Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Çok güzel gözüküyorsun yine. Teşekkür ederim. Harikasın. Simsiye olmuşsun, ne oldu? Karaları mı bağladın? Yo. Bağlamadım. İyi uyudun mu akşam? Uyudum, sen? Hiç konuşamadık dün akşam. Olur bazen öyle. Evet, uyuyamadık. Yeni nesil gelin. Sen iyi uyudun mu? Ben uyuyamadım. Neden? Çünkü dün çıktığımızda sizin evden bayağı ayı... ötekileştirilmiş gibi gözüküyordu. Ya siz uyuyordu. Bir şey diyeceğim, Oğuz ne kadar önemli hissediyor kendini. Ne? Uyuyordu. Oğuz ne kadar önemli hissediyor kendini. Kim dedi onu? Ay'a laf mı ettik yani? Kim dedi? Dilara. Dilara bir daha söylemeni istiyor. Sırtınla oynayayım biraz böyle gerginliği gitsin diye. O gaz gitsin diye. Orada biraz da adalet duygum ağır bastı ama haklısın. Haklıyım. Orada evet, orada. Seninle gerçekten tanışmak istiyorum, seni tanımak istiyorum okulda. Uyumazsak biter. Ben uzun zamandır akan bir sohbetim olmadı. Bugün biri için sürpriz yapacağım. Sebebini açıklayacağım birazdan. Aynur çağırıyor. Bunlar mı? Os. Sen şimdi Dilara'nın yaptığını yapacak mısın? Ben senin düşüncelerini merak ediyorum. Berke'ye daha sonra soracağım. Ne? Berke! Uç! Uç oğlum! Gel. Gözlerini kapat bakayım sen. Kapatıyorum. Sürprizim var sana. Böyle mi kapatıyorsun? Öyle kapat. Şimdi aç bakalım. Miyav, miyav. Beyazlar içindesin ve sana papatya almak istedim. Aa, teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Biraz yedi kapat. Hop da arasın. Sadece hani o kadar büyük bir kavgadan sonra hiçbir şey olmamış gibi bir arkadaşlık kurmamız zor. Ben bu eve geldiğimde direkt benim üstüme gelip, ayağa kalkıp, beni tehdit edip böyle şeyler yapan da kendisi. Oğuzhan'ın ilişkisi yok, senin ilişkin yok. Kırmızı odaya çağırıyor.
çağırırsa giderim dedim Ölken. Hayır, Ozan'dan başka kimse olmayacak. Bunu diyemem, biz böyle bir evdeyiz ya. Bir kırmızı oda daha basıldı bugün. Belki tarafından. Çünkü Görkem'le. Görkem Aynur'u çağırdı kırmızı odaya. Açık açık. Keyfine bak. Belki Görkem'i bahane edip başka şeyler yapmak istiyorsun. Farklı şeyler olabilir. Sana zaten sürekli söylüyorum. Bana ilgini belli etmiyorsun. Onun yapmış olduğu zaten saygısızlık. Harbi saygısızlık yani. Benim burasının ne yaptığı daha önemli benim için ki herkes de gördü diye düşünüyorum. Mum yakarak gelmiş bu adam sana. Ne şey olmadı ya. Mum yakarak gelmiş oraya, kalp yapmış ya. Ben olayı önceden öyle hazırladılar zannediyorum. Bak, yo, ben yaptım diye söylüyor orada. Sesin baksana. Yeter ya. Biraz daha böyle davranırsa vallahi çekip gideceğim şeyden bak. Az kaldı yıkan. Samimi söylüyorum. Çok az kaldı yani. Ay yani. Kaldı burada, hiç çıkmıyor. Bir şey diyeceğim. Biz laf mı ettik ayıya, öyle mi ima etmeye çalışıyorsun? Hayır. Yo, ya, hayır. Benim şey şu anda Nihle'yle olan bir muhabbetim. Ha, Dilara, tamam. Ne alakası? Yanlış anlamışım o zaman. Dilara, sen niye bu konuda bir söylemde bulunuyorsun? Ben bence anlamadım. Ben de o sana katılıyorum. Yanlış anlaşılma oldu. Anladım. Tamam, yanlış anlaşılma olabilir de senin bunu söylemene ne gerek var? Kıskanmalar. Tamam, söyleyemez mi olsan? Tamam, söyle. Şey, peki sen niye kıza düşük puan veriyorsun, herkese yüksek puan? Evet, ben bundan bahsedecektim. Ben adaletli davranıyorum Leyla. Yani adaletten çıkıp da adalet, hani hislerim, burada 9 tane kızsınız. Ben şimdi adalet hislerimden dolayı ona 10 puan versem evet, size ayıp olmaz mı? Ama şüphe olan herkes öyle yaptı kendi şipine. Tamam, kendi şipine de ben bu şekildeyim. Ben herkese karşı adaletliyim. Ben yani şey, benim şipim benim şipim yani değil, fark etmiyor benim için yani. Dikkatimizi çekti sadece. Sadece. Kanka, adalet anlamı, adalet mülkün temelidir yani. Sana ne? Benim seni alakadar eden bir durum yok. Senin karakterinle mesela kalmış. Benim burada ne işim var? Karakterle alakalı. Karakterle alakalı. İnceliktir aslında. İncelik başka olur. İncelik başka olur. İncelik mesela ihtiyaçları olduğu zaman onu karşılamaktır mesela. Ama o senden onu görmek ister. Ya benden gördü zaten incelik. Kızlar günaydın. Günaydın. Ben yanlış mıyım? Diyorum ki benim şipim olsaydı çuval da giyse ben ona 10 puan verirdim. Aynen öyle. Bak sen günaydın çünkü. Ben sana bir şey mi diyorum? Sen de kendi yorumumu yapıyorum. Benim karakterime yakışık olmaz. Tamam, okey. Benim için adalet herkese ben yorum yapıyorum. Buse günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Günden güne daha güzel geliyorsun. Teşekkür ederim. Ama dün kırdığın puanın hesabını soracağım. Konuşamadık. Kıracak çok puan vardı ama... Kaç puan verdi? 2 puan kırdım. Vallahi çok iyi puan kırdı Buse. Bugün konuşacağız. Dün akşam konuşamadık onları. Buse kaç puan aldı? Konuşacağız. Evet. 8 mi verdin sen bana? 8 verdim ama daha düşük hak ettim bence. Vay. Bugün konuşacağız bunu. Konuşalım. Konuşacağız. İnsan nezaketen, tamam uyarını yap ama nezaketen dedi ki ben bunun için veriyorum. Yoksa kıracak puanım var diyebilirdin yani. Nezaket ayrı bir şey ama konuştuğum zaman anlayacaksın ya. Çok doğru bir kıyafet değildi o. Tamam, biraz haklı olabilirsin yani. Zor durumda kaldığım bir kıyafet. Evet, çok zor durumda kaldım. Haklısın bu konuda, o yüzden bir şey demiyorum gerçekten. Ne haber? Altındaki kombini beğendim de üstündekini çok beğenmedim ya. Ben beğendim. Benim beğenmem yeterli bence. Hani şu an bir atışma var yani, o yüzden çok karışmıyorum böyle şeylere ama çok hoşuma gitmedi. Hmm. Bence onun düğmelerini iklersen çok daha güzel olur, yakışır. Ya ben böyle beğendim. Ben illa geleceğim, o düğmeleri zorla bağlayacağım, böyle düğümleyeceğim yani. Ya ben gayet de böyle çok beğendim. Sen beğendin, ben beğenmedim. Bunu dile getirdim. Ben giydiğim için benim beğenmem önemli. Sen bundan önce başka şeylere dikkat etmelisin bence. Konuşacağımız konular var. Günaydın. Günaydın Tuğba. Günaydın Tuğba. Günaydın Rümeysa. Günaydın. Keyfin nasıl? Moralsiz gözüküyorsun. Stabil. Duyamıyorum. Stabil ilerliyor. Ne? Moralim stabil ilerliyor. Ha. Senin? Keyfin yok gibi de işte benim de normal ya. Anladım. İyi. Bugün keyfini yerine getirecek bir şeyler yapabilirim belki. Zahmet etme. Peki. Yorma kendini. Artık gülsün bu çift ya.
Bay bay. Şu an konuş. Güzelim. Bugün yeni nesil gelin oldum. Beyazlar içerisindesin. Evet. Çok yakışmış sana. Efendim? Beyazlar içerisindesin diyorum. Çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Sen ne giydin? Ben krem ağırlıklı giydim. Yine açık renk giydim. Altındaki hangi renk? Krem. Gözükmüyor ki. Bakayım, bekle, dur, gösteriyor. Aa, bir tık uyumluyuz Mert. Evet. Güzel. Wow, bugün çok kırmızı cheeks. Oda var. Evet. Ufak bir sürprizim var sana. Aa, hadi bakalım. Heyecanlandım. Sabırsızım ben de. Bence artık hak ediyorum çünkü sürpriz. Duymadım. Bence artık hak ediyorum sürpriz. Evet, birazcık geç kaldım. Farkındayım da birazcık hediyeler gecikti. Peki. Ama ufak güzel bir hediyem var. Memnun kalacağını düşünüyorum. Peki. Bak, merak bakalım. Ettim. Hadi. Anlaştık. Ben de artık sürpriz görmek istiyorum ya. Daha bismillah Puse. Biz daha göremedik. Şurada maf olmuşum. Sen hala diyorsun ki ben de istiyorum. Aynur. Kim o? Kimden bekliyorsun? Kim o? Kimden bekliyorsun? Alo. Bey ile mi başlıyor? Evet, bey ile başlıyor. Galiba ulaşılamıyor. Nasılsın? İyi değilim. Neden iyi değilsin? Biraz sinirliyim. Ben de sinirliyim. Ne tesadüf. Evet, ama şöyle bir durum var. Dün söylediklerimden dolayı kırıldıysam ve üzüldüysen senden özür dilerim. Allah Allah. Kırıldım. Ben de kırıldım. Ben de üzüldüm. Ama özür dilemek hiçbir zaman hiçbir insanı küçültmez. Seni gerçekten hiçbir zaman kırmak istemedim. Dün rencide oldum orada söylemiş olduğun cümleden dolayı ama tekrar bunu açmayacağım. Ben de o şey için özür dilerim ama senin bana dediğin şey de kavga esnasında söylenmeyecek bir şeydi. Biliyorsun, dün konuştuk, tekrar açmayacağım o yüzden. Evet. Ama hala sinirliyim, bu onu değiştirmiyor. Sinirini alabilirim diye düşünüyorum. Sürekli kırıp kırıp gönül almaya çalışma. Kırma. Sürekli kırmadım ki ben seni. Kırıldım. Özür dilerim o zaman tekrar. Bugün konuşalım. Denk gelirsek olabilir. Günaydın. Nasılsın? Günaydın. Ne haber? İyi. Senden? İyi ben de. Aa, Onur da yeşil giymiş. Ne tesadüf. Sen de yeşil giymişsin. Evet, uyuduk bugün. Güzel, beğendim. Ben de beğendim. Beğenmiş Onur. Teşekkür ederim. Kıyafeti mi, kendisini kıyafeti mi? Kıyafeti ben. Yeşil giydik ya bugün uyumlu. Ha. Tonsürtonuz biraz. Efendim? Tonsürton olmuşuz biraz. Evet, evet, biraz öyle olmuş. Tesadüf. Tesadüf. Aa, günaydın, nasılsın? Günaydın, iyiyim. Sen nasılsın? Hasret, 3 numaralı bakışını yap çabuk hemen. Hadi yap ya Hasret, utanma. Hasret, kendi hareketini yap Hasret. Gözünü seyret. Efekan yapma çocuk. Efekan yapma oğlum. Fotoğraf. Utanma, utanma. Değişmesin, değişmesin. Belki konuşuruz Hasret bugün. Maybe, belki. Belki. Belki de görüşmeyiz. Belki de. Bak bu, kader. Bak Görkem'in foto gidiyor. Görkem bir dur, başım düşündü lan. Çok hareket ediyor kanka, çok hareket ediyor. Hasret, sen neden bu çocuğa yüz vermiyorsun? Yüz verirsem aslarını da ister. Ne, ne alakası var? Ya bu var? Kız duruyor duruyor bir şeyler. Ama şimdi çocuk ne yaptı? Niye öyle söylüyorsun ki Hasret? Öğrendim. Kötü bir şey söylemedim ki. Ne aslarını istesin? Çocuk olabilir. Seninle ilgileniyor yani belli. Hmm. Ya. Ya. Çok mutlu. Sevgim,
Ama ne güzel sarılıyorlar evet, bak. Böyle ya. Görünce çok duygulanıyorum gerçekten. Bravo. Evet. Botu ne kadar tabi? Bitti. Bitti. Şükürler olsun. Bitti. Evet. Niye? Çıkar ondan. Bir daha benim ilişkim hakkında yorum yapmayacağım. Anlıyorum. Bir daha seni uyarmayacağım. Buraya gel. Hakkında. Ne söyledi? Ne söyledi ki? Bir şey duymadık. Açırdık. Ya dedim siz ki, dediniz şey ya. Yapmak. Dedi hayır ya, bir dakika. Yorum şey bir dakika ben bir söyleyeyim çok küçük. Oğuzhan düşük vermiş ya 7 puan diğerine büyük değiller dedi ki niye kıza düşük verdin birbirine daha yüksek verdin. Ben ondan sonra Oğuzhan dedi ki adaletsizlik yapmıyorum dedi. Ben de ne demek o dedim. O zaman dedim beğenmediğin için mi dedim. Bu kadar. Öyle hani demedin. Öyle yaptı. Hayır. O zaman dedim. Beğenmedin şöyle o zaman yaptı. Dedim. O zaman seni beğenmemiş. Böyle bir şey yapmadım. Ben umarım kayıtlar verilir. Umarım verilir. Öyle bir şey demedim. Sen de benim ilişkime laf edemezsin. Etmedim ilişkine. Tamam. Etmedin. Bana ettin. Etmedim. Edemezsin. Etmedim. Sana da etmedim. Edemezsin. Kötü bir şekilde de söylemedim bu arada. Beğenmedim. Tamam. Hayır yalan söylüyor ya. İzleyince göreceksiniz. Umarım direkt izleriz de bugün veririz de görürüz. Ben de ister beni beğenir ister beğenmez yani. Şurada mı otursak acaba bir toplantı mı yapsak şöyle hep beraber? Kaçıyor konuşmuyor da bende. Ne konu kaçacağım? Konuştuk kaçıyorsun. İşte. Küçücük bir olay ve kötü bir şekilde de söylemedim. Küçücük değil. Yorum yapma. Kavga etmek istiyorsun o kadar. Aa. Yapma yorum. Ben senin ayıcını laf etmiyorsun. Sen de onu laf etmeyeceksin. Biraz ondan 10 saniye önce sen ediyordun ya laf. Ben ederim. Direkt yanlış duymuşsun. Eksik duymuşsun Dilara öyle demedim demek diyorum. Demek ki seni beğenmemiş dedim. Demedim kombini Dilara beğenmemiş demedim. Hala tamam, beğenmemiş diyor. Ay, demedim demiş. Çünkü. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya. Zaten herkese 7, 8, 9, 10 bilmiyorum verdi mi ne çıkıyor buradan? Diyor ki ben adaletli davranıyorum. O zaman ay, beğenmedi. Hani daha az beğendiği çıkıyor. Ay, mantık olarak. Bunu zaten olsa söylüyor. O niye söylüyor kızı mesela? Söyledi. Herkes birbirimize yorum yapıyoruz. Siz hiçbir zaman bana bir şey söylemezsiniz ki. O niye söylüyor yani? Demek ki beğenmemiş ne? Yorum yapma hakkım var ya benim. Tabii, o anda duydum söyledim. Çok farklı bir şey değil benim. Demek ki beğenmemiş ne yani? Umarım olursunuz Dilara benim ilişkimizle ilgili bir derdim tamam. Yok. Tamam benim de derdim yok. Derdim senin varmış gibi daha mi görünüyor kızlar? Daha az beğenmiş ki öyle vermiş yani. Yani demedim Rümeysa diyor. Rümeysa diyor ki hediyelerinden dolayı böyle kıza hayır, davranıyorsun. Demedim. Hayır demedim. Ama canım, kötü bir şey demiyor yok ki onu evet, anlamaya şey, çalışıyorum. Eğer verdiği hediye şimdi tepki gösterdiği zaman hiç saçmıyorum Dilara. Hayır bize tepki vermedin bir tek ona tepki veriyorsun. Ben de bunu dedim. Onun vermesi lazımdı kızlara. Ama onun söyleyiş biçimine ben kızdım sadece. Zaten yanlış yani. İşte eksik duyuyorsun diyorum. Bana bakar mısın? Kız diyor ki ben öyle bir şey demedim. Bekle kritikte Öykü Hanım'a sorarız. Dedim mi demedim mi o gün o sıra güt davasını daha uzatma. Kanka şimdi senin de hasret arkadaşın. Evet. Şimdi benim aklımda bir A şıkkı var bir B şıkkı var. Bir yol çıkmaz sokak. Bir yol çıkmaz sokak. Diğer yolda engebeli. Hasretin yolu engebeli. Evet. Anladığım diğer çıkmaz sokağı da Allah kerim. Diğer çıkmaz sokak dünkü kritikten sonra mı tekrardan aklına geldi? Kanka bir şey var bakalım. Senin hala kafanda oturtamadığın ve ne istediğini bilemediğin bir durum var. Ama senin sanırsam kafanda hala Aynur var. Kanka aklımdan çıkmayan bazı şeyler var. Ki ama onlar hemen öyle açığa çıkartılmıyor. Ama sizin muhabbetler çok enteresan. Seni hasret. Aynur'la. Kanka işte öbür taraf çok şey olunca. Hala aklında hani... Kapanmadı mı o defter senin için? Kanka o defter mevzusu farklı ya. İletişimimiz farklı. Tam aklımızdan çıkmıyor o konular dedik de. Orası farklı, burası farklı. Hangi konular çıkmıyor aklından? Kanka eski mevzular işte. Ne kadar da öyle tanış... Ben kimseyle zaten buraya da tanışmadım. Tanışmadın mı daha kimseyle? Kanka 2-3 atışıyoruz onunla. Ondan sonra o mevzular kapanıyor. Çünkü niye? Bende de ego var, onda da ego var. Sende de var. Ben egoistim zaten. Hayatta dışarıda olsa hayatta görüşmem daha kimseyle. Özgüven de var. Öbür kızı saymıyorum. Ama sen şimdi bir karar ver. Şimdi kapanmayan defterler mi yoksa yeni açılacak defterler mi? Senin bir kararın söz konusu. Sence? Bence bir eskiyi geride bırakıp böyle bir yeninin üzerine de bir devam ettirebilirsin. Sen nasıl oldun? Biz çözemiyoruz herhalde yani. Ne düşünüyorsun? O farklı bir şey söylüyor, ben farklı bir şey. Onun doğrusu farklı, benim doğrum farklı. Karakterini yargılamak istemiyorum. 30 yaşına gelmiş adam yani sonuçta, anladın mı? Kendi karakteri oturmuş. Ben yanlış bulmuyorum yaptığımı yani. Ama o açıklamasını peki yaptım çünkü. Peki yapmayı bırakacak mısın? Bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım, yok.
O zaman çözüldü konu bir daha yapmıyorsa. Ama peki, onu şey o söylediği için değil. Yani benim düşünceme saygı duymuyor, anladın mı? Peki, zıttım ben. Peki bir şey ben. Diyeceğim Bana mesela. Düzgün söyleseydi keşke. Öykü Hanım hani sordu ya, etkileşim için sen paylaşmıştın. Hani ilerleyen zamanlarda Oğuzhan'la sen, hani halk isterse olur ben musunuz? Halk... Sen orada dedin hayır. ki şu anlık evet, şey, şu hayır, anlık değil dedin. Dedim. Bu o anlamda değil. Kesin olmaz diye bir cevap ben hiçbir şeye veremem, kimseye veremem. Burada kimse bunu diyemez ki. Sen atıyorum bir isim vereyim, onunla kesin olmaz. Ya da yeni adaylar geliyor. Hepsiyle olabiliriz. Burada tanışıyoruz. Ama bak, sen bilmiyor bir musun o zaman küçücük şeylere takılı olduğunu? Şu anlık ben değil. Ben yalan söyleyemem ki Dilara. Belki... Evet yani. Hayır. Ya ben yalan mı söyleyeyim arkadaşlar? Şimdi yani benim kaç yine içimde olmasıyla alakalı değil. Ben bunu Mert'e de, Ahmet'e de, Mehmet'e de hepsine... Burada imkansız diye bir şey yok. Bunu anlatmaya çalıştım. Öyle bir şey istemiyorum ama ben gidip de yemin ederim muhatap olmayacağım. Kimse için bunu demem şey, imkansız yok, diye. Burada yok yani. Burada kimler kimlerle, millet 5 kişiyle tanışıyor. O yüzden yani, demiyorsun? O yüzden demiyorum. Yoksa benim öyle bir düşüncem yok. Ben Ozan'ın karakterinden, davranışından memnunum. Çocuk hani baştan beri ben diye diretti. Bu benim hoşuma peki, gidiyor. Bir şey soracağım. İlk diyelim. Şeyden beri yani. Bir Tati'yi beğendiğini söylemiş. O da benim tartışma konusu bile değil benim için. Ne dedim? Şey güzel doğru kız, güzel bir kız, anladın mı? Ben niye onunla kendimi kıyaslayayım? İlk gelmiş, kimseyi tanımıyor. Ben tanışırım. Uymuyor mu kafa yapılarımız? Anlaşamıyorum. Biraz daha gözlemliyorum. Sırf gönlü olsun, aramız düzelsin diye Allah aşkına rahatsız olduğum durumları dile getirmemem mi gerekiyor bu fikrini? Tabii ki de rahatsız olduğun kırıldığın noktaları dile getirebilmen gerekir. Bunları dile getiremiyorsan kötü bir şey. Yani her şeyi için atamazsın ki bir ilişkide. Bunları bir söyleyebilmen daha gerekiyor. Daha kötü patlayacağım bu sefer yani. Kesinlikle. Takıldığı noktaları dile getiriyorum ama onun için çok bir önem arz etmiyor. Bak ben anlayışlı bir adamım. Genelde ilişki içerisindeyken karşı ilişkimdeki partnerim mutlu olsun diye elinden geleni de yaparım. Fakat yani kırıldığım bir nokta olduğu zaman bunu ifade ettiğiniz zaman beni anlamasını isterim. Yani kırıldığım bir nokta var. Onu göremiyorum. Ne yapmam gerekiyor bu noktada bilmiyorum. Ya mutlaka bakış açısı farklı. Olaya farklı bir yerden baktığı i̇şte için yani aslında zaten anlaşamıyorsunuz. Acaba diyorum, yoksa hani... Rümeysa duygusal bir kız değil demiyorum. Ama farklı bir bakış açısından baktığı için olaya muhtemelen seninle aynı açıdan bakamıyor. Orada sorun yaşıyoruz işte. İşte. Ya bunu bir şekilde ona ifade edebilmen gerekir. Geçmiyor abi yani anlatıyorum. Tamam diyorum, ona da hak veriyorum. Senin baktığın pencerede bir sorun yok ama benim baktığım pencereye geç diyorum. Benim açımdan düşün. Sen de öyle haklısın. O zaman haklıysak bir sorun, ortada bir problem var. Bu nasıl çözülecek yani? Empati kurmak gerekir. Aynısını Yeliz yapsa büyük kırılırım. Yani büyük bir olay abi. Affedecek bir şey değil yani. Büyük kırılırım. Kuliste ötüyor mu Allah? Kuliste gördük senin gerçek yüzünü. Yani üstüme oynanırsa öterim. Ama Yeliz başlatmadı diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, yanlış hatırlıyor olabilirim. Yok, bilmiyorum kendisi nasıl başlatamıyorum. Kendisi ha. bana sesini yükseltmedi. Konuşmuyorum zaten onunla dedi hani. Sen oradan bir şeyler söyledin, o öyle yükseldi. Ben hayır, arkadaşlık vardı, yok gibi bir şey söyledi. Ne dedi? Arkadaşlık yok gibi bir şey söyledi. Da konuşmuyorum, içeride de konuşmak istemiyorum dedi. Tamam, sen de sen yok. O zaman niye konuları? Ben de dedim ki o zaman en başta bu olayı sen evet. neden patlattın? Ama senin ben de dedim ki ben de o esnada. Bir saniye, senin kaçırdığın nokta ilk baştaki söyledim o konunun değil. Üzerinden değil sonra. Mi? O konu bir kere kapandı ya hani. Evet. O konuyu bir daha asla ya açmadı ya da asla bir saygısızlık dedim. Bir şey anlatıyor mu? Saygısızlık yapmadı sana. Sen niye söylüyorsun konuyu açan kendisi de? Sanki konuyu yeni açmışçasına. Konuştun. O yüzden söylüyorum. Senin yanlışın o orada. Hani bu yine ikinizi ilgilendiren bir konu. Biz kenardan göz olarak söylüyoruz. Evet, sadece yani. Hani orada konuştuğun gibi burada da konuşabilirsin. Çekinme yani. Herkes her şeyi konuşuyor burada. Yok, çekinmiyorum. Sadece sorunuz varsa da konuşabilirsin. Yani içeride bir yükselme yaşandı. Ve bu konuyu buraya taşımak ben de istemiyorum zaten. Sadece ben ona soru sordum. Ama bana aslında. Şey vibe veriyor. Tabii ki de bilmiyorum, seni tanımıyorum yani. Çok Yeliz'den de çok önceden duymadım hani bu muhabbeti. Sanki böyle Yeliz o adımı atmasa, adım değil aslında. Yeliz isteyerek de yapmadı. Onun da içinden o an öyle gelişti. Sen de yapacakmışsın gibi. Yani sen bu konuyu hiç açmayacakmışsın gibi gelmiyor bana. Sanki bunu kolluyorsun, zamanını kolluyorsun. Hayır, ben herkese konuştum. Biraz. Ben herkese konuştum. Kavgada. Bu benim için çirkin bir olay çünkü. Çok çirkin bir olay ve ben bu çirkin olayı ben yapmadım. Yani kendisini de düşünerek bir nevi açmak istemedim yani.
O yüzden açmayacaktım. Kendisi açınca da okey bir şey demedim. Nihli'ye çiçek almayı düşünüyorum. Çok güzel bir hareket. Ve çiçek alma geçmişim pek parlak değil. Benim hiç değil kanka. Ben yani, sana direkt öneri söyleyeyim ama bir öneriniz var mı? Orkide. Bulabilir miyiz? Yok. Orkide kanka. Gül ama mavi gül. Mavi gül. Orkide mavi, aslında. Çok orkide. Güzel olur. Mavi gül mü var? Orkide al kardeşim. Açık böyle neydi o gülün adı ya? Açık mavi renk var gül biliyorsunuz belki. Tam onun tenine şeyine Musmaz. Uyuyor. Var var mavi gül var ya. Yanlış bilmiyorum. Bir araştırma. Kanka ben bir şey görmüştüm Instagram keşfette böyle. Ayakkabı kutusu var. Düşün. Kutunun belli bir bölümüne sürpriz yumurta 4 tane. 5-6 tane makaron. İşte böyle sonra 10 tane gül falan. 10 tane gül ondan sonra yanına... Gül, makaron, sürpriz yumurta. Ya ben şimdi şeyi anlayamıyorum. Çok şık olur. Şimdi bak. Birazcık aramızda yaş farkı var. Yani biliyorsunuz. Bence çok yaş farkı yok. Ya yok zaten de hani 5-6 yaş ben ne olursa olsun birazcık onların kafasını belki yakalayamayabilirim diyorum. Hani sizce bu yaşta bir kıza neler yapmalıyım? Çünkü benim daha önce... Ayıcık çok güzel yapmışsın daha mesela. Önce... Tam onun şey yaşında. Alabilecek en güzel hediyeyi almışsın. Evet ayıcık. Ama biraz erken değil mi? Ya dedim mutlu olsun kız. Şimdi orada da canı sıkındı. Çok güzel bir canı sıkındı kanka orada. Evet. Hani böyle geldiler birazcık uğraştılar kızla. Biliyorsunuz işte fotoğrafını ters çevirmeye, kaç çizme. Hem gönlü de böyle rahat olsun. İşte o Dilara mevzuları falan filan. O kırmızı oda baskını falan. Kız modu çünkü düştü, buraya bir geldi. Buraya bir geldi sanki bir savaşın içine gelmiş gibi hissetti. Anladın mı? Onunla konuşurken de hissedebiliyorum. Ne kadar bana belli etmese de. Ürkek hani gibi konuşuyor. Yok hayır dedi. O bana böyle. Mesela şey diyor asla bir problemim yok. Gayet iyiyim, keyfim yerine falan ama belli yani. Bir beden dili... Hiçbir şeyin yoluna gitmediğini anlatıyordu anladın mı? Heh, beden aynen. Dili hani kendi farklı söylüyordu ama beden dili öyle demiyordu. Yine sen açıyorsun. Yani ben hiç bütün benim mahremim. Bu senin de mahremin aslında sadece benim değil yani. Benim de ailemiz diyor benim de gelecekte çoluğum çocuğum olacak belki. Senin de bunu düşünüyor olman belki. Gerekiyor. Bunun bir kesin şeyi yok, yok ki ama kesinlikle. Yani belki neden hani böyle bak senin için bir problem olmayabilir erkek olduğun için ama hani bu benim için problem teşkil benim eden benim için de problem. Şey. Yani o, ve ben bunu sana söylediğim halde sen geliyorsun bütün erkeklerin kızların arasına Aynur bana yakınlık gösterme Aynur. Üstüme geliyorsun. Kırıldım çünkü. Ben de kırılıyorum ama. Bak bizim ben ilk yakınlık... defa biz ilk defa böyle bir konuşma yapıyoruz mesela böyle her şeye gülmüyoruz. Senin bana bir şeyler hissettiğini ben düşünüyorum. Hissetmesen benle niye uğraşırsın ki? Bak böyle yaparsın bana. Uzaklaş Berke dersin mesela. Yaparsın bunu yani. Ama sen benden etkileniyorsun diye düşünüyorum, hoşlanıyorsun diye düşünüyorum. Sadece çok belki belli etmek istemiyorsun, daha sağlam şekilde ilerleyelim, şımarmayayım diye de olabilir. Ama bak biz ilk defa bu konuşma, böyle bir konuşma yapıyoruz. Daha sakin konuşuyoruz. Ya sen içeridekilere her şeyi anlattın mı? Her şeyi anlatmadım, sen de çok iyi biliyorsun. Sadece benim gerçekten rencide olmama sebebim nasıl yani benden etkileniyor, hoşlanıyor diye düşünüyorum ama bunlardan dolayı yansıtmıyor diye anlattım. Anlıyor musun? Ya peki bunu burada mı konuştun başka bir yerde? Başka yerde konuştum. Burada anlatmadım. Dilara ile olan sohbetinle Nile ile olan sohbetin arasında ben fark olduğunu düşünüyorum. Yani Dilara ile çok daha uyumlu gibi sohbet muhabbet anlamında. Ben ona hiç katılmıyorum yani. Ben öyle gördüm. Yok Dilara ile best friend olurlardı yani hiç sevgili olmazlardı. Ben de ona işte katılıyorum. Kanka evet. Olurlardı anca o kadar. Ya sadece dediğin gibi mesela Nihle ile muhabbet ne biliyor musun? Şimdi biraz sessiz gibi görünüyor. Ben bir yere kadar getiriyorum mevzuyu. Tamam. Getirdim. Harika her şey süper konuşabiliyoruz. Gerçekten iletişim konusunda da gerçekten bence bir problemimiz ne olduğunu düşünmüyorum. Sadece hala buraya alışamadı. Ha. O problemi var. Hani böyle durmadan bir tetikte hani. Evet. Böyle gergin. Anladın aynen mı? Öyle. Hani bir yerden bir şey mi gelecek acaba? Ben de o ilk travma oldu kız. Ha, aynen. İlk geldiği gün ne koyuyorum yani birazcık üstüne gidildi kızım falan ya. O yüzden ben bir şekilde kızı açmaya çalışıyorum ve kız sizden öneri bekliyorum. Yani işte ben dün ayı alayım dedim işte böyle bir mutlu olsun. Dedim ki işte ben burada olmadığım zaman da gördüğünde beni aklına getir. İşte her zaman yanındayım ben de senin. Bu bize bir işte obje olsun. Kanka o kızın mutluluğunu istiyorsan eğer Dilara'nın... Sen şimdi bunu diyerek gerekiyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ha sen onunla şey tanışıyordun değil mi? Ben de onu diyecektim tamam mı? Bozmak istemedim. Doğru. Diyecektim yani, hani Oğuzhan'ın yanında bunu açman ne kadar doğru diyecektim. Ben senin hiç şey geldiğini bile gördüm. Önerilerinizi bekliyorum. Geldiğimi bir görmen önemli değil. Ben yokken onları konuşman doğru değil. Ya bu konuda haklısın. Ama ben sadece oradaki muhabbeti şey yaptım. Tepki şu anda
Hani derler ya canım cicim aylarındaki tepkiler. Şu an canım cicim aylarındaki tepki. İleride daha yükseğe mi dönüyor yani? Yükseğe dönmesinin kastı seninle alakalı. Sen bana bunu yaşatmazsan niye sana yüksek tepki vereyim? Ya senin burada bunu demen gerekiyor. Evet ben sana bu tepki verdirmeyeceğim demen lazım. Tamam da sen ben sürekli öyle dediğim... Sen onu da kapatmıyorsun ki. Ben sen bu net cümleyi mi bekliyorsun onu anlamadım. Hangi net yani cümleyi? Yani şu söylediğin evet ben sana böyle bir tepki verdirmeyeceğim. Bunun dikkat netti. Ben zaten öyle dedim bir saattir tamam. Böyle söylüyorum. Dünkü kadar iddialı bir şey zaten olmayacak. Ben de rahatsız olmuyorum. Benim rahatsız olmam zaten yeterli bu arada. Sadece okay. Senin açından bakmıyorum. Tamam. Benim de rahatsız olduğum tamam, konumuz bu nokta değil. Nokta olması konumuz lazım. Bunu kapattık. Tamam. Konumuz senin bunu söylerken seviyeli bir şekilde diyorsun ya hani kapıyı açık bıraktığın kısmından sonraki muhabbet bu. Yani benim sana şu anda anlatmaya çalıştığım şey neden net değilsin değil. Bu açık kapı gibi bıraktığın şeyin sebebi ne diye merak ettiğim için soruyorum. Sen de diyorsun ki hayır açık kapı yok sadece senden netlik görmek istiyorum diyorsun ya. Ben de sana neyin netliğini dedim hani neyin netliğini görmek istiyorsun. Sonuçta sen de benden görmek istemiştin netlik. Evet. Tamam, sen yaptın insanlar... mı böyle bir şey? Netlik. Ben yapmadım. Tamam, ne yaptın mesela bana açıklar mısın? Ya yapmak derken konuştuk yani mesela. Ne sen yaptın? Bana soru sordun. Ne yaptın? Sen bana sordun ben de soru cevabını sordum. Verdim. Soru sordun bu mu? Netli olduğumuz bu mu? Hayır. Ne yaptın bana bunu açıklasın. Sen ne yaptın bana onu söyle. Yapacaklarımı bilmiyorsun. E tamam yap o zaman görürüz. Ne, göreceksin zaten. Hı. Tamam o zaman konuşuruz onu. Konuşacağız zaten. Bir konuşma içerisinde Öykan'ı Murat'ı sormuştu. İlez'e karşı bir şeyler hissettin mi işte önce hissettin mi tarzı bir soru sormuştu. Gevilip. Murat da hayır cevabını vermişti. Ama gördüğümüz o şey çok farklı. Muhabbet. Aynen öyle. Günden demek ki vaktinde... Günden gün o duygular değiştiği için bir anda bir şey düşünebiliyorken bir anda yok hayır diye bir ya da hangisi yani biz şimdi hangi sözüne inanalım seni yani? Ben zaten inanmıyorum. Yani orada gidip Yeliz muhabbetlerini açacaksın. Burada yer yer hatırlıyorum çünkü bunu. Kardeşim siz yakıştırdığım bir çift falan deyip senin geline yakıştırdığını söyleyeceksin. Ya bugün pozitif konuşuyorsan, ertesi gün negatif olarak konuşmaya devam ediyorsan ve bayağı kötü eleştiriyorsan bu noktada ayağımın kaymasını bekliyorsundur. Bebeklerim şeyle böyle sırtıyla oynarlar. Sırtınla oynayayım biraz böyle şöyle pıt 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 yapayım. Bebeklerin sırtıyla oynamam. Gerginliği gitsin diye. Sen o gaz bir bebek. Tamam senin gerginliğin gitsin. Saçınla oynayayım. Hayır, oynayamazsın. Hayallerinle oynayayım. Yapar mıyım öyle bir şey sence? Yaparsın. Sen oynuyorsun benim hayallerimle. Ne senin hayali? Kafandaki ne? Seninle birlikte olmak. Benimle birlikte olmak. Buna galalarda öyle şeyler diyerek mi? Hayır. Yelteniyorsun. Bu hatalarımın farkına varıp düzgün şekilde ilerlemek istiyorum. Ben sana çok kırıldım. Neden? Yani hiç karşı tarafı düşünmeden hareket ediyorsun. Ben de kırıldım. Bak ilk sana. Hareketini yakaladım bu arada. Bunu ben da yazıyorum kırıldım. Yani. İlk hareketin neydi söyle. Yani herkesin şipine... Bak ne dedi bu? Çuval giyse bile benim şipim olduğu zaman 10 verirdim, 100 verirdim. Evet. Sen niye bana 7 veriyorsun? Ben adaletliyim çünkü. Ben herkese karşı böyleyim. Tamam adaletli sen olmak ayrı diye. Ama sonuç olarak hani gelmişim şipinim. Başkana 9-8 vermen, bana 7 vermen. Çok orada kırıldım. Biraz da adalet duygum ağır bastı ama haklısın. Haklıyım. Orada evet, orada bir tık daha artırmam gerekiyordu puanı ama işte, adalet duygum bastıramadım. Çok üzüldü Nihle konusunda. Sürekli hayatında hep bu döngüye giriyormuş, hep birileriyle iletişime giriyormuş, hep ikinci kadınlar geliyormuş. Ve adamlar Dilara'yı bırakıyormuş. Yani başka kızı seçiyormuş. Bu da, şimdi Tuğba var ya ortada, ondan emin olmak istiyor. Tekrardan hani girecek ama atıyorum. Bunu bir erkek hoş algılamaz anladın evet, mı? Evet ama direkt Dilara'yla tamam der zaten. Zaten olmayacaktı da şeyden dolayı Dilara da hani şeyin garantisinde olmak istiyor. Aslında heyecandan fark etmedi o. İzleyince evet, o da fark eder. Evet sekli duruyor. Arkada izlese, da söyledim kritikte evet, de söyledim. İzlese ona. O da fark eder. İzlemediği için fark etmemiştir ama hem heyecandan aşkım hem de garanti almak istiyor. Kız bir daha bir başka kadına tercih edilmek istemiyor ki en doğal hakkı. Bak hazmedilemeyen en zararlı ve en acı şey. Bir başka kadına tercih edilmemektir. Doğru. Bence bana sorduğu soruların sebebi de bu. Evet. İleride ben korkuyor. Ortaya çıkacağım da Oğuzhan korkuyor. İşte beni bırakıp... Ama bu Dilara Oğuzhan ne sormuştu sana? Oğuzhan... Diyor ki sen şimdi diyor Ozan'la bitti mesela. Aramızda ben bozuk ona. Ya. Ha işte.
Yok, o da burada sordu. Ben burada bilerek bana soru sordum yöneltti. Ki yani cevabı hani, bir dur. Bir anlatayım şunu. İkinci Leyla. Aynıyız gerçekten. İkimizi de izliyorum. İkimiz de vır 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 ekranda. İkiniz de susmuyorsunuz. Başım evet. Ya. O yüzden dikkat ediyorsan artık vallahi ben duruyorum sizden yani. Bıktım. Evet durun. Sen sana da gelsin bu artık duruyoruz. Sen de biraz o izlemiyor ben diye belli değil. Yoksa benim sesim değil. Yükselecek. Dedi ki sen dedi şimdi Ozan'la bitti dedi. Hani Ozan'la hani bana sordu ya Öykü Hanım da. Tamam. Bize sordu ya kritikte sormuştu. Hani olur mu gibisinden konuştu. Tekrar hani. Ben de dedim ki burada ben olmayacak imkansız. Ben böyle bir şey söyleyemem. Çok realist konuşuyorsun bak, bu arada. Ben dürüst bir evet. insanım. Ben şimdi kesinlikle ben onun yüzüne ya ben bununla kavga ederek ya da. Ve cesur. Evet. Hiç çekinmiyorsun. Evet çok hoşuma yani, gitti benim kritikte de. Yapın bu şekilde bu yüzden beni sevmiyorlarsa sevmesinler. Ben olacak ya da olmayacak diyemem. Ben geleceği göremiyorum dedim evet. yani. Şimdi böyle desem lafımı yutmuş olurum. Ya da atıyorum geçti zaman hani bir şey oldu. Sırf bu lafımdan dolayı bile şey yapmam anladın mı? Söz namustur bizde. Gördük senin tartışmada geldiğin hali. Hayır senin gördük. Evet, ne oldu bir anda bitti dedin bıraktın beni. Ne diyecektim belki? Nasıl ama tekmeyi, nasıl şut vurdun bana? Ha ne diyecektim ben orada? Hayır pardon. Diyecektin. Belki nasıl düzeltebiliriz, hayır? Belki hatalarının şu farkına. Şu an ben Leyla değilim. Ama ben Mecnun'um sana. Nasıl olacak? Aynen. Mecnun olsaydın öyle beni kırmaya teşebbüs etmezdin. Teşebbüs bu arada doğru cümle. Çek. Nasıl eline dokundum ama? Sahiden neredesin canı? Ben savaşıyorum kansızlarla bir arkamda dur ya. Durduramıyorsun. Bir yanımda dur. Durduramıyorsun. Bir bana güçlü hissettir ya. Ben senin için herkesle mücadele ederim ama senin yanımda olman lazım. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Sadece yanımda olduğunu hissetmek istiyorum. Sana gerçekten güvenmek istiyorum. O zaman bak bakayım ben saçma sapan bir hareket yapıyor muyum sana? Neler yapıyorum sana? Bana bak. Bakıyorum. Çok şey güzelsin. Göremiyorum. Hep hayır ben biliyorum zaten güzel olduğunu. Teşekkür ederim. Rümeysa dedi ki sen niye Nihle'ye o kadar büyük bir tepki verdin? Nihle bu arada şey dedi. Demek ki seni beğenmemiş gibisinden o yüzden sana bu kadar puan vermiş olsan dedi. Ben dedim ki sen kim oluyorsun da karıştın? Karışma yani o ilişkin hakkında yorum yapma dedi. Ya var ya. Sonra Rümeysa dedi ki niye ona öyle bir tepki veriyorsun ki? Hani ya da şey mi olduğunu düşündün hani o sırf hediye vermiş diye zoruna mı gitmiş gibisine getirdim ki zoruma gitmiş olsaydı ayıcı paramparça ederdim onu yapardım. Bir şey yapardı bu ayıcı demek ki ilgilendirmiyor beni. Yani iki tane farklı konu vardı bir tanesi o benim sana düşük puan vermem diğeri Oğuz'un ayıcı bir kenara atması. Oğuz orada ne dedi mesela? Oğuz orada şey dedi ona. Ayıcığımı niye eve götürmedin? Bir kenara attın gibisinden. Ben de olayı yanlış anladım. Nasıl anladın? Sandım ki hani pek hatırlamıyorum ama şey olarak anladım hani sanki biz ev bütün kızlar toplanmışız da ayıcığa laf etmişiz gibisinden anladım. Bana değer verdiğini varsayalım. Şu an veriyor musun bilmiyorum. Veriyorum tabii ki tamam. De değersiz. Uç noktada bir değerden bahsediyorum. Tamam anladım demek istediğini. Yorulacağını düşünüyor musun? Bilemem bir cevap değil. Nasıl bilebilirim? Şu anki düşünceni söyle. Mesela şu anki izlen 3-4 günlük izlenimine göre söyle. Güzel bir yerden girdin dur. Aslında bir yandan düşünüyorum, bir yandan düşünmüyorum. Bu arada kıskançlık konusuyla alakalı değil yani. Hı. Zaten ben kıskanılmayı da seven bir insanım. Sadece kısıtlamayı ben kıskanmayı hiç seven bir insan değilim. Neyi? Kıskanmayı hiç sevmem. Tamam ben kıskanmayı, kıskanılmayı yani bu ama şey dozu farklı nasıl diyeyim? Dozumuz, önemsemek diyeyim yok, ya. Önemsemek daha iyi. Yok ben kıskancım onu söyleyeyim de. Ben de kıskancım ama kıskanmayı yani. Sevmiyorum diyorum. Tamam. İşte bir dakika ne diyecektim ya? Hep unutturuyorum. Lafımı kesme. Unutacak bir şey yok. Dedin ki. Ne dedim? Kıskanmayı ve kıskanılmayı seviyorum dedim. İkiye ayırdın. Şimdi bir tanesini açıklayacaksın. Hı. Sonra diğerini açıklayacaksın. Şimdi sadece kısıtlanmayı sevmem. Onun sebebi de ben ne yapacağım bildiğime inandığım için bana ne yapmam gerektiğini biri söylediği an çıldırıyorum. Niye öyle gözünü kaçırıyorsun? Sanki böyle her söylediğim bir şeyde eyvah yandıklar gibi bir tepki veriyorum. Yani şöyle geçmişinde yaşadığın şeyler sana ders çıkartmış. Onu anladım. Okey. Ama
Bazen de karşındakine kendini bırakman gerekir ya. Evet, ben zaten onu istiyorum. Ben o bırakacağın kişiyim işte. Bana bırak ama bunları dile getirme. Tamam, bıraktım. Bunu yaşayarak görelim o zaman. Bence yaşayarak gör. Tamam. Evet, seninle ilgili bir şey konuşuluyordur diye dinliyorum. Çünkü peki ben bir şey... her şeye de beni sokuyor yok, yani. Yok, çünkü ben bir şey yakaladım o yüzden. Ne yakaladın? Öyle bir şey yakaladım. Şu an bir şeyden bahsetmek istemiyorum. İleride görürsem zaten evet belki doğru haklıymışsın diyebilirim buna. Ne? Şimdilik bana kalsın. Kulağıma söyleyebilirsin. Hayır. Merak etme. Ama şu an merak etmiyorum. O zaman beni affetmen lazım. Affetmiyorum. Tamam, affediyorum. Söyle. Hayır, yalan söylüyorsun ki. Söyle. İnanmadım sana şu an. Hayır, söyle. Hayır, affediyorsun. Tamam, tamam söyleyeceğim. Söyleyeceğim, tekrar küstüm sana diyeceksin. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü sen... Aynur'sun. Evet. Berkin'in Aynur'u. Hayır, Aynur sadece... Aynur Elma. Aynur Gemici. Aynur Elma. Senin soyadını alayım mı? Gemici. Batan Berki Gemici. Berki, öyle bir şey mümkünatı yok. Niye olmasın? Olmaz zaten. Aa. Tabii ki olmaz. Aynur Gemici sadece. Aynur Elma Gemici. Gemici Elma. Çok da kötü oluyor ya. Olsun. Aynur Gemici, tek. Öyle bir olay yaşadık yani. Ben bu olayı kapattım. Kendisi burada açtı. Ben ona çok kırgınım zaten. Farkında ve üzülüyor. Senin ona kırgın olmana. Aslında belki de hala senin arkadaşlık bile istiyordur yani. Çünkü çok belli. Sen ağlamasından mi? Belli. Sen ağlamıştın gerçi. Yeliz ağlamamıştı. Evet. Pardon. O çok kısa bir ağlamıştı. Ama üzüldüm durumunuza. Benim de böyle bir dostumu kaybettiğim olmuştu çünkü bu tarz konulardan. Biliyorum, anlıyorum yani sizi. Çok yakın kötü bir dost. Kötü bir şey yani. Bir erkek iki dostun arasına giremez. Bir iki erkeğin arasını da bir kadın bozamaz. Şöyle bir şey diyeyim mi sana? Senin için o kadar çok zor ki. Hem kadınlara hem erkeklere güvenmemek sefer. O kadar çok eksik ki. Yani bir insanı artık tanımak için veya güvenmek için o kadar çok süre lazım ki. Ya da sana öyle bir şey yapması lazım. Benim o güveni işte kazanmam için çok karşı uzun bir süre tarafın lazım. Hayır. Veya... Çok uzun bir süre değil ama çabalaması gerekiyor ama bu çabayı da ben karşı tarafın üstüne yıkmak istemiyorum. Ben büyük tamam, konuşmak yaş, istemiyorum. Tamam, yaş no. Problemi varsa, sıkıntıysa benim için biter. Anladın mı? Bunu başta söylemen lazım bir ki şey bana. Bir şey söyleyeceğim, başlamayan bir şey nasıl bitecek? Başlamayan bir şey değil ya. İki gündür konuşuyoruz, benim niyetimi anlamış olman lazım zaten. Seninle gerçekten tanışmak istiyorum, seni tanımak istiyorum o konuda. Uyumazsak biter. Tamam hadi gelin. Hayır gelme. Gel ya gelme, gelin yoksa ya. Yoksa konuşmuyor gelme. Hayır gelin ya konuşacağım, gelin buraya gel Murat, hayır, gel buraya. Hayır bir şeyi netleştirelim sonra ben gideceğim zaten, onlar gelebilir. Siz konuşun sonra sen gelin. Şu an saçmalıyorsun ama gerçekten. Saçmalamıyorum. İki gündür sence seninle arkadaş olarak mı konuşuyorum Hasret? Başka ne yapacaksın Görkem? O zaman git Tuğba'yla tanış. Hayır öyle bir niyetim olsa zaten tanışayım. Tamam ama kimle ne yapmaya çalış? Ben onu anlamadım ki şu an. Ne konuşacak başka birisi mi var? Git çocuklarla mı oturacaksın? Ne yapacaksın? Onlarla zaten yediğim sen konuşmak için o zaman konuşuyoruz. Tamam konuşmak için konuşalım işte, böyle tanışıyoruz. Anlamak ya anlamak istemiyorsun ya da konuyu çarpıtıyorsun. Ya da sen anlatamıyorsun. Ben anlatıyorum gayet niyetimi. Bana şunu diyebilirsin. Ben etkileşim hissetmedim. Anladın mı? İlerisi için, flörte doğru bir adım için tanışmak istemiyorum. Sadece arkadaş tanışmak istiyorum. Okeyim. Ama bunu bana söyle. Bunu bilemezsin ki ama. Bunu bilemezsin de sen diyorsun ki arkadaşla tanışıyoruz. Tamam arkadaşla. Bir insanla etkilenirsin, beğenirsin. Ondan sonra da tanışırsın. Ben ama ilk baştan beri söyledim ben buradaki mesela elektrik almadım falan. Elektrik ben de almadım. Ama evet. Ben fiziksel görünüş olarak diyorum. Yani tamam da işte ben de diyorum konuşuyoruz işte. Sen niye şu an zorluyorsun ya? Terlemeye başladım. Burası belki aklında farklı biri var. Ya tanışma benim, yolundasın. Kimse benim ben, geçmişimde olan kişilere ben yorum evet. Yapmıyorsam başka biri de yapamaz. Sadece o da değil. Senin ben kavgadaki burada istemediğin yüzü, şeyleri işte onu dile getirmesi. Dile getirdim ben hani. İşte o Survivor'ı burada yapmayacaktı. Ben onu dün o, özelde evet. Söyledi şimdi burada söyledi. Buraya taşımasaydı iyiydi. Evet aynen. Buraya taşımasaydı keşke. Ben de yorum yapmayacağım diye söz verdim. Ama şimdi seni savunmaz. Ne oluyor biliyor musun? Bu sefer karşıdaki insan sana böyle
bir şey isteyince sen istemiyorsun yani. Evet. İsteyeceksen de istemiyorsun diyorsun. Yani ne alakalı, niye hemen buralara takılıyor kafası, evet, gidiyor. Ben bir sefer istemiyorum ben. Hani daha kendimi koruma altına alıyorum, şey, geri çekiliyorum. Yani, hani bunların... Az çok herkes anladı artık herkesin karakterini. Ha, ben, evet, senin bu. Bu yani. Sen çok maç maçlı. Belki özel hayatında çok seviyorsundur ama burası halka açık bir yer, evet, ve bunu yapmak, evet, istememen çok normal. Annen baban izliyor olabilir, birileri izliyor. Bundan çekinebilirsin. Evet. Hepimiz ben öyleyiz bu arada. Sadece halde. Şey değil. Ben bunu Leyla'ya da fısıldadım bu arada. Ben bizim konuyu mu? Ne? Ne diyor? Şöyle fısıldadım ben Leyla'ya. Konuşuyordu değil mi? Oğuzhan'la böyle ortak bir bağlantı. Şiplendiği bir fotoğrafı paylaşmasın. Paylaşmasın. Ben net bitiririm kanka. O Rümeysa'ya hak verdi. Bence dedim haksız dedim. Ben Ozan haklı dedim. Her şey Leyla Rümeysa'ya mı haklı buldu? Rümeysa'ya haklı buldu. Ya haklı haksız mevzu da değil aslında göre... da. Ben bir erkek olarak abi bu durumdan, bu görüntüden hoşnut olmam. Evet. İşte zaten ilerleyen bölümlerde bizi görecekler. Tamam bunun farkındayız. İçerideki bizim anlık durumumuza göre hareket et dışarıda da. Oradaki zaman akışında o gözüküyor. O yüzden aldım. Bu geçerli. Şöyle değil, beni rahatsız yani... Edin. Bu senin de var sonuçta. Ben de ses çıkartmıyorum. Buse paylaşıyor mu? Ben tabii ki. Sen konuştun mu konuyu Buse'yle? Konuşmadım. Hayır. Konuşma gereği duymadım. Şöyle kanka konu. Şu an tanışma yoluna tam girdiniz. Evet. Girdikten sonra işte isimlere takılmayın. Buse kimi? Görkem'le mesela atıyorum. Instagram'da bir şey ortak bir bağlantı paylaştı. Sen okey misin buna? Sen okey misin? Tabii ki okey değilsin ama benden önce bir akış var ya. Ama kapandı. Ha, okay. O akışa kaynaklı. Benden sonraki akışta böyle bir şey olursa olabilir. Öyle bir şey yok. Hiç olmaz da. Murat ona bakarsan kanka ben de hasretli olan kırmızı odamı paylaştım dün yani mesela. Şimdi Görkem'e anlat. Ne dediniz? Hatun Görkem bir şey çocukların evine gittik. İşte Görkem benimle konuşmak üzere yazlık Batı da ben götürdüm buradan. Birazdan konuşalım falan bu mevzuları. Ondan sonra... İşte gittim. Sonra Görkem dedi ki gel bir konuşacağız, bir çekiştirdi falan. Muratlar bayağı bir gülme krizine girdi. Sonra Murat'la Bat geliyor, şeye bakıyor, bitti mi diye gelelim. Ben gelin diyorum. Görkem diyor ki hayır gelmeyin. Murat diyor ki kardeşim gel biz gidelim, yine geliriz. Görkem sana yükselmiş. Bilmiyorum, yükselmek diye tanışmak istiyor. Ben dedim ki tamam tanışalım. Yani tanışalım derken aşkım bir şey söyleyeceğim. Görkem demişti ya ben yaşımda. Kadınlardan, evet, hoşlanıyorum. Evet. Belki de o yüzden hoşlanıyorum. Aynen ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? O 22 yaşında ben 31 yaşındayım. Hani bu şeyi unutmayalım. Tamam olgun olabilir ama bir yaş faktörümüz var. Bu bir 2-3 yaş değil, 5 yaş değil. Bu 9 bayağı yaş. Yaş var. Evet. Bayağı yaş farkı var. Hani sen... Realist tamam, olalım şimdi. Realist makara olalım. Falan bir tabii, yana. Tabii tabii. Yani o yüzden bak tatlı bir çocuk, matrak bir çocuk. Çok komik. Evet ya. Komik. Kendince yakışıklı bir çocuk. Ben buna hiçbir şeyim yok. Hani tanışıyoruz mesela ben bir de şeyi sevmiyorum. Ben mesela birisiyle tanışmaya başladığımda şunu istemiyorum anladın mı? Böyle bana birisi baskı uygulasın. Ne şimdi hani ne işte tanışalım ben seninle bu dende tanışmak istiyorum. Ben direkt mesela bu konuda böyle şeyde soğuyorum. Acaba ne var da baskı uyguluyor bana? Ha, anladın mı? Niye hani diyorsun. Sen şey yani o anlamda değil, genel anlamda özel hayatımda da hep ben böyleydim. Birisi bana böyle baskı kurdu ya da mesela bana yap diyor ya ben yapmam. Ozan, Görkem, Berke, Mert. Mert hangi Mert olduğunu söyle. Mert, 3 numara saçlı Mert. Subay Mert. Evet, kızlar evinin en çıtır kızı Nihli'yi çağırmak istiyorum. Nihli gelebilir, teşekkürler. Fıstıks, hoş geldin. Hoş buldum. Çok güzel olmuşsun bugün. Teşekkür buyur. Ederim. Gel baksana su getirdim. Aa, burası... Teşekkür ederim, susamıştım biliyor evet, musun? Evet, hissettim. Kalp kalbe karşıymış işte. Gerçekten. Hep öyle derler. Nasılsın? İyiyim sen. Çıkart istersen üstündekini. Yok evet. İyiyim şu an. Sıkıntılı bir burası şey. Burası sıcak ama değil mi? Burası birazcık sıcak da. Birazdan bakayım şey olursa çıkarım. Nasılsın? Böyle bir kısa bir görüntü verdiler. Ne? Konuşuyordunuz hep birlikte. Böyle sen Oğuz öyle demek istemedi aslında falan şeyler. Evet şey. Ne Dilara... muhabbet orada hepimiz anlayamadık ya. Ne oldu biliyor musun? Dilara karıştı ya günaydın kısmındayken. Onu şey anlamış o sanırım hani Ayıcık'la ilgili bir muhabbette sen
oradakilere bir şey diyormuşsun gibi anlamış. Hiç de öyle bir şey demedim. Evet, hiç de öyle bir şey demedin. Ben de ona dedim hani Oğuz öyle bir şey demedi, şey söyledi dedim hani. Ben onu oraya koydum. Yani. Sen onu böyle bir ötekileştirdin ya. Yapmadım öyle bir şey. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Şimdi siz orada oturuyordunuz. Of hani öyle dün. Konuş, ne güzel konuşuyorsun bebeğim. Evet, dinliyorum. Siz orada oturuyordunuz, biz de hani kızlar orada oturuyorduk. Yer yoktu, hatta ben işte Ayıcık orada oturuyordu. Ayıcık. Pofidik. Orada oturuyordu, onu kaldırdım, onun yerine oturdum. Sonra baktım, koyacak yer yok. Hatta Yeliz söyledi sanırım, bilmiyorum yanlış olmasın, oraya koy diye. Oraya koydum. Uyudu orada, bir şey uyudu, olmaz. Uyudu, uyuyor muydu? Uyuyordu. Şu an ne yapıyor? O uyuyordu, ben onu kaldırmayayım diyor. Ona, ona bir yer ayarladın mı? Hı hı. Neresini? Çok güzel oldu bu arada, biliyor musun? Gerçekten. Evet, kızlar evine gel de gör. İşte bugün robottan izin istedim, Görkem'le ikimiz. Böyle, nerede? Böyle Görkem, sen, ben, planımız şeydi, Görkem, sen. Ben hasret oturmaktı, dörtlü koalisyon. Müthiş dörtlü değil mi yalnız, yemin ederim. Konuşmak istedim. Bir de sana ben bir soru soracağım. Sor. En sevdiğin çiçek? Gül, beyaz gül. Beyaz gül mü? Beyaz gül, ben beyaz gül diyorsun. Beyaz bugün, gül severim. Bugün böyle arkadaşlarım arasında böyle bir şey yaptık. Konuştuk, tartıştık dedik acaba. Tahmin mi ettiniz? Ya tahmin etmedik değil de ben bu çiçek mevzularında pek hakim değilim. Hani böyle çok çiçek aldığım söylenemez geçmişte. O yüzden acaba dedim Nihle hangi çiçeklerden hoşlanır? Böyle mavi gül diyorlar. Bu arada evet, mavi de şey, bu arada mavi gül değil, mavi bir çiçek var. Mavi çiçek, gül değil mi o? Mavi çiçek var. İsmini unuttum. Ben de hiç bilmiyorum ki. O yüzden çiçek. Böyle merak ettim. Senin hakkında seni sevdiğin... Mavi seviyorum dedim diye mi unutamıyorum? Mavi evet. Sevdiğinin de farkındayım, elbiselerin falan da gayet maviler çok yakışıyor. Bugün de çok spor, sportif ve şık olmuşsun. Evet olmuşsun. Ya bugün öyle yaptım. Ben de çok klasik olmadım bugün ya. Hiç, bir de saçlarım çok kötü, hasret geldi. Hayır ki ya, sen neden değil. Sen neden böyle gözüküyorsun kanka dedi. Neden canım mı sıkkın? Canım mı sıkkın dedi. Dedim, gerçekten dedim yani canım çok sıkılıyor artık bu muhabbete. Orada da Görkem de çok uğraşıyor benimle. Saçınla mı? Evet. Dedim vallahi Nihle beğeniyor. Kusura bakmayın. Benim için en önemli şey zaten. Nihle'nin beğenmesi. O yüzden o yana sıkıntı yok. Keyfin nasıl? İyi uyudun mu akşam? Konuşamadık. İyi. Geçen gece din konuştuğumuzda ben çok mutlu oldum, biliyor musun? Böyle seninle. Çünkü o aktı yani sohbet. Ben evet, uzun zamandır akan bir sohbetim olmadı. Güzel bir konuşmaydı bu arada gerçekten. Bayağıdır. Benim için de. Daha böyle... Yani biliyordum belki az çok ama... Daha iyi, farkına varmış oldum yani. Öyle düşün, ben de benim mutluluklar. Peki ilk geldiğin zamandaki aldığın enerjinin doğruluğunu... Doğru ya. Normalde benim altın cismim hiç yoktur. Harbiden mi? Yok, hiç yok. İyi bir karar verdim diyor musun? Ben de çok iyi diyorum. Bir... Şey diyorum yani, sen olmasaymışsın başka bir ihtimal yok diyorum ya. Hatta geçen de dedim, başka bir ihtimal yok yani. Benim için de şu anda gerçekten değişmeyecek bir ihtimal olarak ilerliyor. Ve bence çok... Yerinde gidiyoruz. Anladın mı? Ben çünkü birazcık çekincelerim vardı. Yani çünkü bu yaş farkı muhabbeti var ya aramızda. Aslında ben, hayır, bence çok normal bu arada. Bence de yaş farkımız. Yani gayet iyi ama benim daha önceden böyle bir tecrübem yok. Öyle diyeyim küçük ben sana. Biriyim. Aynen. Yani... Benim de bu arada yok. Benim şeydi, benim de yine hep yaşıtım. Hatta benden küçük. Oha. Komik değil tamam. Senden küçükler mi var falan demiş. Okumuyorlar mı hala onlar? Evet, üniversite sınavı zannediyordu. Ama işte böyle bazı çekincelerim vardı. Acaba dedim yakalayabilecek miyiz kafa yapısı olarak falan ama böyle dinlediğimiz şarkılar olsun, ondan sonra ya. Konuştuğumuz... Serviste açıyorsunuz. Sen de arkadan içten içe evet. Eşlik ediyorsun değil mi? Zaten o özellikle... Evet, evet. Full ezbere biliyorum. Albümü ben direkt ezbere biliyorum da söyleyebiliriz ama seni tekrardan böyle... Bugün de gördüğüme özellikle burada çok sevindim. Ben de sevindim bu arada. Böyle sana şey yapmıyorum ama. Evet. Hani böyle çok temas etmemeye çalışıyorum. Sonuçta abin, mabin falan abilerin güzel. Evet. Oğlum. Götürün sen. Onu götürmek zorunda mısın? Kalsın sende. Neyse götür sonra şey olmasın. Ya da neyse ben sonra getiririm. Sen getirirsin sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen de bay bay. Hadi bay bay. Senin böyle bir şeyler var gibi senden. Ya harbiden bak sen bu sessiz oyun bilmiyorum. Ben bro sen şey... bazı sesi konuşmayı unuttun sen bu evde, ne oluyor? Gerginim kanka. Gerginlikle susan birisin yani, onu da öğrendim. İzliyorum herkesi. Yılana yattım. Bakalım zor günümüzde kimler
yanımızda. Lan oradan laflar da çekeceğiz. Yok yok, senlik hiç şey yok ya. Ya hissedersin oğlum, biliyoruz biz, hissedersin. Vatan Berkelim'i her zaman hisseder. Ben bir şey almadım, kırmızı odaya kötü oldu ya. Ama tartışmalıyız kanka şimdi, tak ben de kırılmışken bir şey alsam. Ben çözebileceğim bir kırmızı odamız var. Çözebileceğimizi, yine uzlaşı sağlayacağımızı hissetmiyorum ama. Biraz yüzü... İnanmıyorum. Hayır, biraz yüzü gülsün kızcağızın morali çok bozuktu ve onun üzgün olması beni de etkiliyor abi. Doğru. Haliyle. O şeyi alıyorum. Oğuzhan tekrar Rümeysa'ya gelir. Rümeysa'yı çok farklı şey yapıyor çünkü. Anladın mı demek istediğimi? Ozan da bunu da içten içe hissediyor. Oğuzhan'ın hala aklının Rümeysa'da olduğunu. Bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Acaba gerçekten, acaba aşkım gerçekten böyle mi? Yoksa Rümeysa bu vibe'ı verdiği için mi biz böyle düşünüyoruz? Hayır, ben direkt Rümeysa'yla bu konuları konuşmadan önce bu vibe'ı almıştım. Hani şöyle diyorum, hani hep ondan önce Rümeysa şey diyordu ya işte... Ozan'la Ozan benim için evde kavga ettiler. Ondan sonra bir mevzu oluyor. Bir mevzu oluyor. Evet, bunu yayınlarken... gala gecelerinde yayınlandığımız için ben şimdiden selam veriyorum. Çünkü kesin yayınlanacak. Rümeysa, Ozan, Dilara hepinizi çok seviyoruz. Dedikodumuz patlayacak. Evet. Boş ben patlıyorum zaten. Şimdi ben de bak yanınızda. Şu an artık kendimi feda ettim. Ama bu sen hafta feda ettim diyorsun da. Ediyorum şu an artık. Burada hep oturan Dilara, Yeliz ben ya da Dilara'ya ben Oğuz. Dilara'ya biz hep patlıyoruz. Tamam ben işte patlıyorum. Kendimi feda ettim bu sefer Dilara'nın, Yeliz'in yerine şu an. Beğeniyorum dediğinde neye denk geliyordu? Leyla ile sen yolda mıydın? Evet. Yok. Evet evet. Ben dördüncü zamanı. Biz bunu niye açtık biliyor musun? Sen anlat anlat. Şöyle Leyla ile tanışma yolundaysan bile, hani ben genel olarak şöyle bir kelime de kullanmışım ya. Ben tanışma yolunda olsam da birini beğenebilirim. Bu gayet normal. Ama sonrasında Leyla ile çok büyük olaylar yaşadık ya. Leyla hatta bana galada şey demişti. Benimle bir tanıma yolundaysan sen kimseyi beğenemezsin dedi. Bak aynen Leyla ile bir kadın. O, aynen. O olaylardan sonrasında ben zaten Batat'a söyledim. Yani demek ki benim bu yönümü törpülemem lazım. Ben birini beğendim konusunu açmamam gerekiyor. Hani söylemem yani bunu. Olaylar yani bu. Tamam, ben sana şimdi şunu söyleyeceğim. Sen orada beğendim demiyorsun. Neler? Mert ile Yeliz'in durumu kısırlaştığında, sıkıştığında benim hamlem ne olacak göreceksin diyorsun Bata. Sonraki adam yani benim. Hamlem, yani sonraki aday benim. Hamlen olacağını söylüyorsun, beğendiğini söylemiyorsun. Yeliz'e bir direkt hamle yapacağını benim söylüyorsun. Benim hamlem mi var diyor. Evet. Evet. Sen ondan sonraki yapacağım hamleyi o zaman gör tarzında bir şey söylüyorsun. Sonraki adam benim deyip buraya evet, da soru işareti beğendim bırakıyorum demiyorsun diyorsun. Yani orada. Direkt hamle yapacağım söylediğiniz diyorsun. Gibi. Evet evet. Hamle yapacağım dediğin için zaten beğenme yoksa herkes beğendiği insanı söyleyebilir burada. Ve bir sana bu soru sorulduğu zaman da sen beğenip beğenmediğin hiç bana ifade etmedin. Ki o zaman da Leyla ile bir tanışma nasıl yolundaydın. Sen hiçbir zaman Yeliz'i beğenip beğenmediğini ifade etmedin. Sen gün geçtikçe daha da iyi bir kız olarak geliyorsun biliyor musun? Teşekkür ederim. Yani daha da şey geliyor, samimi geliyor. Doğru kelimeyi söyleyeyim. Zaten daha da iyi bir kızı. Bence Oğuz'da daha çok da... kararlı geldi zaten yani. Dilara bana kırılıyor şu an. Hayır, Dilara'nın hep sesini duyabiliyorum. Ya da, bir şey diyeceğim, daha hayır da samimi, daha da içten geliyor. Bu arada benim de bir problemim yok Nihli'yle. Evet. Evet bu arada Dilara. Ve yani dili çözüldükçe çok mantıklı konuşuyorsun. Artık ben dahil olursam mecbur dili çözüldükçe demek zorundayım. Çünkü açılmaya yeni başladı. Hayır, ben bunu zaten ilk geldiğim gün de söyledim. Ben çekingenim zaten. Başta çekingenim. Direkt hemen samimi olamam. Şey de sevmiyorum zaten bu arada. Yani direkt ama alıştın, güzel alıştın. Aynen, yavaş yavaş olsun beni daha çok mutlu ediyor. Evet. Daha sağlam oluyor bence. Evet ve güzel adapte oldu. Evet, hepinizi de seviyorum zaten çünkü hepiniz bana karşı iyisiniz. Teşekkür ederim. Ne kadar sinsi planlar yapsan. Evet, bazen sorular arkadan duysam da. Ya bir de neyle bir şey. Ben orada onaylasam yapacağız abi, yani bir şey. Diyeceğim. Hayır, onaylasan iyi. Yapmaya fırsat kalmadı. Sonra siz çünkü Oğuz'un çözünüz evet, problemi. Evet doğru. Fırsat kalmadı. Ay galadayız, bitmiyor cümlem. Konuş Allah, konuşmuşum hazretin arkasını sakla. Ne kadar uzun konuşabilirsem o kadar uzun dedikodu yapmışım. Çok utanmışım ya. Çok korkuyorum. Bir de işte şeyi konuştuk kırmızı odada. Dedim hani kesin. Yani başka bir ihtimal yok Oğuz dışında. Kanka ben sözümü geçiririm kanka. Leyla da sus, evet. Sözünü atlıyor. Ben Leyla diyorum ya. Dikkat edin mesela. Diyor böyle oturuyorsun. Zaten... Hop diyor böyle oturuyorsun. Hayır, ben de oturuyorum yani. Biraz yani biraz ben itiraz etmiyorum en azından. Cevap verebilir miyim Ozan'a? Şey, Leyla ile Yeliz'in evet karakteri bir noktada benzer ama benzer şöyle değil, bence aşağı yukarı aynı. Aynı dediğin gibi ama şöyle bir gerçek var kanka. Ben
O yüzden iyi anlaşıyorlar. Bu olaylar hiç olmadan öncesinde biz tanışma yolundaydık ya. Hani benim sözümden çıkmaz etmez ve son noktayı zaten ben koyuyorum. Ben bunu hala da söylüyorum orada. Ama şu an neden mesela böyle şirinlik yapmaya çalışıyorum? Şu an çünkü kendimi affettirmeye çalışıyorum. Ortada yaşamış olduğumuz diyaloglardan ötürü ben kendi kendime ister istemez aramızı bozmak gibi bir şey oldu. Bozuldu yani, benim yüzümden oldu. O yüzden şu anda bilerek her şeyi alttan alıyorum. Ama barıştığımızda dediğim gibi kanka, selamın bunu zaten Leyla da biliyor. Son noktayı ben koyarım kanka. Sorun ne biliyor musun? Sorun ne biliyor musun? Şu anki ilişkimde ben o çatışmaları yaşamıyorum. Olay bu. Yaşamadığın için ben... Ben o çatışmaları yaşamıyorum. Bir gün o çatışmaları yaşarsak fikir ayrılığımıza bakarız. Bugün biri için sürpriz yapacağım. Sebebini açıklayacağım birazdan. Aynur çağırıyorum. Bunlar mı? Sen şimdi Dilara'nın yaptığını yapacak mısın? Ben senin düşüncelerini merak ediyorum. Berke'ye daha sonra soracağım. Ne? Berke! Uç! Uç oğlum! Gel. Tamam, bir gözlerini kapat bakayım. Kapatıyorum. Sürprizi var sana. Böyle mi kapatıyorum? Öyle kapat. Bir aç bakalım. Beyazlar için sizin ve sana papatya almak istedim. Aa, teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Biraz yedik tutup alt tarafı verelim. Sadece hani o kadar büyük bir kavgadan sonra hiçbir şey olmamış gibi bir arkadaşlık kurmamız zor. Ben bu eve geldiğimde direkt benim üstüme gelip ayağa kalkıp beni tehdit edip böyle şeyler yapan da kendisi. Oğuzhan'ın ilişkisi yok, senin ilişkin yok. Kırmızı odaya çağırıyor. Çağırırsa giderim dedim Ölke Hanım. Hayır, Ozan'dan başka kimse olmayacak. Bunu diyemem, biz böyle bir evdeyiz ya. Bir kırmızı oda daha basıldı bugün Berke tarafından. Çünkü Görkem'le, Görkem Aynur'u çağırdı kırmızı odaya. Açık açık. Keyfine bak, belki Görkem'i bahane edip başka şeyler yapmak istiyorsun. Farklı şeyler olabilir. Sana zaten sürekli söylüyorum, bana ilgini belli etmiyorsun. Onun yapmış olduğu zaten saygısızlık. Harbi saygısızlık yani. Benim burasının ne yaptığı daha önemli benim için ki herkes de gördü diye düşünüyorum. Mum yakarak gelmiş bu adam sana, ne şey olmadı ya. Mum yakarak gelmiş oraya, kalp yapmış ya. Ben öyle hazırladılar zannediyorum. Bak, yo, ben yaptım diye söylüyor da. Sesin baksana. Yeter ya. Biraz daha böyle davranırsa vallahi çekip gideceğim şeyden bak. Az kaldı yıkan. Samimi söylüyorum, çok az kaldı yani. Ay yani kaldı burada, bir çıkmıyor. Bugün biri için sürpriz yapacağım. Sebebini açıklayacağım birazdan. Asret'le de konuştum. Bu sebeple Aynur'u çağırıyorum. Şimdilik fikrim bunlar ibaret. Görüşürüz bakalım. Ay konuşalım. Çocuğa de ki ben tamam da temas etmeyelim. Ama çocuğa mesela erkek arkadaşımla hitap et Berke'den bahsedelim. Kardeşim deme yani çocuğa. Anladın mı? İşte. Yalanım ben kankam. Ne var acaba? Nereye gidiyor? Sen götürüyor musun? Kırmızı odasında. Şeye, evet. Ne? Götürüyor musun içecek bir şey? Götürmüyorum da gel götür Berke'ye. Gönlünü al. Evet. Su götür. Belki kırmızı odaya davet ediyorum. Ben davet edemiyorum ki. Ben mi ediyorum? Nasıl ya? Sen mi
çağırdı? Bu senin kırmızı odan mı? Kimin gibi gözüküyor? Aa! Merhaba. Nasılsın? Görüşmeyeli. Ay evet, bayağı zaman şaşırıp şaşırdım zaten. Evet, benim kırmızı odam. Biraz fazla şaşırmış gibi istiyorsan. Evet, şu an bayağı şokum yani. Ben de öyle biraz şokum. Nasıl uzun gidiyor? Uzun zaman sonra seni gördüm. Evet, bayağı. Kaç hafta oldu? Oldu bayağı, evet. Nasıl gidiyor? Gitmeye çalışıyor. Nasıl? Birazcık kafamı kurcalayan bazı şeyler vardı. Ne gibi? Hislerim, duygularım, düşüncelerim. O sebeple ilk başta onları kapatmam gerektiğini düşündüm. Çünkü yoksa kötü hareketler yapıyorum. Evet, benim... senin çok sıkıntılı geçti. Bu arada... Döndüreyim. Aklım gitti. Sıkıntılı geçti, evet. Yapmamam gereken ya da yapmayacağım şeyler yaptım. Burada. Evet, çok... Sebebi de birazcık sensin bu arada. Nasıl yani? Bilmiyorum, ani gelişti benim için bazı şeyler. Evet. Senin gibi rahat olamadık. Rahat derken? İlişki, tanıma, o açıdan. Sen de tanımaya çalıştın ama birilerini. Tanımaya çalışmadım, ben emin olarak çalışmadım. Birazcık da hata yaptım. Evet, bu arada. E ne yapalım, herkes şanslı olmuyor öyle. Herkes benim gibi şanslı olamaz zaten. İnsan kaybedince anlıyor bazı şeyleri. Şu an bana mı diyorsun beni kaybettiğin için? Kazanmadın ki. Kazanmadım ama hiç çabalamadım, çalışmadım. Hiç doğru düzgün seni tanımaya çalışamadım. Evet. Ama maşallah editlerimiz... Hiç de paylaşmamışsın. Baktım ama böyle. Çok komik. Komik, ama tatlı. Ama üstünü izliyorum lütfücük yani. Bir de bu arada orada yani buradaki gibi değil. Orada çok samimi, çok tatlı geldi bana. Nasıl? Yani, editlerden evet. Herkes yani izleyince çok etkileniyor bu arada, Yok, onun için değil, izleyince. Ben yani bölümü de izledim. Ben sana egoist, samimi değilsin dedim ya. Evet. Bayağı bu arada samimi ve tatlıymışsın orada. Evet, siz hiç... Bunu fark edememiş ama bu benim hatam. Özür dile, affedeyim ben seni. Peki bu mumları, şeyleri niye yaptığımı anlamışsın az çok. Bunları sen mi yaptın? Evet, elim de yandı. Aa. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşte dediğim gibi birazcık aklım kurcalayan bazı şeyler var. Ben su getirmiştim, şey sandım, içebilirsin varım. İçebilir miyim? Evet. Ayrıca sana bir su borcum vardı. Tam üstüne şu anda denk geldim. Ben sana istedim, getirmedim ama. Ne? Güzel. Ne? Mumlar ne alaka? Sen ne diyorsun peki? Şaka yapıyorsun. Sen şimdi Dilara'nın yaptığını yapacak mısın? Ben senin düşüncelerini merak ediyorum. Berke'ye daha sonra soracağım. Ben de editlere bakınca biraz böyle hani kendi kendime bir sorguladım. Ama hani... Ben hızlı gitmek istemiyorum hiçbir şeyde. O yüzden birazcık hep kendimi geri adımda tutuyorum. Görkem bunu söyledi ama. Ne? Görkem için bitti ki. Görkem buna katlanamadı. Kalbi durdu Görkem'in. Berke'nin kalbi durdu. Bir şey diyeceğim Berke. O mumları falan kim koydu? Var mum mı zaten? Mum koymuşlar. Onları ben hatırlamıyorum. Var mıydı zaten? Şaka mı? Yoktu. Şaka mı? Ne oluyor? Mert şu an koşuyor. Berke, uç oğlum. Sen ne diyorsun? Lan yürü. Sadece git ayrılığa al. Oha. Gel. Koş. Mert, sen Berke hala yürüyor Mert, lan? Mert, iyi misin? Kötü oldu. İyiyim. Ben bunu önceden de söyleyecektim. Sana sonra dedim aranız bozulmasın, araya girmeyeyim. Kötü bir duruma düşmek istemedim. Hı hı. Hızlı mı? Yani bana göre hızlı. Ben seni daha çok sonradan anladım. Evet, atışmalarımız falan gayet güzeldi. Ben de seviyordum. Merhaba. Ne haber? Geldi. İlk sohbet ediyoruz. Peki. Bas. Oo! Gel. Hadi. Aynur da kalktı, helal olsun. Normalde şey yapar. Sen kimsin ya? Ben kendim karar veririm. Kral hareketi.
ki. Ah! Aynur normalde der ki sen kimsin ya? Görkem kameralara bakacağım. Aynur evet, Aynur. Helal olsun bak Aynur. Aa bir de su götürmüş. Soğuk bir su içer anca üstüne. Ama Aynur onu Berke çağırdı diye düşünüp su götürmedi mi sen? Evet. Benim bardağımı götürdü bir de verdim ona götürsün diye. En azından bütün mumlar sönmedi. Hala yanan mumlarımız var. Süremiz dolmadı ama başka kişi çağırma şansımız yok. O zaman ben de gidiyorum. Bu arada Berke'nin suyunu içtim. Teşekkürler. Herkes ters kanka, Görkem benimle de konuştu. Dedi ki ne yapsam acaba hani hasrete falan. Ama bazı kapanmayan defterler de var falan dedi. Dedim, kafası Aynur'dan mı çıktı, bana Aynur'dan da mı bahsediyorsun Aynur dedi. Dedim vallahi dedim Berke'yle konuş ilk başta. Hani böyleyken böyle kesin tamam, bitti. Berke geldi şey yapar. Göndermediler herhalde. İzin yok mu? Hı? Ne oldu? Aldım kızlar evine gönderdim kanka. Ciddi misin? E ne olacaktı ya? Tuttum elinden kızlar evine gönderdim. O da geldi. Mumları da söndürdüm. Helal doğru olsun. Olan. Yapman gerekeni yaptın ben kardeşim. Yorum yapamıyorum. Sen ne yapardın? Görkem muhatap olmadın. Ha? Yanlış bir şey mi yaptın? Bak, sen ne yaptın? Kanka ben normal dedi, muhatap olacağım bir şey. Ya. Ben şok oldum şu an. Ben şimdi X kişiyle belki olayı olduğu için ben yorum böyle yapmam dedim, yasak. Normal dedi. Mumları söndürdüm. Gel dedim, geldi. Dışarı çıktık, sordum. Ne dedin dedim. Berke'yle görüşmek istiyorum dedim dedi. Teşekkür ederim, kızlar evine dedim. Gitti. Olaylara gel. Görkem'den mi açıklaması Görkem dedin mi? Orada Görkem'le konuşacağım bir şey yok. Burada konuşacağız. Onu şimdi öğrenecek herhalde. Yani bir şeylerden etkileniyor olabilir. İşte soracağız yani. Sıkıntı yok. Sadece sen evet, kendini şey yap. Hani kötü işte niyetli bana olduğunu düşünme. Ona göre konuş. Bakacağız kanka. Kötü niyeti, iyi niyeti yok yani. Mumların da çok iyi bir yani niyeti yoktur bence. Yani, yani ne diyebiliriz arkadaşına ki? Arkadaşına da mum şey yapmaz. Ne bileyim. Görkem ne alaka lan? Görüntüler verildi. Kanka burada önemli olan karar Aynur'undu. Aynur kalkıp gitseydi benim için sıkıntı teşkil etmiyordu. Ama kendisi oturup konuşmak istedi. O da benle devam ettik. Yani söyledi burada mi sana peki Batuhan'la Berke'yle görüşmek istiyorum diye? Şu an bir Berke'yle tanışmaya çalıştığını, ben de bununlayım dedi hatta. Ondan sonra birazcık konuştuk, sohbet ettik. Hatta kendisinin de bu editlerden etkilendiğini söyledi. Ondan sonra birazcık hızlı gittiğini mi sordu? Birazcık aslında sohbet de ettik. Eski konularla konuştuk. Daha çok böyle ilişki tanımı olarak değildi. Yani senin içinde böyle bir şey vardı da niye arkamızdan iş çevirdin? Kanka seni etkileyen şey editler miydi? Seni çok yakıştırmaları mıydı? Fanlar falan mıydı? Benim aklımda kurcalayan bir takım meseleler vardı. Herkes hasret beklerken evet, Aynur biraz ben çok ters kişi oldu. Harbiden ters kişi oldu. Ben bunu belli etmeyi düşünüyordum ama. Ya. Ama şey dedin galiba değil mi? O da editlerden etkilendi. Tabii zaten o konuyu açtı. Ben açmadım. Tamam. Benlik o açıdan bir sıkıntı yok. Ben sadece dedim ki içimde böyle böyle şeyler kaldı. Bunu söyledim. Kendisi de sonra isterse gidebilir. Ben dedim seni zorla tutmuyorum. Kendisi de oturup konuşmaya devam edince sohbet ettik. Burada sıkıntı önemli olan yok. Karar benim değil zaten. Aynur'un kararıydı. Zaten öyle. O yüzden benlik bir sıkıntı yok. Yani ama senin yapmış olduğun yine de yanlış bir hareket. Gelip bana sorabilirsin. Sormaktan ben, ziyade söyleyebilirsin. Ben sana böyle ufak böyle bunu çıtlattım ama. Yani bana çıtlattın diye bir şey yok. Sen bana başka bir şey de çıtlattın. Ben de onu söyleyeyim o zaman kanka. Sen bana başka bir şey çıtlattın. Ondan sonra ben ihtimal vermedim onu. Şimdi böyle bir şey yaptın. Hoş ben, değil. Rengimi burada ben herkese de kalsın. Ben böyle bir adam değilim. Söylemeyeceğim. Ben de burada herkese rengimi belli ettim. Yarın aynı şey bizim başımıza gelecek. Bence söylemen de yani. Yani şu an rengini belli ettin. Arkadan hiç çevirmişsin. Arkadan hiçbir şey yok burada. Sadece ben aklındaki şeyi kapattım. Bu da burada bitti. Aklındaki şey kapandı mı? Kapandı zaten. Ben sırf onun için gittim. Çünkü konuşma fırsatımız biri, olmadı. Biri aklında iki kişi olduğundan bahsettin. Doğru mu duydun daha demin? Aklında iki yol var. Aslında vardı. Burada Berke'nin dediği daha önemli. Bence oraya değinmek daha mantıklı. Yani Berke dedi ki benim bildiğim başka bir şey var. Onu söylersem dedi. Ben öyle bir adam değilim bugün kanka. Bugün sanaysa yarın bana geçti. Bana özel olarak söylemiş olduğu bir şey. Konuştunuz Berke ben tehlike arz edeceğini düşünmediğim için ve yapacağını da düşünmediğim için bunu burada söylemeyeceğim. Tercih etti. Berke gelene kadar Berke'nin almış olması benim için önemli değil. Önemli olan Aynur'un orada oturmasıydı. Oturdun mu? Devam et oturdu. Oturdu konuştuk. Berke gelmeseydi konuşurdu zaten. Yani şu an ne düşünüyorsun mesela Görkem? Tavrın nasıl devam edecek? Ben onu merak ediyorum. Ya benim burada biz özellikle Berke, Mert arkadaşım zaten böyle arkadan hiç çevirecek biri değilim. Hiç böyle sevgili anlamıyla da konuşmadık. Biz olaylar geçti,
Konuşmaya çalıştık, konuşamadık. Hiçbir şeyi tam kalatamadık Aynur'la. Ben de o anlamda çağırdım zaten kendisini odaya. Tamam, şu andan sonra ne düşünüyorsun mesela? Benim zaten şu an ilgim Aynur olsa, bir şeyler hissetsem bunu gidip Aynur'a söylerim. Ya da konuşmaya devam ederim. Bunlar sadece bazı şeylerin kapanması gerekiyordu. Kendimi hislerimi ona da açık ettiğimi düşünüyorum zaten. Mumlar var mıydı peki orada sen mi? Vardı tabii canım. Sen ben dedim zaten yani. Kendisine de. Ben sana karşı beğeni duyuyorum. Söyledim bunu da kendisine. Bugün mü söyledin? Önceden de ilgi duymadığımı fark etmemiştim. İlgi duyduğumu fark etmemiştim. Sen yeni fark ettiğimi de söyledim kendisine. Arkadaşlar Görkem 22 yaşında. Tamam mı? Yani evet ağır gözükebilir. Evet ağırbaşlı olabilir. Evet hani yaşına göre büyük bir insan da olabilir. Buna ben bir şey demiyorum. Ama aramızda ben 22... Uçurum şey, var. Ben o doğru söylüyorsun hayatım bu arada. Ben 22'ye çok genç. O 22 ben 31 arada 9. 10 yılda ya. 10 yıl. 9 yıl var ya saç arkadaşım. Benim kardeşim 23-24 yaşında. Doğru. Bu mantıklı iş, bir şey. Onurun yok. Onların onuru olsa bile olmaz. Nasıl çağırıyorsun Aynur'u? Ne demiş ki bilmiyorum. Konuştu. Ben de ki bak beni, ben onu kırmızı odaya çağırdım. Yani hep böyle Aynur'un goy goy falan yapıyor. Ben o muhabbetten dolayı. Aşkım mumlar, güller Görkem'i var ya. Görkem'i çağırdım. Ondan sonra neyse bunun üzerine Görkem bu Görkem... Yani bilmiyorum. O kırmızı odanın şimdi kendisi Berke öyle olmadığına ya. Göre. Görkem dedi evet. Kesin ben ne olacak Görkem, o zaman aynen. Bunu çağırayım. Bunu fırsat bildi Görkem. Evet. Aynur koş! Koş kız! Koş, geberdik neyse, koş. Neyse kısa kesiyorum Görkem onu gelene kadar. Görkem işte bana ki ben tanımak bardağın istiyorum falan. Kaldı. Ben gördünüz mü? Alırım ben o bardağı. Ben de dedim ki yani dedim başka birisi varsa başkasını çağırdım. Hani sen şu an benden ne olursun istiyorsun anlamadım ki dedim. Evet. Gel bir anlat sonra Hasret bir şeyler anlatacak. Ne konuştunuz? Görkem. Evet. Otur aşkım geçmiş olsun. Ne diye çağırdı? Ne oluyor? Erken nasıl basıp bunları söndürdü? Ben Berk olsaydım. Beni gördün mü? Ben Berk olsaydı böyle yapardım. Ne konuştunuz? Ben de bardak da hatta biz dedik yani hani ona şey olmasın evet. Diye. Ondan sonra ben gittim Görkem böyle mumlar falan da vardı orada. Evet. Onlara o yapmış hani, değil mi? Evet o, ben de şey bence. Sandım hani... galiba şey yaptı hani ne bileyim ben bir önce gittim sonra oturun diyorum ki acaba ben mi çağırıyorum falan konuşuyorum oradan. Ondan sonra Görkem geldi işte merhabalar dedi ki ben işte bu süreçte dedi seni dedi gözlemledim dedi. Ondan sonra ben hatta bir takım ben de şeyler yaptım vesaire. Ama dedi hani birazcık dedi ben dedi yavaş gitme taraftarıyım. Bu dedi, mu yavaş biraz... davranıyor? Sen seni oradan yakalamışsın dedi. Sen hep yavaş gitmenin taraftarısın ya oradan sen, şey yapıyor. Sen ama şu an biraz hızlı gidiyorsun dedi. Ne konuda hızlı gidiyorsun sen? Aynen şoku esnada aşk itom ya. Şey sonra mi? Ben de su vardı koymuştum dedim Görkem su vermemiştim bir kere dedim. Mike dedim sana dedim kısmet hiç yani dedim ne diyeceğim kaldım ben yani. Berke ile görüşüyorum dedim. Sonra da Berke geldi böyle mumları üfledi. Elimi tuttu çağırdı beni. Bir şey dedi Berke ne dedi sana? Ne dedin Görkem'e dedi? Görkem'e ne dedi o an? Berke hiçbir şey demedi. Sadece sana kalk gidiyoruz mu dedi? Evet. Çok onlar yani. Demek o içeride evde, çözecek. İçeride çözecek. Orayı da alabilirsek ama bir şey diyeceğim senin gözün önünü tartışmamız çok kaliteli bir hareket. Tebrik evet. Ettim Berke'yi. Evet. Diye de orada içeri girebilirdi. Orada diye girebilirdi Dilara. Adam gibi girdi tuttu elini. Sen ben de normal girmedim. Bir saniye asla normal bir dakika. Diyerekten girdim. Normalde sen de şey bir kızsın hani bana karışamazsın. Ben kendim ne yapmak istersem yaparım. Evet. Çıkmak istersem evet, çıkarım diyecek bir kızsın. Ama yapmadın. Seni de takdir ettik. Sen de elini tuttun kalktın çıktın. Peki bazı şeyler kapandı mı? Sonuçta Berke gelince gitmiş. Benim için önemli olan nokta bu zaten. Yani beni... önemli olan Mert'in, Berke'nin gelmesi değil, Aynur'un kalkıp gitmemesi zaten şaşırttı. Tamam, ben de sana şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Bu kız için çaba gösteriyorum. Yorum yapamıyorum. Gerçekten çaba gösteriyorum. Ne? Bir daha böyle bir şey olmasını istemiyorum. Zaten burada önemli olan bence sen değil, onun tavrı. Eğer bana bu tamam. Onu söylerse benim işim bitmiştir. Daha hiçbir yere çağırmam, şey yapmam. Tamam, ben söylemesini söyleyeceğim. Tabii, o zaman sıkıntı yok. Ama beklemiyordum yani Görkem'den. Rümeysa'yı çağırmak istiyorum kırmızı odaya.
Kankim senden ne haber? Bu tarafa mı oturacağım? Evet, ben buraya oturayım müsaaden varsa. Buraya. Ya ben oturacağım. Buraya, hayır buraya mı oturayım? Hayır. Ciddi söylüyorum. Ama ben kötü çıkıyorum sonra. Tamam, bir gözlerini kapat bakayım sen. Kapatıyorum. Sürprizim var sana. Böyle mi kapatıyorsun? Öyle kapat. Açma ama sakın. Tamam. Tamam. Şunu da aç bakalım. Ya teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Daha çok güzel, güzel layıksın ama. Kırmızı odaya da uyumuş. Evet. Ama hemen de. Ama şöyle, evet, problemlerimiz var. Çok güzel. Ben böyle teşekkür sınav ederim. Çevirmişsin ama. Çevirdim, evet. Şimdi çevirecektim. Kural gereği ya, mecburuz. Hemen yumuşamam. Şöyle tabii aşamadık problemleri hala. Yani çözüme kavuşturamıyoruz ama çok üzgünsün. Hani suratından anlayabiliyorum, moralin düşük, biraz keyfin yerine gelsin diye bir jest yapmak istedim sana. Teşekkür ederim. Beğendim, güzel. Sen sevdim. Evet, beğendim. Gül şöyle ya, sen bayağıdır unuttun gibi. Evet, yüzümüz gülmediği için, evet. Yüzümüzü güldürenimiz yok diye şeyler söylüyorum evde. Mutsuz mu ediyoruz yani? Ediyordun. Bir Gül'le de gönlünü alabiliyorum yani. Ya gönlümü alamıyorsun tabii de anlık mutluluk yoksa yani. Ya. Soluyor gidiyor yani. Ne yapayım ben Gül'ü? Peki. Yani ben biraz kendimden şöyle. Yani belli durumlar var ilişkide, tamam. Sen de belli katı kuralların var. Artık birimizin bunları biraz daha fazla törpülemesi gerekiyor. Benim rahatsız olabileceğim net konular var. Ve ben karşımda da bu netliğime karşı duyarlılıkla yaklaşacak birisini istiyorum. Ya sen haklısın. Çok dediğin dedik bir insansın. Haklısın. Ben karakterinden ödün vermeni istemiyorum senin. Benim de karakterim belli sonuçta. Ha. Yani sürekli birimizin alttan almasını da istemiyorum. Çünkü yaptığımız yanlış bir şey yok kendimize göre. Kendilerimiz, kendi açımızdan. Evet. İşte sorun da bu. Sorun burada başlıyor, çözülmüyor olay. Ne olacak? Ben geri adım atmayacağım. Bu tarz ne durumlar. Ya bu tarz durumlar, konuştuğumuz durumlar. Yok, beni bir daha paylaşmayacağım. Ha, tamam bak, bunu bana ilk defa söylüyorsun. Orada da sordum, bu yanıtı alamamıştım senden. Teşekkür ederim hani biraz duyarlı olduğun için bana bu konuda. Yara da rahatsız olmuş. Onu da sen etkiler, o da onlar şimdi bir yola giriyor. Haliyle yani yapmaman daha iyi olur açıkçası. Peki, yani aslında her şey üslup. Sen pek anlamıyorsun kadın dilinden. Güzel bir şekilde söylemiyorsun. Bunu elinde gül varken mi söylüyorsun? Ama olan olmuş yani sonuçta. Kendini şey yapmak için, barışalım diye falan beni mutlu etmek için yapıyorsun. Ama üzdün sonuçta. O zaman üzmeseydin o zaman. Sen de biraz sebebiyet verdin. Ben durduk yere bir kadını üzecek bir insan değilim. Evet. Evet diyorsun yani, suçunu da kabul hayır, ediyorsun ama. Suç olarak görmüyorum. Suç olarak sadece yapmıyorum ben de zaten. Sadece senin kırıldığını biliyorum sadece. Bunu tamam. Anlatıyorum. Ozan ilişkisinde, ilişkilerinde biraz daha duygusal kalan ve bazı böyle basit de olabilir, şey de olabilir. Yani takılan bir insan, biraz hassas ol hani. Okey, ben de senin, normalde hiç hassas olmadığım için biraz çakışıyoruz ama ben de kendimi törpülemeye çalışıyorum yani. Güzel yani bir ilişki kurmak istiyorsak, burada ilerlemek istiyorsak, şey böyle keskin huylarımızdan eğer biraz sıyrılabilirsek, güzel bir ilişki birliktelik yaşayabiliriz burada. Ama böyle İnşallah. Bu zıtlaşmalarla vesaire falan üzülürüz, ikimiz de üzülürüz burada yani. Her gün öyle kös kös oturmaya geliriz buraya. Yani. Doğru söylüyorsun. İşte zamanla bunları törpülememiz lazım karşılıklı olarak. Tamam, yapıcı. Bak ne güzel, bu yapıcı olman benim çok hoşuma gidiyor. Ama şu an biraz etkilendiğimden dolayı yani. Ha, bu yumuşak sözlerin çiçekten kaynaklı mı diyorsun? Hayır, çiçekten kaynaklı değil. Bu olmasa daha sert konuşabilirdik sonuçta. Yok, anladın, onu ayrı konuşacağız zaten. O konuları bir... O konuları aynen konuşacağız. Şimdi açmak istemiyorum. Yeri daha değil sonra belki de yeri değil. Atmosferini yoksa, şu an bozmuyorum. Yoksa yine konuşacağım şeyler var da yeri değil yani. Hatırlat bu konuyu, konuşalım. Kafanla takıldığın problemleri vesaire falan. Hatırlatacağım zaten sana. Onun hoşuma dışında, gitti ama yani. Teşekkür ederim. Hoşuma gitmesine sevindim. Aynen şey dedim ya çünkü. Şey de söylüyorum gelirken Dilara'ya da. Söyle şimdi. Gerek yok, zahmet etme falan bir şeyler söyledim ya sabah. Hangi olay? Kırmızı odada gönlünü alırım belki falan dedin ya. Evet. Ben de yok zahmet etme falan evet, bir şeyler. Evet, evet, evet. Ben de merak ediyorum ne yapacak diye sonra. Bir yandan da tabii ekranlar öyle söylüyorsun da orada dedikodu da ne yapacak acaba? Aynen. Dilara'sın eve gelince söyledim. Söylemedin bir şey.
bir şeylerden bahsetti. Aynen. Bir yandan merak ediyorum sonuçta, anladın mı? İllaki. Ne yapacak dedim bu çocuğu. Zehri attık, ne aldıysan. Aynen. Yapmaz falan dedim yani, yüzümüz gülmemeye devam eder. Anlamda herhalde. Çok yakıştı, güzel durdu çiçek sende. Evet, gerçekten de çok tatlı. Tekrar hadi teşekkür görüşürüz. Ediyorum. Dikkat et kendine. Mutlu bir şekilde girebilirim şimdi. Mutlu mutlu gir kızlar evine. Evet, gireceğim şimdi. Sadece şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ulan biz burada ne olaylarla yaşadık, birbirimize girdik. Çok sessizsin lan. Biz ceviz kabını doldurmayacak şeylerden, ben de dahi, benim yüzümden de çok kükrüyoruz. Ben biraz daha farklı tepki bekledim, şaşırdım. Ben aynısını az önce Ozan'a söyledim. Ben Berke'nin bu kadar çok soft kalacağını beklemiyorum dedim. Ulan biz burada birbirimizi yiyoruz ya. Az önce Ozan'a söyledim yani, ben çok daha farklı. Kanka bak bu işin... Görkem sakin bir şekilde cevap veriyor. Sen bana baktın, sen de ağır bir şekilde, şiddetli bir şekilde tepki veriyorsun. Görkem sakin bir şekilde. Güvensizlik diye adam bir şey yok. Adam gibi soru soruyorum, adam gibi düzgünce cevap veriyor. Cevap veriyor. Şöyle de bir şey var. Nasıl? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Saçma sapan bir hareketle böyle bir olaydan öfkeyle gitsek belki diskalifiye olmaya kadar gidebilecek bir konu. Ama hiçbir şey dinlemeden bir hareket yapsam gerçekten belki diskalifiye olunabilecek bir konu. Adam gibi dinliyorum. Dinlemeyi tercih ettim. Güzel. Almam gerekenleri aldım Aynur'dan. Görkem'den de şu anda almaya çalışıyorum ve hala fikrini bilmiyorum. Bundan sonra böyle bir şey yapıp yapmayacağını bilmiyorum. Hani yapmaya devam ediyorum diyeceksen ona göre mesela bundan sonra sana tavrımı sergileyim. Bundan sonra benim için önemli olan Aynur'un tavrı. Araya gidiyorum ama seni çağırsalardı sen durup konuşur muydun onu merak ettim. Ben Aynur'la görüşmek istediğimi söylerdim ve Aynur'a tekrar soracaktım zaten görüştüğümüzü. Görkem sürekli altını çiziyor ya, kalkıp evet. Gitmedi, konuşmaya devam evet, etti. Evet. Sen önemli olsan olan buydu. Tavrın evet. Ne olurdu onu merak ettim. Biz zaten söyleyeyim. Bir kere son kez de konuşmadık Aynur'la. Bizim hani olaylardan sonra. Bilmiyorum kanka. En azından onları konuşmuş olduk. Yani sen kendi tavrından yola çıkarak diyeceğim. Karşındakini yorumla diye. Hayır, benim anlamadığım mumla alakalı. Mumları Görkem yapmamış. Mumları ben yaktım. Ben yapmadım dedin ya. Mumları ben yaptım. Mumları ben yapmadım dedin. Hayır o yaptı. Kim? Ben az önce mumlar ne alaka? Sen mi yaptın dedin? Bana sormadın. Hayır ben sordum sana. Mumların hepsini ben yaptım dedin ya az önce sordum. Allah Allah. Mumlar yoktu dedin. Ha evet. Mumlar vardı dedin gittiğimde. Mumlar vardı. Ama senin de ne dediğin belli olmuyor ki şimdi Görkem. Mumların hepsini ben yaktım. O da geçmiş hani atışmamız için. Atışmıştık ya, konuşamamıştık. Romantik bir kırmızı. Romantiklik biraz dolaştı evet. Bir de zamanında da bir muhabbet olmamış orada. Zamanında da kendisini beğendiğimi söyledim. Hislerimin ona karşı değiştiğini söyledim. Hani zamanda ilk başta kendisi bir şey hissetmiyordum. Hepiniz biliyorsunuz belki. Atışıyorduk tatlı sadece. Şimdi dedim. İnsan dedim kaybedince anlıyormuş dedim. Bazı şeyleri hissettiğini. Hayda. Bunu söyledim. Bence yani ablan yaşındayım şey diyen bir insana hala böyle şeyler mi besleyebilirsin? Hayır. Sadece konuşmamız gerekiyordu. Çünkü o kadar araya zaman girdi. Soğukluk girdi. Biz tamam. Hiçbir şey konuşamadık. Ki burada zaman önemli değil benim için. Önemli olan Aynur derdi ki Berke ile tanışmıyorum diyeyim, odaya giremem. Mumları da gördü, çıkıp gidebilirdi. Ama biz bunu net olarak konuşmadık onunla. Ben odada ha. Kalamazsın demedim ona hiçbir zaman. O yüzden şu an sakin kalmaya çalışıyorum. Yoksa gideceğim kızlarım. Berk bana koyar, bilir misin kanka? Koyayım. Kola koy. Kola koyayım. Aynen kanka. Yani kola yok Berke ama. Ile iletişimim böyle kuvvetliyken haber vermem bence yanlış bir hareket. Tatil'in peki Rümeysa'ya o bağırmalarını hatırlıyor musunuz? Gördünüz mü bir daha? Rümeysa'ya bağırıyor. Beyza hoş bulduk dediği çıktı mı? Beyza Rümeysa değil. Beyza sen yaptı bunu. Evet. Rümeysa bu işe Beyza diyor ki hatırlamıyorum diyor. Hatırlamıyorum. Beyza dedim. Diyor ki sus diyor ben konuşurum diyor ki sen sus ben konuşuyorum. Sus lan dedi. Sus evet, lan. Evet. Bomba ise böyle şimdi. Tatlıcığım bizi izlerden kocaman öptük seni. Kısmetse olur. Benim için bir bole bolesin. Bir de hatırlamıyorum. Bole bole. Nasıl söyledim? Bole bole diyorum. Bole bole. İşte o zaman sen ablam diyen insanı odaya çağırmaya devam et. O zaman ablam da kalkıp gitseydi. Gidecek. Biz bunu net olarak konuşmadık. O yüzden hala sakin. Hala yani. Oturup rahat ortalığı rahat. Ortalığı karıştırmak gibi algılanmasın ama şimdi kardeşim dediğin, yakın olduğun Mert var. Şimdi Mert de bence onu sezdiği için ayak attı galiba. Ben öyle hissettim. Bilmiyorum. Aklındaki resim İliz miydi? Şu an aklımda dedim. Bak bir daha söylüyorum. Aynur. Ve hasret dışında kimseye ne ilgi ne de odaya çağırma gibi durum yok. Tamam bu sen kadar. Söylemedin yani Yeliz'i ben Yeliz muhabbetine eğer Batuhan'la konuştum bilmiyorum, diyorsan bilmiyorum, şakasına bilmiyorum. Dedim. Öyle bir hissim şeyim yok. Sen bana gelip net olarak Yeliz'i çağıracağım dedin. Evet. Doğru mu? Bana da dedi Yeliz. Doğru. Ben gittim Yeliz'i Mert'e bunu sana söylemişim. Ben herkesin içinde bunu söylemedim. Mert'e bunu söyledim zaten. Öyle haberi olsun diye. Doğru mu Mert? Doğru bana söylemiş zaten. Ama yine herkesin içinde söylemedim.
yanlışa yanlışla gitmemek için. Yani ilk başta da yoktu, şu anda aklına yeliz meliz yani, yok. İnsanları güldürüyorsun bize sadece, yaptığın başka bir şey yok. Yani sonuçta bizim şey aramız var. İyiydi seninle çünkü böyle hala iyi oluyor. Burada bir şeylik yok. Ne Aynur hala seni seviyorum Yeliz dedi. Yeliz peki ne zamandan beri aklından geçiyor? Yeliz aklım falan yok yani benim. Söylemişsin. Yok. O şakasına söyledim. Hani şaka kırma olur, döneminde iyi. Ben mi Yeliz'i çağırsam diye. Bu kadar. Konu kapandı yani. Daha Yeliz'e ilgim falan yok yani. Bu Aynur mevzusu benim geçmişte olan mevzuydu. Şimdi açıklığa kavuşturdum. Yani bugün bunu bu adama yapıyorsan, ilişkisi hemen sarsıldığı için. Sarsıldığı için değil. Ben Yeliz'e karşı ilginin olmadığı konusunda yalan söylediğini düşünüyorum kardeşim. Ne düşünüyorsun? Yeliz'in hakkında ilgisi olmadığı konusunda yalan söylediğini düşünüyorum. Yok, Yeliz'e ilgim İyisi olsaydı değil. Bunu Mert'e söyleyebilirim. Öyle arkadaşım olduğu için önceden haber olsun diye söylerdim. Her şakının altında bir gerçek vardır Yorken. Yok, Yeliz'e ilgim olsaydı emin ol çağırırdım önceden de. Kaç tane kırmızı oda hakkım oldu? Berke de boşa kullanmak istemedi. Görkem gerçekten ters köşe. Ben Berke'ye bunu açıklamaya çalıştım. Kendisi anlayıp anlamaması ona kalmış. Durum Murat'ın da nasıl olsun? Ki bu sürekli bir durum değil. Bir kere yaşandı. Hislerim onu söyledim. Bitti. Kırmızı Oda Yeliz'i davet etmek istiyorum. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Beyazları içindesin ve sana papatya almak istedim. Aa, teşekkür ederim, ben çok mutlu oldum. Biraz gizlik gittik, hatta özür dilerim. Ay çok sağ ol. Ne demek? Çok güzel gözüküyorlar. Ay çok güzel kokuyorlar. Bunun kokusunu çok seviyorum. Gerçekten güzel kokuyor. Teşekkür ederim, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de ama hediyelerim bitmedi. Ne? Hem bu var hem de... Kitap mı var? Aa evet. Hatırlarsın geçenlerde konuşmuştuk. Evet. Sana. Ya. Fantastik. Hem de ortak ilgi alanımız olan bir uzay evren ciddi hakkında. Ciddi olamazsın. Ay çok severim bu arada. Umarım beğenirsin. Beğenirim. Kesin yani sen boş zamanlarını okuyabildiğinden bahsetmiştin. Kitabı okuyamadın. Boş zamanlarında okuduğundan bahsetmiştin ve evet. Umarım okudukça da aklında hep ben kalırım. Tamam. Biraz fazla kalın ama. Evet, bayağı bol zaman ihtiyacın olacak. Bol okurum. Ve boş. Teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Ben de sana Vardım getireceğim. Vardım bile yeterli benim için. Ben de sana getireceğim, senin için. Yani. Normalde seviyor, sevmiyor, seviyor, seviyor yapıp tek bir tane bırakıp ve sana seviyoruz getirecektim ama... biraz evin gerginliğim vardı, o yüzden... Evet, gergin bir şekilde oldu. Geldim. O yüzden öyle ufak sempatik hareket yapamadım. İyi misin peki, şu an gergin misin? İyiyim, sadece hala kafama takıyorum isterseniz ama Kırmızı Adada bu konuyu konuşmak istemiyorum. Daha sonra bunun konuşmasını yaparız kesinlikle. Tamam. Bizim hakkında konuşmak istiyorum. Tamam, konuşalım. Anlaştık. Biraz gelin. Zaman hızlı geçti ha? Evet, zaman hızlı geçiyor. Ne kadar oldu? 20 gün olacak. 2 haftayı geçtik. O bir kere ne? 3 hafta olacak. Zaman çok hızlı geçiyor. Çok hızlı geçiyor. İşte bundan bahsediyordum tam da. Çok hızlı geçiyor. Evet. Günler birbirine girdi ama çok memnun ve mutluyum her şeyden. Bir de gün geçtikçe de bir alışıyorum. Yani hep bir adın aşina kulağımda, böyle aklımda. Sürekli bir Mert, Mert diye geziniyor aklımda. Ben çok alıştım sana. Ben de. Her sabah günaydın, iyi geceler demez. Ben sana çok alıştım. Bugün Ozan'la da biraz konuşurken aslında şu anki ilişkimizin boyutunu da merak ettim. Şu anki hangi noktadayız? Tanım yolundayız. Hayatın yolunda mıyız? Ben bugün şey dedim, böyle kapının eşiğindeyiz falan dedim böyle ilişki için. Böyle kapı eşiğindeymişim gibi hissediyorum kendimi dedim. Bir tık daha zamanı var bence. Tamam, en azından kapı eşiğine yakın mıyız? Yakınız. Tamam, güzel. Ya, yakınız. Yeter cevap. Ya çünkü ortada bir problem yok. Olmaması için bir sebep yok. Sadece kesinlikle. Biraz daha zamanı yaymak istiyorum. Çünkü tanıma yoluna girmek için acele ettik. Sonra bir mola verdik. Öyle daha sağlam devam edebildik. Şimdi tekrardan hani bir anda lak diye girip ona mola vermek de istemiyorum. Bir şeyi yani tanıma yolunun bir sonraki evresine böyle %100 bir şekilde, emin bir şekilde, kesinlikle. Hiçbir sıkıntısız, sorunsuz girmek istiyorum. Bir süre daha böyle sorunsuz, sıkıntısız devam edersek kendiliğinden zaten... Bu konu için acele etmiyorum. Yani tamam. Bu aceleci olduğum bir konu değil. Sadece bu konuştuğumuz bir konu değildi ve... Evet. Sadece hangi noktada olduğumuzu gerçekten merak etmiştim. Evet yani ama ben... Bu cevaplar benim için çok yeterli. Bir gibi hareket ediyorum. Seninle bir yani tek başıma değilim, bir birey olarak hareket etmiyorum. Biz olarak hareket ediyorum. Ben diyorum beni aslında ne daraltıyor. Aslında hissettiğim şey buymuş o zaman.
Evet. Yani aslında çünkü ben de aynı şeyi istiyorum. Hani o artık sen ben kavramından çıktım. Evet. Biz bir olarak artık ben evet. de bunu tamam bu şekilde. Yani mesela bir konuşmayı yaparken Mert kızar diyorum. Ve bitmiş. Saniyelerimiz var sadece. Hadi gel saralım o zaman. Şunlar dursun mu? Sarılayım. Çok gerilim rakiplerimle. Yorma kendini. Yani sadece şunu fark ettim, güvenilmiyormuş insanlara. Evet, bu evde bunu çok zor güvenmek. İlk, mavi günün anlamını biliyorsun değil mi? İlk yemek yedik güven ya. Güven gizemli. Yani. Ayrılık değil miydi mavi? Gül değil. Beyaz mavi. Beyaz. Yok, beyaz, beyaz gül. Ayrı. Bir tane beyaz gül vardı. Beyaz onun mavi ne gül. Alaka? Ben de onu sordum bak orada. Biz ilk yemeğe çıktık ya. Evet. Orada beyaz işte ayrı. Çiçek vardı mavi, mavi gül değil şey. Ama. Beyaz, mavi beyaz gül falan çıktı ortada bir tane. Mavi güven değil mi? Sadece ayrılık. Beyaz güle ben ayrılık diyebiliyordum. Mavi gizem tutkul bu. Orada onun konusu geçmişti. Hatta o da böyle saflık, masumluk anlamında. Bu ayrılık demek değil miydi ya dedim beyaz gül. Ben mavi gül seviyorum. İşte pembe mesela cilveli kadına verilirmiş. Ay anlamları yani bilmiyorum. Bana. Bir o beyaz sen gül. Sen ne sıkmış hissiyatın yok hiç sevincini göremedim. Çok sevindim ya. Aa. Çok mutlu oldum. Ne sizin yanınızda niye sevindim? Bağıra mı gelsek? Burada ne yapayım? Biraz daha hareketli bir şekilde girmek. Hayır onun yanında sonuçta. Belki düşünüyor. Onun yanında sonuçta mutlu oldum. Olarak. Moralim bozuk mesela. Gittim sonuçta. Hı. Benim o an yüzümü güldürdü ve bu konulara girmedik. Anladın mı? Daha olumlu konuştuk. Güzel bir şey yani. Mutsuzum iki gündür sonuçta. Düşünmüş almış. Sen de mi Aynur'u çağıracaktın kanka? Ya ben Aynur'u onlar çağırmak... zaten onu bekliyor. Birileri yok, bana yok, böyle bir şeyler yapsın ediyorum. Da hayır ya. Hayır hayır ondan hayır, dolayı hayır oğlum değil. Bak şimdi yükselmeyelim işte. Oğlum değilim bak bir kere şimdi sen diyalog kurarken biz bu adamla nasıl konuşuyoruz sen nasıl konuşuyorsun mesela? Abi hiç gerilmeyin bir şey mesela? Yok ya. Yok oğlum molum diyor tamam, sürekli. Dikkat tamam, edin oğlum. Bak biz bu adamla burada ilişim az önce oğlum yani, Oğuzhan'a yani. Da söyledi Oğuzhan da yükselebilirdi. Olabiliyor ya. Görkem diyorum Berk. Diyebilir amcaoğlu ya. Oğlum yani... Demesin şey değil ya. Şu an bana kimse öyle bir şey demesin. Tamam bak, gerginsin ama sakin. O anlamda demedim. Sen şu an gerginsin diye şey yapıyorsun. Oğlu olduğu için değil yani. Bak ben de şu an zaten çok sakinim. Ben sana o anlamda demedim. Sen gerginsin diye yanlış anladım. Yoksa şu an horozluk yapsam kralını da yaparım biliyorsun. Lütfen ama yap ya. Bak bak bir şeyler söylüyorsun söylüyorsun ondan sonra yine of. Horozluk yapacağım. Sen yoksun kanka konuda. Sen kendini dahil etmeye çalışma. Kelimelerini de düzgün seç. Ben seninle diyaloğa girmeyeyim tartışmayayım. Ok sana çevrilmesin. Bence dur. Ben bir şey mi dedim? Yine bir bak şey demedin, konu burada bizim aramızda yine dahil olup ön plana çıkmaya çalışacak yine. O sinir sana patlayacak yoksa Murat. Aga Murat'ın uyuyor zaten bilmiyor anı tanımadım. Seviyor bu işleri. Nereden yakalasam diye bakıyor. Ozan nasıl geçti? Ya şimdi var ya o neyse konu ben hiçbir şey ben hiçbir hallettin şey yapmayayım. Mi? Seninle konuşacağım ha. Bir çiçekleri gezdi. Harbi sen konuşma. Kanka ben senin yüzüne ya. Söylüyorum ben senin arkadan geçenler konuşmuyor. Ki arkadan konuşanlar da var bu arada. Ben ama gelip yüzüne kadar söylüyorum yani. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şimdi şu anki olay benlik hiçbir şey yok ben bir şey mi dedim? Adam demedi mi bana Mert orada neden aynı şeyi yapmadığımı anladınız mı dedi. Ben de evet şimdi seni anlıyorum dedi. Ben bir şey mi dedim burada? Tamam yani bir şey demedin de. Şu an gergin adam yani konuya dahil olmana gerek yok. Orada değil miydi senin resmi? Benim değil resmim de. Burada mıydı? Bakayım be. Tamam benim resmim orada mıydı? Peki kim benim resmimi yerini değiştirdi? Benim resmim burada ne işi var? Senin eski resmin yeri neresi senin? Benim resmim yeri orasıydı. Şurası bak. Şu tamam o zaman ver onu bana oraya koyayım. Yanlışlıkla koymuşum oraya. Biri benim resmimi almış oraya senin koymuş. Senin resmin orada, Yeliz'in resmi de orada duruyor. Kim bana benim resmimi o zaman aldı oraya koydu? Bak geçen de yine böyle dedi. Herkes çiçekle geliyor. Bir de hediyemle. Ne? Ne o? Aşkım ya kim bu resimleri değiştiriyor kim böyle? Aynur'u çağırıyorum. Otur. Teşekkür ederim. Ne haber? Ne haber? Anlatacağım bir şey var mı? Ne gibi? Anlatacağım bir şey var mı bana? Nasıl geçti Kırmızı Oda'nın yani onu soruyorum. Normal. Ne konuştun? Anlat anlat çekinme.
Anlat anlat, çekin beni. Dedi ki... Yani ben gözlemliyordum uzun bir zamandır. Ondan sonra hani benim de bu süreçte yanlış kararlarım oldu dedi. Yani evet, bazıları öyleydi dedim. Ne zamandır görüşemiyoruz dedi. Hatta ben dedim 2 hafta falan oldu galiba dedim. 2 hafta sen de dedi. Sayıyorsun? Ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Bu konuşmalar geçerken Berke'yle görüşmek istediğimi biliyorsun değil mi? Berke'yle görüşüyorum ben dedim. Tanışıyoruz dedim. Niye bu kadar sinirlisin Berke? Ne dedim ben? Ne yapıyorsun? Burada... Evet, tanışma yoluna girelim mi dedim. Editlerden etkilendiğini bana niye söylemedin? Hayır, hepimiz etkileniyoruz editlerden. Görkem'den mi etkilendin, videolardan mı etkilendin? Hayır, editlerden hepimiz etkileniyoruz. Hani uzun zamandır görüşmüyoruz dedi. Neyden, hangi editlerin neresine etkilendin? Mesela ablan yaşındayım demeninden mi etkilendin editlerde? Gene beni çok kötü bir durumda bırakmaya çalıştın ama sen ben ne konuştuğunu burada bilmiyor musun? Evet, sen ben biliyorum zaten. Bak ben ne yaptım biliyor musun? Hayır, hepimiz... Sakince sana sormaya çalışıyorum. Çıktık buradan sana sordum ne söyledin diye. İçeri gittiğimde bana neler söyleniyor? Editlerden etkilendim. Evet, uzun zamandır görüşmüyorduk. Uzun zamandır böyle görüşmüyoruz dedi. Sonra İzleyeceğim zaten ben bu kırmızı oluyor. Evet, ben dedim ki o yüzden evet doğruyu dedim. Söyle bana hepimiz yani etkileniyoruz ondan dedim. Yani hepimiz ben etkilendim dedim. Bak hepimiz etkileniyoruz. Cümlenin arasındaki... Tatlı çıkmışız demişsin. Tatlı gözüküyormuşsun. Uzaktan iyi görünüyormuş dedim. O da dedi ki evet dedi. Buradan dedi şey dedi, böyle hani kavga ediyor gibi görünüyorduk ama dedi hani o öyle olmamış. Ben de hani seni hatta sen hızlı gidiyorsun, sen tanışma yoluna girdiğin gibi bir şey dedi. Evet dedim Berke'yle hani tamam, daha görüşüyoruz, öncesinden kardeşim yaşındasın dediğin insanla olan editlerin seni nasıl etkileyebiliyor bu kadar? Bana bunu anlat. Hani şu an görüyoruz ya. Tamam, kardeşim dediğin insandan o zaman etkilenmeyip bu editleri gördükten sonra nasıl etkileniyorsun? Hala kardeşin olarak görüyor musun? Ne diyorsun, etkilenme değil. Tamam, ben sana soruyorum. Şu an tamam, bir şey soruyorum sana sadece. Çarpıtıyorsun. Sen çarpıtmıyorum. Sakin ol, ben sana bir cevap sakin vereyim. Sakin olayım, etkilenmenin... bu mumlarla seni böyle gördükten sonra nasıl sakin olayım? Sen bana ne dedin? Görkem diyor ki, odadan çıkıp gitmedi diyor Berke'yle görüşüyorum dedikten sonra diyor. İnsanların içinde bana söyleyecek laf bırakmıyorsun, anladın mı? Odadan bana diyordun, çıkıp... odada bekler misin seni başkası çağırsa diyordun. Ben seni istemezsen beklemem dedim. Ama sen gelip burada çıkmadın. Şimdi başkası çağırırsa ben çıkmazsam ne hissedersin? Nasıl ben hissedersin? Ben de gelirim. Senin gelmen bir şey fark etmiyor ki. Sen kendin çıkmamışsın bir kere. Ben buradan çıkmasam ne ama fark ediyor? Ama ben şok oldum, anlamıyorsun. Tamam, şok olduğunda ben Berke'yle görüşürüm. Ben, seninle burada gözükmek istemiyorum diyeceksin. Bitecek. Ben başkasına öyle yapabilirim senin için. Sen anlamıyorsun. Ben gayet iyi anlıyorum. Tamam, sana şundan bahsedeceğim. Ben hatta dedim ki elimde suyla geldim. Tamam. Dedim ki hatta dedim ben ilk oturdum geldim. O sonra geldi buraya. Tamam, ben ondan şey önce girdim. Şimdi. Tamam, hepsini boş ver. Sen şu anda Görkem'e ben Berke ile görüşüp tanışmak istiyorum, sen benim kardeşim gibisin diyebilecek pozisyonda mısın? Kardeşimsin tabii diyebilirim. O an demedim şaşırdığım için. Tamam, şu an bugün kritik olursa veya başka bir şey olursa karşılıklı geldiğimizde bunu söyleyebilir misin benim için? Evet. Eminsin kendinden? Evet. Görkem'i kardeşin olarak görüyorsun, başka bir şey yok evet senin için. Eminiz bundan? Çünkü o... Aynur'un hareketlerine göre devam edeceğim diyor ve benim arkadaşım da bana arkadan yapmış olduğu büyük bir yanlış. Tamamen sakinliğimi koruyorum. Bu işin sonu diskalifiyeye gider. Net söylüyorum. Böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Kimsenin de vebaline de girmek istemiyorum. Ama sen bunu net şekilde söyleyebilirsen benim için bir sıkıntı yok. Tabii ki ben arkadaşımın bana yanlış yapmış olduğunu hazmedemiyorum şu anda. Ama sakinliğimi korumaya çalışıyorum her şekilde. Senin ne de söylediğin benim için çok önemli. Sen şu an ben benimle beraber devam etmek istiyorum sana da diyorsan. Su getirmiştim. Sonra ben bir kere ona su vermiştim evde. Dedim ki aslında dedim bunu da hani Berke gelir diye düşündüm. Berke gitti ama hiç hani senin kısmetinmiş dedim. Hani konuştuk da yani ama hani öyle şey konuşmadım yani. Ben öyle tamam, düşünmüyorum. Tamam bak, benim ben sinirlenmemi çok doğal karşıla şu normal anda. Normal karşılıyorum evet ama... Ve sana saygısızlık da yapmak istemiyorum. Bana yapabileceğin yapmıyorum bir durum yok ortada hayır, zaten. Hayır hayır, işte seni dinlemek istedim. Dinlemeden yapabilirdim. Dinlemek istedim. Doğruyu görmek istedim. Hı-hı. Sen şu an net olarak evet Berke'yle tanışmak istiyorum herkese diyebilecek pozisyonda mısın? Ben zaten bunu söyledim. Ben tamam, hatta bunu daha 2 gün önce dedim ki benim bu evde görüşebileceğim kişinin sen olduğundan da bahsettim. Tamam. Davam öyle yükselme. Ben sana yükselmedim zaten. Yükselme yani. Ben sana yükselmedim zaten. Kapımı da açarsan teşekkür ederim. Leyla,
İlk bölümde hangi elbiseyi giydin? Nasıl bir elbise giydin? Hangi renk? Detay nedir? Detaycısın ya o kadar. Hadi bakalım. Hadi. İlk günü mü? İlk Hadi. Gün. Buraya geldiği gün mü? 3 dakika tanışmamız. İlk gün işte abi buraya geldiği gün olmuyor. Bizim oraya gittiğimiz gün. Tamam. Ha, bizim oraya gittiğimiz gün, tamam. İlk gün. Siyah gömlek giymişti. Siyah kombin vardı. Hatta biz, ben de siyah gömlek, içinde beyaz atlet, bu vardı. Kendini mi anlatıyorsun? Tamam, yok. Burada o... biz kamera vermiş, hemen gözle canlandı. Onda siyah gömlek, siyah pantolon vardı. Tamam. Vay vay Artık vay. Artık bunlar ortaya çıktı mı, doğru mu yanlış mı bilmiyorum. İkimiz de siyah tık, hatta siz şöyle bir yakıştırma yapmışsınız. Kıyafet olarak da yakışmışsınız. 36,5 reis. Ben Yürü. Hatırlarım. Hatta dur bakayım, hojeleri ne renkti? Yok artık. Ya. O gelmez kardeşim. Hojeleri turuncu muydu kanka? Yok. Turuncu değildi. Beyazdı ya. Herhalde. Galiba griydi. Tam emin değilim ama kombin net, üstüne siyah bir gömlek vardı. İkinci gün? Ha? İkinci gün? İkinci gün. Oha oğlum, her günü nasıl hatırlasın onu? Hatırlıyorsa onun artı yazar abi yani. Hayrına soru soruyoruz burada. İkinci, üçüncü gün değil mi? İki. İki. İkinci gün ben bembeyaz bir şey giymiştim. O hep o da, kendine neşleştiriyor. Bir dakika, evet oradan şey yapıyorum. O da hatta simsiyah yine giymişti, aynen, elbise tarzı. Aynen, editlerden dedi, görmedim Beşiktaş kanka. Beşiktaş olmuşuz dedi. O ikinci gün müydü? Evet, Beşiktaş olmuşuz falan dedi. İşte biz Leyla'yla Oğuzhan'la konuştuk, Mert'i konuştuk, Ozan'ı falan konuştuk işte. Bir şey Leyla diyor ki, Aslan'ın özrüğü konuşalım. Sen şunu söyle, sonra konuyu açacağım, o konuyu bir konuşalım. Leyla diyor ki... Ozan'la da Rümeysa ayrılırsa diyor, Oğuzhan'la da Rümeysa olur diyor. Titan diyor mu? Bunu neye dayanaraktan söylüyor? Belki çocuk gün geçtikçe hisleri bana karşı daha da yüksek işte, evet, olacak. Evet, bence. Bu arada sen yoktun. Ben... Leyla dedi ki, bence dedi Oğuzhan dedi hala Rümeysa'yı bitiremedi dedi. Ben de dedim ki... Hayır, ne yaşamış bölümleri... olabilirdi Hayır, ki? Hayır dedim ki, bölümleri izlediğin için... Buse hakkında da öyle konuşurken... Hayır, ben dedim ki bu bölümleri izlediğin için dedim etkileniyorsun bence dedim. Öyle bir şey yok ortada diyor, ben öyle düşünmüyorum dedim. Yani o bunu... şimdi şu an bölümler yayınlanıyor ya, bölümlerde de Oğuzhan Rümeysa'ya ilgili. O da oradan etkilendiği için diyor ki bence hala unutamadı. Ben de diyorum ki hani bölümleri izlediğin için. Ama gelip bir bana sorsa, Dilara Oğuzhan senin için neler yapıyor? Biz Oğuzhan'a gece gündüz konuşuyoruz. Çocuk bana ilaç getirdi. Daha hiç söylemeden bile yani. Bir de istememiş Dilara hani. Dilara istediği için değil. İstemedim değil. Bir anda sohbet ediyoruz. Bir de sohbetin en başından bahsetmişim. İlaçlarımı unuttuğumu söylemişim. Çocuk sabah ilaç getirmiş yani, bir de vitamin ve ağrı kesici demişim. Bütün vitaminlerden almış, bir de ağrı kesici ekstra koymuş içine. Kıyamam, ne kadar tatlı düşünceli şeyler. Ben böyle şeylere çok düşüyorum. Salak mıyım acaba? Berke. Berk. Berk. Alo. Bu adam bitti ya. Yıkık. Yıkık kardeşim. Kanka sırtındaki bıçakları sayabiliyor musun? Gücüm yetmez. Sormuyorsunuz kanka bir şey. Kanka sorduk zaten de. Ne oldu, nasıl geçti işte. Gözün içine bakıyoruz anlatmaya. Anlat bakalım. Evet. Senin sen belki Aynur, şu an herkes sende. Aynur gereken cevabı verir arkadaşlar. Dediğine göre zaten tamam. Vermiş cevabını. Bence de ben şu an cevabı aldım kanka. Görkem. Ben de cevabı aldım. Ben cevabı aldım kanka şu an. Benim için burada Aynur'un evet ya da hayır demesi zaten şeydi, önemli değildi. Evet. Sadece ben kendi cevaplarımı söyledim. Kapanması için, aklına daha kalmasın diye, bu kadar. Tamam. Bugün Berke'den, Berke'yle tanışmak istiyorum, Berke'yle devam etmek istiyorum. Oğuzhan Görkem de benim kanka. Kardeşimdir dediği zaman bir daha devam etmezsin herhalde. Öyle bir şey demedi. Sadece Berke'yle tanışmaya çalışıyoruz dedi. Tanımaya çalışıyorum onu dedi. Kırmızı Oda'yı izlersin o zaman. Bunlar ekranda İzleriz. Çıkacak hepsi kanka ya. O detaylar. Çıksın, sıkıntı yok. Zaten kendisi ben de editlerden etkilendim dedi. Ama sosyal güzel editlerimiz yani. Kötü de değil. Ki zaten ben orada ona demedim. Hepimiz hani etkileniyoruz de editlerden istiyorum. Demiş. Sen de şey yapmak istiyorum demedim. Editlerden hepimiz etkileniyoruz onu, demiş. Onu beğendiğimi söyledim. Ama bunun şey olduğunu söylemedim yani. Hani ben de seni tanımak istiyorum. Berke varken ben de seni hep çağıracağım. Böyle bir muhabbet olmadı. Tamam işte, gereken cevabı da sana verecek. Editlerden diyorum. Hepimiz ki etkileniyoruz demiş. Zaten burada Berke'yle devam edeceğim ya da Berke'yle devam etmeyeceğim. Tanıyabilirsin beni dese ben yarın gidip yani onunla tanışmam. Dediğim bu. Sadece ona beğeni duyduğumu, hislerimin olduğunu söylemiştim zamanında, o kadar. Sen sadece konuşmak için çağırdın. Evet, aklımda kalmasın dedim, anladın mı? Yarın öbür gün hasretle ya da onunla bununla tanışırsam bu Aynur mevzu aklıma da almasın istedim. Bu kadar. İçimi döktüm, konu kapandı, bu kadar. Robot, sen beni daha çok seviyorsun. Gel şuraya, şurada bir baş başa konuşalım, gel. Aa! Gel.
Gel bak, benden hayır. Gidemezsin lütfen. Hayır, biz burada robot, ikiye biriz. Ben şuraya burada gelir misin? Seni, özel bir şey konuşacağım. Beni beğeniyor seviyor musun? Seviyor musun burada? Tamam, ben seni beğeniyorum ama. Peki beni seviyor musun? Biraz müzik alabilir miyim? Ben oynayamam da. Hayır. Hayır, dedikodu yapalım mı? Dedikodu yapalım mı? Sen dedikodudan mı esiriyorsun? Bir saat Dilara'yı aklını korkutalım yapıyorsun. Mı? Evet diyecek. Var, var. Tamam. Bunun aklı neye çalışıyor Dilara, biliyorsun. Şey, tuvalete gitti. Tamam. Ben şuraya saklanacağım. Sen Dilara'yı buraya oturtacaksın. Dilara'nın resmini saklayın. Ne oldu? Nihli'ye gidip sorsun. Dur bekle. Nihli'ye diyelim ki hiçbir şey söyleme. Ne? Hiçbir şey söyleme. Cevap verme. Şaka yapalım. Nihli de dahil olsun şaka yani. Evet. İşbirliği yapalım. Evet. Nihli! Efendim. Gel aşkım. Bence sen terliğe bak. Kızlar, buraya size de önden haber ki oraya ben yakışıyorum, sen değil. Ay çok mutlu oldum. İşbirlikleriyle. Bunu ben saklayacağım. Yapasın, bizim yani. Haberimiz yok diyeceğiz. Hı. Sana gelip soracaktı büyük ha, ihtimalle. Siz şey yapacaksın, çok mutlu olmaz mı şimdi? Hayır sen de ben bilmiyorum diyeceksin. Sen bilmiyorsun. Tamam. Tamam mı? Hı-hı. Bilmiyorum diyorsun. Kızlar siz hiçbir şey söylemeyin. Gelecek bana patlayacak. Hayır ben bir şey bak. Ben ekiplere bir istiyordum. Az önce söyle izlememiştim. Evet. Otomu tekrar gitmem. Yani sen kendisi de paylaşıyor. Ben bir şey demiyorum yani hani. Merhaba. Erkekler evine gidebilir miyim? Bardağı götüreceğim. Oranın bardağı çünkü. Hayır. Benim de bardağımı alır gelir ya gitsin. Evet. Yani senin o bardağı kırmızı oraya götüreceğim. Karışıklık olmasın. Bir şey söyleyeceğim. Aa ay, izin verdi. Tamam, teşekkür ben ederim. Olayı patlatacaktık. Sen niye bilgiyi gönderiyorsun şimdi? Tamam, ben göndermedim ki. Bir sorayım izin verirse gideyim. Başı sonra yapın dedi. Kız kendi önce... Şey yapalım. Saklayalım. Gelene kadar kurulsun sana. Nihli götürdü diyelim mi? Nihli. Nihli götürdü diyelim mi? Din oraya gelsin orada patlasın olay değil mi? Olsun ne güzel işte eğleniriz kız. Olur. Olur. Tamam olur, olur mu? Olur mu? Sordu. Tamam. Şuraya sakla, dolaba sakla. Allah çocuğu tanı. Bundan beri ben ilk defa böyle görüyorum. Abi bir insan hiç mi aşk hayatı düzgün gitmez ya? Hoş geldin. Hayat? Hoş buldum. Balım hoş geldin balım. Hoş buldum. Ya ne kadar güzeller ya. Ne haber? Balım. Tek mi geldin? Evet. Hoş geldin. Gelirken Leyla ile getireydin. İzin aldım. Bardağı getireyim diye. İyi yaptım gel oturalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Bugün ne kadar güzel bir gün ya. Ne kadar sık sık sende. Evet, iyi oldu. Bundan sonra hep böyle yapalım, tamam mı? Tamam, anlaştık. Bu bir taktik. Gel oturalım. Bardağı götürebilir miyim acaba mı dedin? Evet, dedim ki bu bardağı götüreyim onların. Bir de Yeliz'in bardağı da buraya gelmiş galiba. He. Yeliz'i... Hayır, Yeliz değil. Aynur'u Görkem çağırmış kırmızı odaya. Evet. Sonra Aynur da Berke çağırır diye suyla gitmiş de. O Görkem'i mi verdi? Evet. Ve Yeliz'in bardağıymış o falan. Yeliz dedi ki benim de bardağımı getiririm. Hani, onu yani. Görkem'e sorarız birazdan. Tamam, soralım onu da götüreyim. Burada bir tartışma falan, tartışma olmadı aslında ya. Adam... Bu arada olur diye düşünüyordum zaten yani, Berke ile Görkem arasında. Yani çok şey yapmadılar kendi aralarında da. İşte benim dedi aklımda kapanmayan bazı şeyler vardı. Hı-hı. Onu Aynur'a sormak istedim falan dedi. Fotoğrafları zaten fotoğrafın nerede? Ha? Nerede? Kim aldı benim fotoğrafımı? Kim yok burada? Kim yok? Kim aldı fotoğrafımı gerçekten? Kim aldı sence? Kim aldı? Siz mi aldınız? Nihri mi aldı? Evet, onu götürdü. Erkekler evine gitti. Erkekler evine gitti o. Fotoğrafımı alıp evet, bir şey söyleyeceğim. Gitti. Sordu, robot da izin verdi. Gerçekten mi? Neden evet, burada bir şey yaptı peki? Ben tuvaletten ben dışarıdan giriyordum. Bir dakika, ben görmedim de bir de... Bir robot. Dakika, elindeydi. Ben de baktım. Bir şey Nihri mi aldı resmi? Kendininki duruyordu. Bir dakika Dilara gerçekten iyi değil mi? Hani alıp robot ne yapacak ki? Yani ben de bilmiyorum. Aldı. Alsın götürsün. İşte hem illerdeyim hem gönüllerdeyim. Hem ellerdeyim. Ertelebilir miyim? Evet diyor galiba. Ne diyor? Gerçekten Nihli mi götürdü? Kim götürdü benim fotoğrafımı? Anca yükleniyor galiba. Evet dedi. Niye peki? Neden?
Bir neden? Şey yapacak fotoğrafınla demek Deniz bilir belki gelsin de. Onun hıncını mı alacak acaba? Erkek bak çünkü hemen geldi bunlar içeride de Yeliz abla geldi sordu. Ama bir şey bir şey yaparsa gerçekten kıyameti koparım çünkü ben ona çok tatlı bir şey yaptım. İzin al git sen de. Kahve etti kırıyı. Gidebilir miyim erkekler evine fotoğrafımı almak için sadece? Ama sadece fotoğrafımı alıp geleceğim güzel bir dilde. Gidebilir miyim? Medeni bir şekilde. Çok medeni bir şekilde alacağım vallahi inanabilirsin bana. Vallahi bak. Bir düşünüyor şu an. Sadece alıp geleceğim yani. Bence Aşkım bir şey söylüyorum sakin ol tamam mı? Tamam, aşkım inşallah verirler ekranı. Acaba çizdiler mi? Bir şey söyleyeceğim Diloş. Diloş git sen bak beni dinle bir beni ne? Dinle git. Hiçbir şey olmamış gibi ortalığı kolaçan et tamam mı? Emin olmadan da bir harekette bulunma olsan da orada ona göre. Tamam. Nine erkekler evine gitti ama fotoğraf burada tabii ki de. Ben ama geldim. Kullanabilirsin yani. Hoş geldin. Bir şey diyeceğim benim fotoğrafımı buraya mı getirdiler? Senin fotoğrafın mı? Fotoğrafını ne alaka? Direkt eve öyle girdi. Kim getirdi benim fotoğrafımı buraya? Hani nerede? Fotoğrafını görmedim. Aynen. Kızlar dedi ki Nile fotoğrafını getirmiş buraya. Yok. Nile. Evet. Nile dışarıda. Kendi geldi ya elinde fotoğraf falan yok. Ya şaka mı yaptılar bunlar? Oğuzhan mesela niye kalkıp da kızı merdivenlerde karşılamıyor inerken hala kız oturuyor. Kız şok geçirdi şok. Sen mi fotoğrafımı buraya getirdin? Yok. Doğru söyle. Doğru söylüyorum. Yok, gitti misin? Gelirken bir fotoğraf falan yok mu? Yok muydu elinde? Şaka mı yaptılar bunlar? Ne kanki anlamadım ne oldu? Hayır dediler ki fotoğrafını demen ya. Çizip buraya getirmiş olabilir. Bu sefer sebep olarak diyeceğim bir saniye sessiz görüşürüz. Olun. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Nile hiç bence öyle bir şey yapmaz. Evet işte ben de robottan izin alıp geldim hani. Yok kanka. Niye benim fotoğrafım buraya geliyor? Robot da gazı vermiş sana göndermiş. Buraya gelirken elinde bir şey yoktu. Elinde bardak vardı sadece bardak getirdim. Fotoğrafı yerine koyayım mı? Ya kız korkuyor ya. Ya gerçekten getirdin mi Murat? Hayır ya. Vallahi getirmedi. Hani getirdiyse de getirmedi yani artık bu saatten sonra. Getirdin mi Nihil'e gerçekten? Yok getirmedim. Hadi gel gel tamam. Al sakladım. Sakin ol Dilara. Hayır üstünü çizdi sandım fotoğrafını da buraya getirdi sandım. Yok. Getirmediler yani. Mert Dindere. Ya gerçekten getirmediler mi fotoğrafını? Hayır, kimse getirmedi senin fotoğrafını. Sen bunun için mi izin aldın? Nasıl gelebildin sen buraya? Hayır, dedim izin aldım canım. Dedim herhalde fotoğrafımı çizmişler. Buraya yollamışlar hani Nide tarafından. Böyle bir şey gelmedi bizim. Nide gelirken elinde herhangi bir şey görmedik. Bunlar bana şaka yaptılar o zaman. O zaman senin fotoğrafın nerede? Evet, yok benim fotoğrafım evde. Kimi de nereye sakladılar? Ya neyse, dün de fotoğrafının yerini değiştirmişlerdi de yani benim en nefret ettiğim şeylerden biri bu. Şaka yapmışlar işte. Evet ama seni gördüm. Bu yüzden mi yaptılar acaba? Ne yapayım burada mı kalayım? Robot yani uyarı gelmedi. Biraz zaman geçir burada. Uyarı gelmedi diye takdirde kalabilirsin. Bence de. Aynen gel. Takıl. Aslında bana iyilik yaptılar. Aynen. Değil mi? Ne olur? İyi özür dilerim. Şaka mı yapmışlar sana? Acaba böyle bir şey var mı? Bilmiyorum niye yok, böyle bir şey yaptılar ki? Çünkü Nile geldiği zaman elinde hiçbir şey yoktu. Ha. Merak etme ya. Ama saklamışlardı sizin evleri. Ya niye böyle bir şey yapıyorlar? Bilmem. Duydun mu kendini? Duydum. Duydun mu? Senin yaptığın yemekleri de yemek isterim bir gün. Tamam. Yaparım sana getiririm yemekleri. Televizyon, sarımsaklı, tamam. Çıkışta yeriz. Yapacağım. Söz. Söz veremem ama yani bakacağım duruma göre, durumumuza göre. Sadece hani o kadar büyük bir kavgadan sonra hiçbir şey olmamış gibi bir arkadaşlık kurmamız zor. Ben bu eve geldiğimde direkt benim üstüme gelip ayağa kalkıp beni tehdit edip böyle şeyler yapan da kendisi. Oğuzhan'ın ilişkisi yok, senin ilişkin yok. Kırmızı odaya çağırıyor. Çağırırsa gidelim dedim Ölkem. Hayır, Ozan'dan başka kimse olmayacak. Bunu diyemem, biz böyle bir evdeyiz ya. Bir kırmızı oda daha basıldı bugün Berke tarafından. Çünkü Görkem'le, Görkem Aynur'u çağırdı kırmızı odaya. Açık açık, keyfine bak. Belki Görkem'i bahane edip başka şeyler yapmak istiyorsun. Farklı şeyler olabilir. Sana zaten sürekli söylüyorum, bana ilgini belli etmiyorsun. Onun yapmış olduğu zaten saygısızlık. Harbi saygısızlık yani.
Benim burasının ne yaptığı daha önemli benim için ki herkes de gördü diye düşünüyorum. Mum yakarak benim gelmiş bu adam sana ya. Ne şey olmadı ya. Mum yakarak gelmiş oraya kalp yapmış ya. Ben olayı önceden öyle hazırladılar zannediyorum. Bak, yo ben yaptım diye söylüyor orada. Sesin baksana. Yeter ya. Biraz daha böyle davranırsa vallahi çekip gideceğim şeyden bak. Az kaldı yukarı. Samimi söylüyorum. Çok az kaldı yani. Ay yani kaldı burada çıkmıyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyi vallahi. Nasıl keyifler? İyi. Biraz sıkıcı ya bu ev bugün Öykü. Allah Allah neden? Ay, çiçekler geldi ya hepimize. Ha, şımardınız değil mi hemen? Hemen şımardınız. Evet. Hemen bir yumuşadılar. Eksik miyiz? Kim eksik? Evet, Dilara ile Mine yok. Dilara ile peki bağlanalım. Ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler bu arada. Yine gördüğünüz gibi bir takım meselelerimiz var tabii ki. Beyler ve tabii ki bayanlar galiba ardolar, hanımlar. Nasıl efendim? Hemen oturuşunu izlemek istedim. Merhaba Ekan'ım. O zaman müsaade ben oturayım öyle ben. Ne? Hadi oyalanmadan gelin buraya. Tamam. Tamam, biz haydi. Geliyoruz. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş yeni bir gün. Hoş bulduk. Sevgili izleyicilerimiz izlediler. Tabii ki konuşacağımız çok şey var. Tartışacağımız çok şey var. Ya kim haklı, kim haksız değil de siz olsanız sizce nasılını soracağız en azından. Çünkü haklı, haksız burada karar vermek bizim, yani daha doğrusu yargılamak bizim işimiz değil. Bir şey yaşanıyor ve onun üzerine yorumluyoruz. Peki, hemen başlayayım. Dilara, güne başladığına Oğuzhan'a bir... Puanlamayla ilgili bir sıkıntım vardı. Evet. Neden az puan verdin diye. Şöyle çok kırıldım kendisine. Kızlar mı doldurdu seni? Kızlar doldurmadı aslında, ben kendi düşündüm bunu. Batın... Ben mi doldurdum? Hayır, kendi kendime doldurdum ben. Hani ha. Bat da orada bir yorum söyleyince hani benim şipim olunca çuval giyse bile hani onun üzerinden 100 verirdim gibisinden. Hmm. Yani kendisinden de 10 puan beklerdim açıkçası. Ya şöyle söyleyeyim, Batın karakteri o şekildeymiş. Benim karakterim o şekilde değil. Yani ben adaletle, herkes adaletle aramayı tercih ediyorum. Çünkü buradaki 9 kız da en iyi şekilde kendilerini giyindirip buraya geliyorlar. Bir oylama yapılıyor. Yani şipim var veya yok. Hani biz zaten ilişki içerisinde değiliz ki zaten tanışıyoruz. Ama sen de kabul ettin. Keşke. Tabii sonradan kabul ettim. Keşke. Evet, haklı olduğunu zaten söyledim. Ama adaletle aramak istedim herkese karşı yani. O yüzden... Şey diyemiyorum şu anlık. Peki ne durumdasınız? Gayet iyi gidiyor gibi sanki. Evet, Öykü Hanım iyi gidiyor şu anlık. Tanışıyoruz. Çok samimi birisi kendisi. Yani samimi olması hoşuma gitti. Hı. Onun haricinde... Seni şaşırtıyor o zaman. Şaşırtıyor. Güzel. Yani ben bu kadar samimi olacağını beklemiyordum. Gerçekten hani neyse, içindeki neyse onu söylüyor. O yönü hoşuma gitti. Ve bana göre kendini şekillendirebiliyor. Hani hareketlerini... Bu iyi bir şey mi? Efendim? Bu iyi bir şey mi? Bana göre iyi bir şey. Çünkü benim istediğim gibi biri olmaya gayret ediyor. Çünkü kendisi peki. Aslında benim istediğim gibi bir hareketler sergilemiyordu. Yani açıkçası mesela... Yani sürekli işte hani biri, işte bir ilişki, yani bir kavga oluyor, araya giriyorsun falan, bir şey oluyor. Yani biraz daha hani nerede girmesi gerektiğini falan biliyor şu anlık. Evet, yani eskiye aynen. Göndermeler yapacak şeylerden uzak durmaya ve buna gayret etmesi seni memnun ediyor. Mesela hani geçen de söyledik kendisi zaten. İşte sırf bana ayıp olur diye editleri, Oğuz'la yapılan editleri hani paylaşmamış storiesinde ki ablasına da söylemiş zaten. Hani abla sen de paylaşma ki yanlış anlamasın, şu an hayatında işte tanımak istediğim birisi var şeklinde söylemiş. Yani bu davranışı da hoşuma gitti açıkçası, öyle söyleyeyim. Yani oradan bir taş mı geldi Ozan? Yani bilmiyorum, herkesin beni anladığını düşünüyorum. Destekler nitelikte bir açıklamada. Yani herkesin hoşuna gidiyor bu durum.
Kimse böyle bir şeyle karşılaşmak istemez. Anlaştık ya o zaman. Biz anlaştık, çözdük zaten. Yani çözdünüz, evet, bu tartışmayacağız anlamına geldi. Tabii ki paylaşsaydı, böyle bir şey paylaşsaydı ona kızmazdım. Neden kızmazdım? Çünkü bunu konuştuk zaten Instagram'da etkileşimi arttırmak için. Yani çünkü Instagram sosyal medya önemli bir platform. Ya bu yüzden kızmazdım ama bu böyle düşünmesi sırf beni hani üzmemek için hoşuma gitti. Özen göstermesi hoşuma gitti. Özen göstermesi hoşuma gitti. Peki. Evet. Hemen hızlıca değinmek istediğim Yeliz ve Tuğba, aranızdaki meseleyi çözdünüz mü? Bu burada yani çözülemeyecek galiba. Evet, yani Öykü Hanım şöyle bir problemi... Çok uzatmadan, çünkü özel bir konu, girmek istemiyorum. O konulara ama buraya yansıması olduğu için sanırım konuşuyorum. Sanırım kızlar öyle demiş, ben de girmek istemiyorum. Aha. Sadece hani o kadar büyük bir kavgadan sonra hiçbir şey olmamış gibi bir arkadaşlık kurmamız zor. Buradaki kavgadan bahsetmiyorum, genel olarak aramızdaki olaydan bahsediyorum. O yüzden çok fazla diyaloğa girmiyoruz ama ben burada tüm evin önünde de söylemek istiyorum. Kızları defalarca kez bu konuda ikaz ediyorum. Ben asla Tuğba'nın dışlanmasını, soyutlanmasını istemiyorum. Yeri gelir o da benim buradaki olaylarım hakkında yorum yapabilir. Böyle bir şikayetin gelir, mi var? Ben yorum yapabilirim. Yok, hayır, şikayeti yok. Ben sadece bunu kızlara da söylüyorum. Onun bir tık uzak durduğunu düşünüyorum. Bunu bence yapmasına hiç gerek yok. Çünkü ben öyle iğneleyici laflar falan asla. O derdini anlatır ya da atıyorum biriyle oturur konuşur. Onu gelir kızlara paylaşır. Ben de dinlerim. Yeri gelir yorum yaparım, yeri gelir o da yorum yapabilir. Bu evin zaten olayı bu. Aynı eve denk geldik. Bu kader, yapacak bir şey yok. Burada ikimiz aynı dört duvar arasında bir zaman paylaşıyoruz. Ben çok fazla saygısızlık yapmak istemiyorum. Ondan da bunu bekliyorum. Yani o bana saygı duysun, ben de ona saygı duyayım. İkimiz de burada zor günler yaşamayalım. Ne o beni zorlaştırsın ne de ben onun hayatını zorlaştırayım istiyorum. Açıkçası benim bu konudaki görüşüm bu. Peki. Tuğba'cığım. Arkada da yani bu konunun açılmasını istemediğimizi ikimiz de dile getirdik zaten. Yani dediği gibi zaten bir daha arkadaş olmamız... Tuğba'cığım yani öyle bir kavga ederseniz kuliste, yani bunun burada bu kadar konuşulmama ihtimalinin olmadığını da herhalde tahmin edersin. Yani sadece benim şunu anlamadığım nokta, bu olayın zaten konuşulmasını ben kesinlikle istemedim. Kendisi... Bu konuda Buse sana çok katılmıyor ama yani. Evet, yorum yapacaktım ama girmek istemedi. Evet, o katılmadı. Ben yani, de katılmıyorum bu arada bu konulara. Bu konunun açılmasını istemeyen kendisiymiş güya. Hayır, ama tekrar bu, ben bu eve geldiğimde, ben bu eve geldiğimde direkt benim üstüme gelip yani ayağa kalkıp beni tehdit edip böyle şeyler yapan da kendisi. Peki şöyle bir durumdayız ama yani ikiniz de tamam bunları ifade ettiğiniz için söylüyorum. Evet. Sözünüzü kesmek istemem ama vaktim olmadığı için yani anlattığınız şeyleri tekrar tekrar etmeyin, anlatmayın diye söylüyorum. Geldiğimiz noktada şöyle bir durumdayız. İkiniz de kendinizi haklı görüyorsunuz. Bu sizi bir daha yan yana getirilemeyecek yerlerde olduğunuzu da aslında bir anlamda gösteriyor. Ve burada Tuba'nın yaptığı açıklamalar bunun bundan sonraki hayatıyla ilgili de çok rahat karar veremeyeceğini gösteriyor değil mi Tuba'cığım? Hı hı. Ya belki bu evde bile bunun için çok rahat davranamıyorsun. Doğru mu? Yani bu zaten anlatmıştım size, söylemiştim. Güvenle alakalı zaten problemim var. Güvenle alakalı. Hı hı. Ve burada da gittiğimde erkekler evine gittiğimde de konuştum bu konuyu. Söyledim. Onur'la dertleştiniz biraz. Evet. Konuştunuz. İyi geldi mi sana o sohbet? Evet, hatta güzel. Ben yani komik bir şey oldu. Ben herkes böyle yapıyor diye düşünüyordum. Onur'a dedim ki sen dedim hani insanlara güvenmiyorum. Ben bir kız arkadaşıma gidip özel hayatımı anlatamıyorum. Yani tek anlatabileceğim kişi annem. Anneme gidiyorum anlatıyorum. Yeteri kadar anlatamayacağım şeyi de aynanın karşısına geçip kendi kendime konuşuyorum. Ben bunu ona sorduğumda o da hayır biz öyle bir şey yapmıyoruz. Ne alaka hani sadece yakışıklı mıyız falan filan ona bakıyoruz dedi. Ben buna çok şaşırdım. Ben dertleşiyorum yani aynanın karşısında. Çünkü güvenebileceğim kimse yok. İşte dediğim gibi bunun boyutu sıkıntılı bir boyut. Evet, bunu aşmaya çalışıyorum. Yani umarım aşabilirsin. Umarım. Rümeysa'cığım, şimdi bu editler meselesine gelince etkilendin galiba değil mi? Kendi söylediğin için söylüyorum. Yani şu anlamda yapılan yorumlara, Ozan'a da bunu söyledim zaten. Böyle şeyler deyince bir sorguladım dedim yani hani gerçekten öyle mi? Bunu sonuçta ben daha önce ona söylemiştim. Bu eski mevzu, bu editler daha hani birkaç gündür yorumları falan
bölümler daha yeni yayınlanıyor. Konuştuktan sonra baktığımda işte Ozan'la olursan işte daha da sana destek atmayız, şöyle yapmayız, böyle gerçek bir baskıyla çünkü paylaşıyorlar çok, evet, bunu. Çok ve herkes yani o kadar her saniye mesaj, işte yorum, sürekli bir şey. Yani net olarak bir şey söylemiyorum. Nasıl etkilenmeyeyim sadece diyorsun? Şöyle çok az davranışlarından dolayı ama durduk yere bunu söylemedim. Ben de sana daha önce böyle demiştim ya, dedim hani Ozan işte hislerin acaba şey mi, duygusal olarak o bazen geçmiyor. Bu mevzuyu zaten herkes biliyor arkadaşlar. Aynı şeyleri söylemezsek, evet, devam etmezsek. Yani evet, bundan dolayı biraz. Peki ne söyleyeceğimi ben sana bilemedim, sormuştum hani. Allah korusun, Allah göstermesin, işte çok iyi anlaşıyorsunuz, ayrıldınız, Oğuzhan'la bir şey var mı, ihtimal var mı diye. Sen dedin ki şu anlık hayır. Leyla da tam olarak bunu sana böyle hatırlattı değil mi Leyla'cığım? Ne cevap aldın? Çok net hatırlamıyorum İlker'i. Gerçekten mi? Net bir cevap vardı. Yani akılda kalmayacak bir cevap bugün, değildi. Bugün konuştuğumuz, evet, mu az önce? Emin ben söylediğim bir şey söyledi. Hayır, dedim ki bu evde ben büyük konuşmam dedim. Sonuçta hani kimseyle asla olmaz. Biz dedim düşman değilim hiç kimseyle. Bu evde her an her şey olabilir dedim. Yani hiç kimse böyle konuşamaz bu arada. Yeri geliyor daha iki haftada beş kişiyle tanışan arkadaşlarımız da oldu. Yargılamak için söylemiyorum. Hani düşmanım değil, bir şeyim değil. Bana kötü bir şey yapmamış. Büyük konuşmuyorum ama düşünmüyorum dedim. Diğer adaylar nasılsa o da aynı şekilde. Bir farkı yok. Hatta çok realist konuşuyorsun dedim. Ben de hani, çok cesursun dedim. Ne olacak ne bitecek bilmeden ince davranmaya çalışıyoruz ona karşı. Lütfen yanlış anlama. Biz kızlar aramızda konuşuruz öyle. İnce davranmaya çalışıyor ama bir yandan da yani realist konuşuyor. Hani yaşayacağımızı bilemeyiz diyor. Haklı olarak peki, tabii. Peki bir tık daha ileri götüreyim. Ben konuşmadım. Rümeysa söylediği için soruyorum bunu. Wow. Oğuzhan'ın ilişkisi yok. Senin ilişkin yok. Onu ben dedim. Evet, yeriz. Kırmızı odaya çağırıyor. Çağırırsa giderim dedim Öykü Hanım. Sonuçta kim çağırırsa giderim. Hiç ya ilişkim yok bu evde. Karşı tarafın da ilişkisi yok. Herkes gider zaten buna. Oğuzhan değil, kim çağırırsa giderim. Böyle bir soru soruyorlar. Yok, ama soru nasıl iyi oluyor? Birbirine yani soru soruda, soruyor. Yani soruda sıkıntı yok. Bir şey söyleyeceğim. Bunda yanlış ne var? Yani şimdi iki kişinin soru bu evde... Soru da yanıt iyi bir yanıt değil bence. Ya kusura bakma da ben burada iki günde gözüm kimseyi görmüyor. Şöyle böyle. Ya bu, benim için kör ol demiyorum ben sana. Böyle girip kimseyi görmem. Hayır, soru Ozan'dan başka kimse olmayacak. Bunu diyemem. Biz böyle bir evdeyiz ya. Burada sonuçta bir şeyler bitebilir. Yeni şeyler başlıyor. Burada ben bir kesinlik veremem. İlla olacak da demiyorum ama ben geleceği göremiyorum. Yani burada büyük konuşma... Ben de mi göremiyorsun? Sen de değil. Genel olarak bu evde neyin ne olacağı belli değil. Ben geleceği göremiyorum. Net bir şey söylemiyorum. Büyük konuşmak istemiyorum. Yani bunu bilemeyiz sonuçta. Herkes şey de olabilir. Yani. Herkes de olabilir. Olayların ne kadar hızlı geliştiğini fark etmiyor musun şu senin an? Senin için bu tepkileri de söyledik veriyorsun bu arada yani. Sadece Rümeysa için ben değil, herkes için. Yani bir edit olayı bile bana geçiyorken daha bu saatten sonra her ihtimalle açayım kırmızı odaya. Arkadaşlar da çağırabilir. Ben öyle bir şey söylemedim. Ama yine de o görüntüyü vermemelisin yani. Peki sana da soralım. Senin de ilişkin yok. Rümeysa'nın da ilişkisi yok. Çağırır mısın? Rümeysa'yı mı? Rümeysa benim için buradaki bütün kadınlarla aynı seviyede. Kendisinin de söylediği gibi zaten. Yani illa ki birini tanımak isteyeceğiz vesaire. Onlar da bundan biri. O yüzden bir farkı yok yani. İlla ki Rümeysa çağıracağım diye bir şey söyleyemem. Herkesin olduğu gibi çağırabilirim. Peki Dilara'cığım? Aynen. Evet, garip cevap var mı söylemek istediğim şey? Ya yani şu anlık değil dedi ya, ona birazcık takıldım ya. Ben atıyorum aram bozuldu. Ozan'ın da arası bozuldu. Lazım. O zaman bunlar Rümeysa direkt Oğuzhan'a adım atacak kalır diye düşünüyorum bunları. Ben mi? O zaman işte evet, bitmiş olacak. Evet. Kimse birbirine evet karışamayacak. Herkes kim de görmüş olacaksınız. Ben Oğuzhan'la yani yakınlaştıktan sonra senin bir bakışların değişti bize karşı. Ne alaka? Değişik ya bak. Ya bence Dilara, bakış falan yok. Dilara yani bu cümlen çok başka çok yerlere sebebiyet ben verir. Ben açıkça konuşamayacak mıyım? Yok konuşabilirsin de bana o zaman net bir örnek ver. Nereden ne bir şey mi gördün hani? Ya bu cümleyi kurabilmen için bir
görmüş olmak. Çıkışta kaç gün önce olduğunu hatırlamıyorum. Çıkıştayken ben de olsam vedalaşırken Rümeysa bir değişik böyle baktı bize. Benim gözüm görmüyor bile Allah aşkına. Lens var gözümde, uzağa net bile göremiyorum. Öyle bir şey yaptı ki. Bazı bakışları yanlış yorumladığını burada ama şahit olduğumuz için istersen ya sen bakışlardan gitme. Yani hissettiklerinden gitme. Çünkü bir ilişkiyle ilgili bir yorum yapıyorsun. Bu da hani benim nezdimde büyük bir saygısızlık olur ama öyle bir şey yapabileceğini ben seni zor tanıyorum. O da çok uzunsun diye görüyorum. Oradan servisi buluyorum beni yani. Aynen. Ne işim gücüm yok bakacağım o karanlıkta o sana yani. Peki. Aynur ve Berke'ye geliyorum. Ay. New York zaten. Evet. Bir kırmızı oda daha basıldı bugün Berke tarafından. Çünkü Görkem'le. Görkem Aynur'u çağırdı kırmızı odaya. Evet. İlk başta Aynur konuşabilir. Ondan sonra ben konuşsam daha iyi olur. Çünkü neden çağırdığımı evdeki arkadaşlara da anlattım. Daha doğru anlaması için daha hoş olur. Evet Aynur'cığım. Yani ben hatta suyla beraber Berk'i zannettim giderken de. Ondan sonra ben girdim, biraz bekledim. Görkem geldi. Ben de şaşırdım. Ama sohbet ettik yani normal bir şekilde. Sonra da Berk'e geldi, elini tuttu, beni çıkardı. Ya sohbeti anlat bize. Sen neyse. Sohbet normaldi. Uzun zamandır görüşmüyoruz falan bu şekilde oldu. Sonra işte ben de evet dedim, 2 hafta falan oldu galiba dedim. Ondan sonra görüyorsun, sen de izliyorsun değil mi falan vesaire, böyle bir şey oldu. Dedim ki editlerden etkileniyoruz dedim. Ama hepimiz etkileniyoruz. O da evet falan. Sonrasında devamını getirsin. Evet Görkem. Yok benim anlamadım Öykü Hanım. Şimdi Berke ile görüşüyoruz ne zaman dedin sen. Berke ile görüşmeye devam ediyoruz. Birazcık dedin ses bana duymuyorum Berkeciğim. Öykü Hanım demiş, ben sordum, Berke ile görüşmek istiyorum, Berke ile devam etmek istiyorum demiş. Onu ne Berke zaman söyledin? Berke ile görüşüyorum dedim, devam etmek istiyorum. Görüşüyorum dedim, tamam. Evet. Ne zaman söyledin bunu? Söyledim. Ne zaman söyledin? Komik evet, bir şey mi var Murat? Berke ile görüşürüz. Öykü Hanım bak gülüyor yanımda da. Sakin bak ol. Başına gelirse bir gün ben de sana gülerim ama öyle gülmem yani, haberin şöyle olsun ha. Ben sakin kalmaya çalıştıkça herkes Yeliz, benim üstüme gülüyor yani. Murat ve tamam, Leyla geçer. Tamam konuna dön, benlik bir şey yok, konuna dön. Yükselme bana. Leyla'cığım sen de geç. Çift olarak yer değiştirin. Rica ediyorum. Kritikte böyle bir şey olmasın. Murat'cığım çok keyif alarak evin içinde yorum yapamadığın halde izlediğini farkındayım. Evet Öykü Hanım. Yani bunu da gizlemiyorsun. Evet Öykü Hanım. Çünkü yorum yapamıyorum. Yorum yapamıyorsun. Leyla'ya verdiğin sözden. Evet. Ama bunu da gizlemiyorsun yani. Evet. İzlemek hoşuna gidiyor. Ya şöyle yorum çok yapmak istiyorum ama yapamıyorum. İçim yiyor ama bir yandan Leyla'yı kazanmak istediğim için vermiş olduğum sözler de var. Hani bu sebepten dolayı sadece izliyorum ama keyif alıyorum. Yorum ne konuda yorum yapacak? Aynur konusunda. Yani ne yapamıyor? İşte evet ne yani neden bu kadar yaşanıyor olmasından keyif alıyor. Şöyle. Görkem'e mi güldün mesela? Yoksa diyalog muhabbetini hep gidiyoruz ya. Hayır bir şey söylemedi arkadaşlar. Ben o izlenimi her çünkü o kadar çok söyledi ki yorum yapamıyorum, yapsam neler söylerim evet gibi vesaire. Yani orada burada onu söylediği şeyler var. Sadece şunu söyleyebilirim Öykü Hanım. Yanlış anlama sen de. Yeliz arkadaş olarak kalmak istiyorum dediği zaman Mert'le alakalı sonrasında Bat kırmızı odaya Yeliz'i çağırdı. Ve sonrasında ister istemez ev tepki gösterdi. Sonrasında zaten yaşanan olaylar var. Bana açıkçası biraz şey geldi. Yani sonrasında hani şu an tanışma yolu gibi bir şey tam anlayamadım. Görkem çağırıyor aynı X kişi kırmızı odaya. Ben çok farklı bir şekilde tepki gösterir diye düşündüm. Çünkü yani agresif gelmesini bekledim. Evet, çok agresif gelmesini bekledim. Çünkü neden? Hani en yakın dostunun tanışma yolundaki olduğu insana Bat çağırdı. Çok yüklendiler. Yani senin tanışma yolunda ilerlemek istediğin kişiyi Görkem çağırıyor. Nasıl bu kadar sessiz kalabiliyorsun diye evet bir soru işareti benim de buna cevabım. Düzgünce çağırıyor, düzgünce iletişim kurabiliyorlar. Çok düzgün şekilde erkekler evinde ifade ettim. Benim nasıl açımdan bu diskalifiye sebep olacak bir sebep Öykü Hanım. Ben buna öfkeyle gidersem oraya ben diskalifiye olurum bu programdan. Sakin şekilde kendimden emin adımlarla Aynur'a da güvenir şekilde oraya gitmek istedim. Eğer öfkeyle kalksaydım belki ben de belki Görkem de bana vereceği karşılıktan sonra belki o da diskalifiye olacaktı, ben de olacaktım. Ama ben sakin şekilde, mantıklı şekilde düşünüp o şekilde hareket ettim.
ve cevap aldığımı düşünüyorum. Şimdi farklı şeyler mi söyleyecek? Onu da merak ediyorum. Bilmiyorum Aynur ne diyecek. Yok, şu an. Yok sadece yani. Yok şu an cevap olarak ilerleyebiliyoruz. Hayır soru cevap ne söyleyeceksin? Ya mesela, senin konuya de, dahlin bu kadar zaten bu yani. Bu kadar. Sadece şöyle bir soru sormak istiyorum. Hani sakin bir şekilde geldi karşıladım diyorsun ya. Hani Bat size bu şekilde kırmızı odaya olay oldu ya. Ya konu Bat değil burada. Tamam. Neyi karıştırıyor ben anlamadım. Onunla onu mukayese etme. Eşitsizlik. Hani onunla onu mukayese etmene bile gerek yok. Buydu, sen tamam, bireysel tamam. olarak bu manzaradan çok keyif aldın. Yani Bat'la alakalı bir evet. konu olmasına gerek yok. Aynen. Kısacası bu. Yani bu çok açık ve net görülüyordu. O yüzden yani bunu da görmedik zannetme diye burada konusunu açtım. Esas mesele burada tabii ki. Görkem ve Berke arasındaki sıkıntı. Evet Öykü Hanım ben, evet, ben kendisine de sordum kırmızı odadan çıktıktan sonra ve içeride kendim çağırdığımda. Berke ile görüşmek istiyorum diyebilir misin herkesin içinde? Emin misin bu konudan? Görkem kardeşimdir diyebilir misin dedim. Evet hepsini teker teker söylerim dedi. Video verilirse galada da görürüz zaten. Galada görmeye gerek yok. Ben bundan iki gün önce zaten dedim ki evde sadece Berke ile görüşebilirim. Buna dile getirdim. Bana bir şey söylettirmene gerek yok yani. Benim bir dilim var. Yok onu bekliyor Görkem çünkü. Kelimeler var yani. Onu bekliyor bazı insanlar ve Görkem. O yüzden senden bunu rica ettim. Başka bir şey yok. Söylemiyorsun demedim. Herkese ben söyledim zaten. Aynur bu şekilde söyledi. Ben de bu şekilde söyledim diye. Ama bunu duyması gereken insanlar vardı. Ben tekrar söyledim. Senin de söylemeni rica ettim. Bu kadar basit. Var mı Aynur'cum söyleyeceğim bir şey? Yani yine dile getiriyorum. Oturduk. Bu kadar. Peki Görkem, bak, duyacaklarım bunlar. Evet. Ki zaten Aynur'un dediğinin dışında pek bir şey gelişmedi. Konuştuk, eski konulardan konuştuk. Sohbetimizden, birbirimizi bayağıdır görmediğimizden bahsettik. Ondan sonra benim yaptığım hatta hatalardan konuştuk. Ne görmüyoruz? Herkes evin içinde görüyor. Ne birbirinizi bayağıdır... Hasrete mi gittiniz, özleme mi gittiniz? Bu neyin özlemiymiş Öykü Hanım ben anlamadım ya. Gurbete mi gittiniz arkadaş? Bayağıdır görmüyoruz birbirimizi. Bir hasrete ya. Gitti evet. Evet hasrete gitti oradan bir özlem olmuş. Bir hasrete uğrayıp geldi evet. Evet doğru. Hasretle şarkı ne özlenmiş ya. Aynur'u öyle çağırdı. Olsun. Bu arada evet bizim kafamızı karıştıran şey bu. Demiş ki sen ben senden okey yoksa benim aklımda başka bir isim daha var. O onu muhabbet öyle gelişmedi. Orada hasrete dedim ki böyle bir olay var işte demek istedim. Bitireceğim. Sen mi söyledin? Ondan sonra daha diye. Doğru olur çünkü hasretle konuşmam. Çünkü hep aklıma ben takılacaktı bunları söylemediğim için. Aynur'a ilettim bunları. Çünkü kafamın rahat olmasını istedim. Bu hasret olur, başkası olur. İleride başka biriyle bir ilişki ya da flörte başlayacağım. Hep Aynur'la bu konuşmam aklıma kalacaktı. Ben keşke dememek için. Keşke dememek için. Bir de Berke ile arkadaşlık muhabbetimiz ilerlerse, bu muhabbet ileride açılırsa Berke ile daha büyük sorunlar yaşardık. Aynen. Şimdi araya küçük bir soğukluk girebilir. Benim için sıkıntı yok. Ama en azından kafam rahatladı. Bu muhabbeti çünkü yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Ve kötü bir sohbet geçmedi aramızda. Sadece sohbet ettik. Bu kadar. Yani medeni olarak bunu konuşuyor olmanız güzel tabii ki. Ama evet. bu gelecekte bunun... artçılarının ya. Yaşanmayacağı anlamına gelmez. Bir şeyi bastırıyorsunuz çünkü şu anda. Yaşanabilir. Benim açıdan sıkıntı. İkiniz de fevri karakterde insanlarsınız. Yani o zaten bir rencide oldun, beni rencide ettin gibi bir derdin üstüne bu darbeyi alınca şu anda ben Berke'nin çok sakin olduğunu düşünmüyorum. Ama bu şekilde devam ederseniz takdir ederiz. O başka bir şey. Yani sen burada... Yani başkası üzüleceğine, ben üzüleceğime başkası üzülsün diyerek evet. bildiğini okudum. Biraz bencilce bir davranış tercih ettin ama bu sence doğru olabilir. Bence yani nasıl doğru düşünürsünüz zaten. Bilmiyorum. Ama arkadaşına bunu yapıyor olmak, Mert. Ya pardon ben tamamen yapmış olduğu davranışın yanlış bir davranış gerekiyor. Ve yanlış bir davranış olduğunu düşünüyorum. Hatalı bir davranış ve yapılmaması gereken davranış. Başka yorum var mı? Ayrıca Öykü Hanım çok tutarsız konuşuyor. Arkadaşımdır, severim Görkem'i. Ama gerçekten bazı şeylerden kaçmaya çalışıyor. Evde negatif bir hava yaratmamak için hani herkesin onun üstüne gitmemesini istiyor büyük ihtimalle. Ondan sonra diyor işte Aynur görüşmek istiyorum görüşmek isterse. Son kararı Aynur verecek. Sürekli böyle şeyler tutarız. Biz hiçbir şey anlamadık. Kollar çarptırıyor. Bir adım atıyor. Evdekileri net olduğumu söyledim. Efendim? Evdekileri net olduğumu en son Berke'ye de söyledim burada. Hayır, bir de diyoruz ki Aynur'u beğeniyor musun? Aynur sana tamam. Hani önceden söyleyemedim şeyleri şimdi söyledim. Tutarsız kapatmak için dedim. Aynur sana olumlu yaklaşırsa ne olacak dedim. Hani ben dedi ki ben bir şeyleri söyledim. Berke'ye açıkladım mı mevzuyu? Ondan bir cevap bekliyorum dedi. Evet. Tamam dedim hani olumlu bir cevap verdiği zaman ne olacak dedik. Bunu söyledim. Sonra dedi ki işte... Ben dedi Berke için dedi. Oğlum cevap verse de birlikte olmam dedi. Berke için sordum dedi. İlişkilerini net olarak anlamak için dedi.
Evet, çok tutarsız Öykü Hanım. Bunu niye söylesin mesela? Öykü Hanım, görüntüler bir gelse ekrana öyle bir anlayacaksınız ki şu an anlatamıyoruz yani. Biz de istersen çünkü biz de anlamadık. Konu Murat olunca ama direkt herkes peki şeye geçiyor. Peki. Öykü Hanım, şöyle bir şey. Bu durumu çok belki sakin karşılamış. Son olarak Görkem'in ne düşündüğünü şu an gerçekten merak ediyorum. Çarpıtılıyor deniyor, bir şey deniyor. Onun gerçekten ne düşündüğünü, devamında nasıl tamam, davranacağını da şu an merak alalım ediyorum ben. Kim? Bir saniye. Görkem'in... Sen söylemeden önce Onur bitir. Evet. Kim? Kim? Flörtüyle veya şipiyle ayrılsa veya bir soğukluk girse hemen hani biz bu konuda Batı eleştiriyorduk ama asıl eleştirmemiz gereken ismin Görkem olduğunu düşünüyorum. Evdekiler birazcık çünkü bu konuda tepkili ve değil, özgüvensiz olduğu için bana yükleniyorlar. Benim böyle bir şey istesem herkese söylerim, hiçbir çekincem de olmaz. Bunu kızlara da söylerim. Benim burada hiçbir şeyim yok. Ben Yeliz muhabbetine gelince onun şakasıyla karışık yaptım. Aynısını Murat Leyla mevzusunda da yaptım. Hatta Oğuz'la da bu mevzuyu konuştum. Hı hı. Şimdi dedim atıyorum Leyla'yı çağırıyormuşum, bir şok dedim Murat için. Bu şaka. İkincisi Yeliz'le Mert'in olayında da birazcık araya soğukluk girmişlerdi. Dedim ki şimdi dedim Yeliz'i çağırıyormuşum dedim. Hani bat mevzusu geçtiği için sadece bundan ibaret. Burada ya ne Yeliz'i ne onu beğenmedim. Sadece dedim iki kişiyle dedim hı-hı muhabbetim vardı ve beğendiğimi söylemiştim. Birincisi Aynur dedim. Bunu önceden söyleyemediğim için dedim Aynur'a söyledim. Ve kafamda kalacağını dedim söyleyeyim ve konu kapansın dedim. Bu kadar. Sen bana en başında Yeliz'den hoşlanıyorum demedin mi kardeşim? Hoşlanma falan yok. Tam beğendim dedin. Yeliz'i girme, şaka dedi Onurcuğum. Tamam. Yani hayır, en başında Yeliz'den etkilendiğini yani söyledi. Tamam. Aynı eğer elimizde varsa yalanlıyor, galaya ben yalancı mıyım? Hayır, ben yalancısın Görkem'in demiyorum. Üzerine, hayır, ben Görkem'i şu an sana ben iftira atsam elime ne geçecek kardeşim? İftira atma mesele yok, bu boş mevzu çünkü bu şaka. Boş bir mevzu mu? Boş. Burada boş bir mevzu olsa gelmeyin, bir kere böyle bir şey böyle gereksiz nerede muhabbetler. Nerede söyledi bunu sana? Yani nerede söyledi? Kanıtlarsa kanıtlasın. Çünkü kanıt yok, anladınız? Bunu bana dışarıda da söyledi. Bu şaka. Evde söyledi. Evde de söyledi, biz fısır konuştuk. Hani ben seni şu an mutfağın o taraftaydık, konuştuk bunu. Ben bak, biliyorum seni kimsin. Sen de onu, sus yaptın hatta. Onu bir dinler misin? Burada senin Görkem'le birebir derdin yok. Sadece onu ya doğru söylediğini ispatlamaya çalışıyorsun, anlıyorum. Ama ben burada bir başka arkadaşı Oğuz'un neden aradan bu kadar mevzu varken uzadığını merak ediyorum. Nasıl yani? Konuştunuz. Ya bana söyledi. Aynur'la ilgili konuştun. Evet. Bütün bu kargaşa olurken ne Berke'ye, ne Görkem'e, ne ortalığa tek kelime söylemedin Oğuz. Bana söyledi zaten. Kırmızı bana... odaya gitmeden önce konuşmanızda ne vardı? Bana söyledi ki ben dedi ne yapsam, eski defterlerimi açsam, geleceği mi şey yapsam dedi. Ben dedim ki hiç geçmişe bence takılmana gerek yok. Geleceğine bak dedim. Hatta Hasret'i çağıracağına ben emindim. Çünkü gitti geldiğinde Hasret'le birlikte konuştular. Ama senin kafanda hala Aynur var diyen sensin. Senin hala kafanda Aynur var demek ki. O yüzden zaten geçmişimi açsam falan diyor. Dedim kafanda Aynur var demek ki. Hatta ben Görkem'e dedim ki eğer bunu da yapacaksan Berke'yle önceden konuşman lazım dedim. Söyledim mi? Evet söyledim. Öykü Hanım. Ben bunda... Bütün buna olurken niye bir şey söylemedin? Bana söylemişti, bana böyle oldu. Hepsi birlikte konuştu ki Öykü Hanım. Çünkü hani araya Yeliz söylediler, Aynur söylediler, Hasret söylediler. Ben yani olsam sonra... oradan sorular soruyor. Sen bana söylemişti abi. Ben zaten ben biliyordum diye girmedin hiç yok, konuya. Yok hayır çünkü... Aşırı derecede bir karmaşa sardı ortu. Berke oradan sinirlendi. O ona bir şey soruyor. Şöyle Mert bir durum araya bir şey soruyor. Ben size söyleyeyim. Ben geldikten sonra eve normalde daha öncesinde Oğuz bana işte sen beni götürdün ben de seni kırmızı odaya garantisin dedi. Eve geldikten sonra işte bana yardımcı ol. Başkaları da istiyor kırmızı odaya gitmesem mi acaba dedi Oğuz. Şimdi bana daha önceden söz vermişti. Ha. Geldikten sonra Aynur'un olduğunu duyup beni kırmızı odaya gitmemeye iteledi. Anladım. Ve Aynur'u duyup da bana eğer söylemediysen kanka gerçekten Aynur yani duydu ben zaten, daha ne göreceğim bu yerde hiçbir fikrim ben yok. Onu gerçekten duymadığımı bu kadar zaten... kısa sürede daha hangisini yaşayacağım bilmiyorum. Yok dostum hayır bak mevzu öyle değil. Bana geldi en başta sen Berke, gittiğin çok zamanda... yanlış anlıyorsun öyle bir durum evet, yok. Öyle bir durum yok. Ben öyle geldim burada yok. Görkem'e de söyledim. Dedim ki bana bunu çıtlattı 5-10 dakika önce falan bu mevzudan gitmeden önce. Ben de dedim ki eğer bu geçmişteki mevzuyu açmana hiç gerek yok. Hiç geleceğine bak, eğer bunu açma düşüncen de varsa ilk başta Berke'ye iletmen lazım dedim. Doğru mu? Evet, zaten sen bir kararımı bana niye ben söylemedin peki sen dostum? Sen yoktun ki olsun dostum. Görkem geldi. Geldikten sonra ya bana söyledi, siz hepiniz bir tartışma içerisindeysiniz, anladın mı? 5 kişi benim oraya girip dahil olmamın manası yok. Ondan sonra zaten hepiniz tartışırız. Ben zaten sana söylerdim ondan sonra da. Görkem bana zaten söylemişti, ben de ona bunu söyledim derdim yani. Üstüne bir konuşulan mevzu olmadı. Bana güvenilmemezlik falan filan demene gerektirecek bir durum da yok. Benim zaten senin savunduğumu söylüyor, doğruluyor da Görkem. Mert,
Görkem'le biz konuşurken Görkem Berke'ye çıtlattığını da söyledi. Benim karşıma onu, geçip onu hiçbir şekilde böyle bir şey söylenmedi Hülkü Hanım. Bana gelip söylese... Bana da alenen Aynur diye bir şey söylemedi, ben kendim anladım evet, zaten. Hatta dedi ki ben söyledim, anlamak istemiyorsa anlamamıştır evet, ama ben bahsettim. Belki muhabbet oldu, çıtlattım biraz. Hülkü Hanım söyleyecek insan alır karşısına der ki dostum ben Aynur'da eskiden bir şeyler hissediyorum, bunu söyleyeceğim. Senin için rahatsızlık olur mu? Rahatsızlık olursa yine sıkıntı yok, yine çağıracağım desin bana mesela. Ben rahatsız olurum desem yine çağırsın. Ama bana rest çekerek çağırsın. Ama böyle bana işte ben çıktım anlamak istiyorsan anla diyecek şekilde yapılmasın yani. Ben kimseye yapmam bunu. Bana da yapılması yanlış. Peki. Şöyle bir şey yapabilirim Berke'cim. Görkem ve Aynur'un kırmızı odasını sana izletebilirim. Çok iyi olur Öykü Hanım. Biraz daha hepten tam mezarlık çiçeği falan dendi ya. Benim mezarın çiçeği olabilir o işte. İzlemek istiyor musun? İstiyorum tabii ki. İzlemek zorunda değiliz. Yo, izlemek istiyorum. Seyirci yani. İzledi. Ben de izlemek istiyorum. Yani evet. Daha ne göreceğim ki zaten. Peki. Ne görebilirim? Buyurun görelim. Nasıl ya? Sen beni çağırdın. Bu senin kırmızı odan mı? Kimin gibi gözüküyor? Aa! Merhaba. Nasılsın? Görüşmeyeli. Ay evet, bayağı zaman şaşırıp şaşırdım zaten. Evet, benim kırmızı odam. Biraz fazla şaşırmış gibi istiyor sana. Evet, şu an bayağı şokum yani. Ben de öyle biraz şokum. Nasıl uzun gidiyor? Uzun zaman sonra seni gördüm. Evet, bayağı kaç hafta oldu? Oldu bayağı, evet. Nasıl gidiyor? Gitmeye çalışıyor. Nasıl? Birazcık kafamı kurcalayan bazı şeyler vardı. Ne gibi? Hislerim, duygularım, düşüncelerim. O sebeple ilk başta onları kapatmam gerektiğini düşündüm. Çünkü yoksa kötü hareketler yapıyorum. Evet, benim... senin çok sıkıntılı geçti. Bu arada... Döndüreyim. Aklım gitti. Sıkıntılı geçti evet. Yapmamam gereken ya da yapmayacağım şeyler yaptım. Burada. Evet, çok... Sebebi de birazcık sensin bu arada. Nasıl yani? Bilmiyorum, ani gelişti benim için bazı şeyler. Evet. Senin gibi rahat olamadık. Rahat derken? İlişki, tanıma, o açıdan. Sen de tanımaya çalıştın ama kimi? Birilerini. Tanımaya çalışmadım, ben emin olarak çalışmadım. Birazcık da hata yaptım. Evet, bu arada. ne yapalım, herkes şanslı olmuyor öyle. Herkes benim gibi şanslı olamaz zaten. İnsan kaybedince anlıyor bazı şeyleri. Şu an bana mı diyorsun beni kaybettiğin için? Kazanmadın ki. Kazanmadım ama hiç çabalamadım, çalışmadım. Hiç doğru düzgün seni tanımaya çalışamadım. Evet. Ama maşallah editlerimiz... Hiç de paylaşmamışsın. Baktım böyle. Çok komik. Komik, ama tatlı. Ama üstünü izliyorum. Lütfücük yani. Bir de bu arada orada yani buradaki gibi değil. Orada çok samimi, çok tatlı geldim bana. Nasıl? Yani, editlerden evet. Herkes ya, izleyince çok etkileniyor bu arada, Yok, onun için değil, izleyince. Ben bölümü de izledim. Ben sana egoist, samimi değilsin dedim ya. Evet. Bayağı bu arada samimi ve tatlıymışsın orada. Evet, hiç. Bunu fark edememiş mi? Bu benim hatam. Özür dile, affedeyim ben seni. Peki bu mumları, şeyleri niye yaptığımı anlamışsın az çok. Bunları sen mi yaptın? Evet, elim de yandı. Aa. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşte dediğim gibi birazcık aklım kurcalayan bazı şeyler var. Ben su getirmiştim. Şey sandım, içebilirsin bu arada. İçebilir miyim? Evet. Ayrıca sana bir su borcum vardı. Tam üstüne şu anda denk geldi. Evet, sen de istedim, getirmedin ama. İlk zaman. İşte bak, kısmet. Kısmetse olur. Sen ne diyorsun peki? Nasıl gidiyor senin açından? Ya benim açımdan ben şu an bir tanıma yolundayım. Biliyorsun. Bunun farkındayım, zaten. Biliyorum. Ve yakın arkadaşım. Evet, yani şu an onunlayım. Bununlayım. Yani evet. Ben senin düşüncelerini merak ediyorum. Berke'ye daha sonra soracağım. Ya ben de editlere bakınca biraz böyle hani kendi kendime bir sorguladım. Ama hani... Ben hızlı gitmek istemiyorum hiçbir şeyde. O yüzden birazcık hep kendimi geri adımda tutuyorum. Evet, çünkü burada zaten hızlı gidenleri de gördük bir yerde. Ya ben de şu an yavaş yavaş ilerlemeye çalıştığım bir şeydeyim.
Yani ne olacağını bilmiyorum. Bence hiç yavaş yavaş gitmiyorsunuz ama. Nasıl yani? Hiç yavaş yavaş değil, çok hızlı gidiyorsunuz. Ki ben bunu önceden de söyleyecektim. Sana sonra dedim aranız bozulmasın, araya girmeyeyim. Kötü bir duruma düşmek istemedim. Hı hı. Hızlı mı? Yani bana göre hızlı. Ben seni daha çok sonradan anladım. Evet, atışmalarımız falan gayet güzeldi. Ben de seviyordum. Merhaba. Ne haber? Selamlar. İlk sohbet ediyoruz. Peki. Gel. Ne? Gel. Hadi. Normalde Aynur kimsenin lafıyla çıkmazdı ama evet. Şey yapmış. Bize yani anlattıklarıyla alakası yok Öykü Hanım. Eve geldiğinde hani bir problem yok, bir şeyleri netledik, hal dağılmaz falan. Bu ne abi? Ben çok samimi bir görüntü. Tutarsız konuşmuş. Tutarsız geçmişten mi? Gelen konuları hani içimden kalmaması için çağıracağım demişti ki evet. Bahsettiklerin hiçbiri yok burada. Şimdi bu yansımamış buraya. İnsan kaybedince anlıyor lafı zaten bu. Ben orada o hislerimi o zaman söyleyememiştim kendisine. Şimdi söyledim ki bitirmek için. Çünkü hiç konuşma fırsatımız olmamıştı kendisiyle. Bitirmeye yönelik bir konuşma geçtiğini ben görmedim. Kesinlikle. Peki şu an için hislerin var mı diye sana soru bunu sormuştuk. Berke'ye de söyledim bunu. Örnek veriyorum. Berke ile Aynur konuşmayı bitirir ya da flört aşamasını bitirir. Ben Aynur'a zaten gitmem bunu dedim. Sadece aramızda bu konuşma gerçekleşmemişti. Çünkü arada bir hep açıklık olmuştu. Hiçbir yer araya girip konuşmamıştım. Yansıyan gitmem, şey evet. Koşar Öykü Hanım. Yansıyan şey. Yok ben Buse burada şey yapmasın öyle. Koşmam. Değil mi ama yani burada yani herkes aynı soruyorum. Şeyi anlattı. Siz yorumlayacaksınız. Var mı başka? Sohbette öyle ki. Yani anlattıklarıyla alakası yok. Bir şey oldu. Öykü Hanım. Olsa. Anlattıklarıyla alakası yok. Bize farklı anlattı. Tamamen hani eğer olumlu bir şekilde dönse de ilişkiyi bitiririm. Bir ilişkiye başlamam onunla dedi ama burada çok farklı gözüküyor. Daha çok bitsin diye değil de aslında bir başlangıç için bir konuşma geçmiş aralarında. Bunu çok net anlıyoruz zaten. Neden böyle söyledi bilmiyorum. Berke ile aralarının bozulmaması mı için bu şekilde söyledi. Ama yani bence dürüst olması gerekiyordu Görkem'in diye düşünüyorum. Gayet dürüst olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani, zaten kendisine dile etti. Televizyon öyle söylemiyor ama bize. Televizyonda aşırı bir samimiyetimiz yok. Sadece sohbet ettik. Samimiyeti Aynur kurmuyor sende çünkü. Aşamazsın yok, burada çizgiyi. Öyle bir samimiyet de yok. Zaten normal arkadaşça bir sohbetimiz vardı. Herhangi bir ileri de bir şey olmadı. Sadece sohbet edip son konuşma gibi düşünün bunu. Bu kadar. Peki. Arkadaşlar. Berke'ye söz verelim. Berke ne söyleyecek? Öykü Hanım. Evet. Bahçede konuşurken ben bugün geldiğimde seni bir kız çağırırsa orada oturur musun, onunla konuşur musun diye bana soru sordu. Ben de dedim ki sen istemezsen sadece ben Aynur'la görüşüyorum derim, oradan çıkar giderim dedim. Ama devamında beni kesme beni. Kesme beni ya. Hep konuşuyorsun, orada da bol bol konuşmuşsun, keyifle konuşmuşsun. Sıra bende. Burada ben bu konuşmayı yaptım. Sen istemezsen görüşmem dedim. O da bana ben de durmam dedi. Devamında izliyoruz. İşte ben de bir düşündüm editleri izledikten sonra. Bana gelip abim, abla, kardeşim yaşında olan çocukla ne işim var diyen insan Kırmızı Oda'da farklı konuşuyor. Kırmızı Oda'dan çıktıktan sonra ablası yaşındayım derim orada da diyen insan Kırmızı Oda'da ben Berke'yi tanımak istiyorum o yüzden seninle bir şey düşünmüyorum diyemiyor. Ya bir öyle bir böyle olmaya gerek yok. Açık açık. Keyfine bak. Belki görkemi vade edip başka şeyler yapmak istiyorsun. Farklı şeyler olabilir. Sana zaten sürekli söylüyorum. Bana ilgini belli etmiyorsun. Telefonda söylüyorsun dışarıda. Niye söylüyorsun bilmiyoruz. Hani. Ama burada da belli et diyorum. Etmiyorsun hiçbir şekilde. Niye korkuyorsun? İşte bu yüzden. Ya, düşündüğün şeylerin ortaya çıkmaması için belki tuttun elimden. Oradan geldin benimle. Yoksa ben bir kadına zaten bir fiziksel hiçbir şey yapacak bir adam değilim. Asla böyle bir şey kalkışmam. Ama bu yapılan... Onun yapmış olduğu zaten saygısızlık. Harbi saygısızlık yani. Benim burasının ne yaptığı daha önemli benim için ki herkes de gördü diye düşünüyorum. Ben orada Berke'yle görüşüyorum demiyor muyum? Berke'yle görüşüyorum demek farklı. Ben Berke'yle tanışmak istiyorum, görüşmeye devam etmek istiyorum. O yüzden o bir şey düşünmüyorum sen seninle demen lazım. Sen anlamak istediğin yerden anladın. Kusura bakma yardımcı olamıyorum. Ya sen bana demedin mi? Sen bana demedin mi birisi gelirse ben onunla oturmam diye?
Dedim mi demedim, bana da sordun, ben de sen istemezsen ben de oturmam. Aynur'la görüşmek istiyorum ama derim, çıkar giderim dedim. Ama seni çağırmadığı için biz bunu görmedik. Ben oraya, işte, ben elimde bardakla gittim oraya. Tamam. Sen beni çağırmışsındır. Sonra suyu niye içirdin o zaman ona? Çünkü oraya, orada duruyordu o su ve ben ona bir kere su vermemiştim. Ben dedim sana da vermemiştim, sana şey oldu, ben Berke'ye getirmiştim diye söylüyorum orada. Ki biz zaten burada hepimiz beraberken de Görkem'le konuşuyoruz. Sen bana Görkem'le konuşma mı dedin? Zaten konuşurdum bu arada sen öyle bir şey deseydin. Ama şu sen an de seninle görüşmezdin bir daha. Tüm bunları sen böyle çok yüksekten uçuyorsun. Bak sen çok yüksekten uçuyorsun. Kendine gel biraz. Sen her sen gördüğün, kendine gel biraz. Duyuyor. Ona rağmen gidiyor burada şov yapıyor. Aynen şov. Benim genelde Öykü Hanım benim elmaları, suları başkaları yiyor genelde bu evde. Yani dışarıda ne yaşıyorsam burada da yaşamaya devam ediyorum. Şaşırtmıyorsun yani şu anda. Berk. Çok ilginç ya. Yani Berk'in aslında beklediği şey daha sert bir tepki koyabilmendi. Tepki göstermendi. Yani orada ama daha... Ama biz yani Görkem'le kavgalı değiliz. Ki. Evet bizim ama bir kırmızı ilişkimiz o olmadı. Evet. Bak bu farklı taraftan bakıyorlar. Mum yakarak benim gelmiş bu adam sana. Ne şey olmadı ya? Ya mum ben yakarak gelmiş oraya kalp öyle yapmış ya. Ben hazırladılar zannediyorum. Bak, yo bak, ben yaptım diye söylüyor orada. Sesin bastırma. Yeter ya. Bu ne ya? Ben her bu toplantıda bu adamla kavga ediyorum. Niye ya. Niye ediyoruz acaba? Ben de onu düşünüyorum işte. Bak ne izledik burada? Benim bir görüntümü mü izledik? Kimin görüntüsünü izledik arkadaşlar? Ben mi şu an hatalıyım? Yanlış bir şey mi konuşuyorum ya? Ben mi anlamıyorum yani? Neyin tepkisini görüyorum senden? Şu an ben onu anlamıyorum. Herkese diyorum ki Aynur gider görüş, Berke'yle görüşüyor. Ne dedim der, ben diyorum. Orada? Ne dedim diyorum? Ya bu kadar rahat niye konuşuyorsun orada? Ya çünkü editleri biz, izledim ben de bir düşündüm niye diyorsun? Bir ilişkimiz olmadı. Biz gayet şakalaştık bu. Hani ben Görkem sanki elini tuttum tanıma yoluna girdim de hani sonradan Kırmızı Oda'ya çağırdın da bu tepkiyi vermedim. Ben zaten Görkem'le bir ilişkim olmadı ve biz arkadaş olarak o benden en son özür diledi. Ben ondan özür diledim ve biz arkadaş kaldık. Bizim şimdi hiçbir zaman aşka dair bir konuşmamız geçmedi aramızda. Tamam. Bunun idrakını et ve ona göre davran artık. Beni de gelme. Gerçekten sıkıldım. Eğer benim yüzüme bir tane sivilce çıkarsa bunun sorumlusu sensin şu an. Gerçekten sıkıldım. Her buraya toplandığımızda benimle kavga ediyor. Her defasında. Gerçekten ben yorum daha yapamıyorum ya. Yani. Ben gerçekten yorum daha yapamıyorum. Sanki gerçekten suçlu benim şu anda da böyle konuşuyor bakın, ya. Bakın bunu kenara yazın. Çok geçerli bir sebep yani gerçekten. Şöyle Görkem'in söylediği, Berke'nin karşısında söylediği bir şey var. Beklenti o yöndeydi belki de. Eğer Aynur istemeseydi ben Berke'yle beraberim. Bu odaya giremem der, girmezdi. Evet. Bunu söyledi yani bize. Bunu Görkem Berke'ye söyleyince ağır geliyor tabii. Ama Öykü Hanım bizim Görkem'le aramızda onların hiçbir arasındaki şey geçmedi. Yani ve ben orada normal bir şekilde sohbet ettim. Ve onlar bu eve geldiğinde hani toplu bir şekilde oturduğumuzda da biz sohbet ediyoruz. Biz hiç ilişki yaşamadık. Biz birbirimizi tanımadık ki. O sadece Kırmızı Oda'da. Onlar atışmaydı hani. O bir duygusal bir şey değildi. Ya ne kadar öyle yansıtmış olsalar dahi biz bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Ha şu anki tepkisi kim neyi yansıtmış? Yani hani bu editler öyle yansıtılıyor ama biz öyle o anlamda hiçbir zaman konuşmadık. Tanıştık sadece işte atıştık sonra özür diledik. Sonra da ben haftalardır görmüyorum. Sonrasında bu arkadaşımız biraz daha böyle davranırsa belki vallahi çekip gideceğim şöyleden bak. Az kaldı Öykü Hanım. Samimi söylüyorum çok az kaldı yani. Ay yani kaldı burada çıkmıyor. Aset bir şey söylemek istiyor. Belki farklı bir bakış açısı olur. Ya şimdi şöyle bir şey var. Berke tabii ki otomatik bunu kabul etmemesi zaten ondan önce de farklı. Yani diğer görüştüğü insanla da böyle bir sorun falan yaşadığı için. Kıskanması normal. Şimdi şöyle bir durum var. Aynur da bunu aslında kötü niyetli yapmadı. Daha doğrusu ondan önce bunların bu editler hani diyorlar işte bu kakara kukaraları hani istem dışı atışmaları biraz hani nasıl diyeyim özlem içerir gibi olur ya içine özlediği için değil ama yabancı görmediği için. Şimdi Aynur'a gelip başka bir
aday gelseydi Aynur orada resti çekip şunu evet. derdi diye düşünüyorum. Hayır ben işte Berke'yle görüşüyorum. Görkem ona bir nevi yabancı gelmediği için o orada rahat oturup da onunla arkadaşça konuştuğunu düşünüyorum. Yani bunda... Tamam şimdi anlatsam? Güzel anlatıyorsun da bana burada trip atmasını gerektiren şey ne? İşte bana evet, bunu böyle onu... anlatsın o zaman. Tamam. Yani ben hala ben çaba gösteriyorum bir şey anlatsın evet, diye. O bana çaba göstermiyor evet, konuyu hatta. Açıklamak için. Hala ben çaba gösteriyorum. Beni anlamıyor Görkem. Ya bir şey anlatmıyorsun ki anlatalım. Hayır bak, o öyle bak, değil. Ben seninle görüşmek demesi, istiyorum diyeceksin. Bitecek aşkım. Yani. Aynen onun beklemesi bak, şimdi, şu. Şimdi bak, Görkem... Ben konuştuğum zaman döndürüyor başka bir şey söylüyor. Tamam işte şimdi Görkem senin için yabancı bir insan değil. Hani böyle işte bu editler, bu komiklikler hani... Yabancı olmadı. Şimdi birkaç kere Kırmızı Oda mesela muhabbet bir kere oldu. Asya'cığım oradaki diyalog böyle miydi? Hayır öyle değildi tabii. Ama yani şimdi yumuşatmaya çalıştığını farkındayım. Evet anlıyorum ben seni. Ama Görkem'in söylediği bir şey var. İnsan kaybedince anlıyor bazı şeyleri dediğin zaman olay başka bir ifade var orada. Şimdi evet Aynur o bakışından bakmıyor ama Görkem o taraftan bakabilir. Onun zaten demesi de o ama Aynur yani hiçbir zaman ben Görkem'den hoşlanıyorum demedi. Kırmızı Oda'ya gittiğinde de ona o... şeyi vermedi. Hani evet bizden olur gibisinden hep atışmaları vardı. Hani Aynur'un tarafından ama orada hep... söylediği cümle onu herkese bunu düşündürttü. İşte ama Görkem bir şey yapıyor, düşündürtüyor. Onu söylemese zaten bu arkadaşça herkese aynı şey gelecekti. O cümlesi Berke'nin ve diğerlerinin aklına şey düşürdü. Berke diyor ki kesin evet, bir duvar örmedi diyor. O kafada konuşuyor. İşte evet zaten. Ben de diyorum ki orada onu yapmadı. Doğru orada Berke haklı o konumda. Ona ben bir şey demiyorum. Hayır bak şundan bahsediyorum. Editler güzel olabilir ama ben Berke'yle görüşmek istiyorum. Yani çok da önemli değil de denilebilir. Hadi böyle konuştun burada. Gel şu an benim yanıma de ki bana. Hayır öyle orada konuştum ama ben sadece seninle görüşmek istiyorum. Seninle devam etmek istiyorum. Daha zaten herhangi bir şekilde Berke'ye de söyledim. İlişkilerini bitirseler bile dedim ben Aynur'u tanımak istemediğimi yani dile de getirdim. Yani bunların hemen parlamasını bu konuda anlamadım zaten. Burayı da hiç anlamıyorum buna zaten. Buna 18 yani. Kişi inanmıyor bu arada. İnanmayabilirsiniz. Ben sadece bir aklımda kalacaktım. Ben anlamıyorum. İnanmıyorum demin. Anlayamıyorum. İşte hep aklımda olacağını dedim. En azından son kez odada görüşeyim. Zaten kötü de bir konuşma da geçmedi aralarımızda. Gayet dostane bir şekilde arkadaşız yani. Sadece bir tekrar son kez görüşüp olayları kapatmak, bitirmek istedim. Bu kadar. Zaten çoktan kapanmıştık sizin olayınız diye evet, konuşuyoruz. Yani. Kendi yani açımdan. Şey hayır normalde kendi açımdan geldiği dedim. Zaman böyle muhabbet ediyoruz hep beraber. O Görko geldin gel bizi gittir falan diye goy goy yapıyoruz. O zaman arada söyleyebilirdi ya. Aynur hani eskisi gibi makaralaşamıyoruz şimdi. Görkem de var ayıp olmasın. Belki. O bir şey. Yani özür dilerim. Belki de vardı. Çok özür dilerim. Ayıp olmasın. Bir hani yoklayacaksan da böyle o ulu orta yerde yoklama çaktırmadan yoklama yoklasaydın. Ayıp oluyor. Böyle yoklamayla hem alakası yok. Yoklama ayıp oluyor da bu yap romantik bir ortamda mı vedalaşıyorsun? Görkem bak lütfen bu konuda yanlışsın. Ben orada diyorum şakayla karışık hani herkes benim kadar şanslı olmuyor falan ama evet. yine böyle çok enteresan komik bir tepki alıyorum. Bunlar duyulmuyor asla. Görkem'e sormak aslında istiyorum. Bir şey soracağım çünkü Berke'ye. Bir saniye Aynur Görkem'e bir şey soracağım. Görkem bir şey soracağım. Benim konuşmam sana nasıl geçiyor tam olarak? Siz zaten burada Aynur'un Berke hakkında kötü bir şey de demedi. Konuşuyoruz da dedi Berke'yle. Yani Berke'yi belirtti zaten. Benim anlamadığım da bu zaten. Ben sadece kendi açımdan dedim son kez konuşalım dedim. Zaten Aynur'un herhangi bir şey hissetmediğini, Berke'yle konuştuğunu biliyorum. Sadece benim son kez görüşmem gerektiğini düşünüyordum. Çünkü hep aklımdaydı. Bu konuşmayı yapmam gerektiğini düşünüyordum ki daha sağlıklı bir şekilde başkalarını tanıyabileyim. Peki aynı soruyu Berke'ye sormak ister misin? Konuşur o zaten, soralım. Bana tavırlarını hiç beğenmiyorum, konuşmak istemiyorum ben şeyle. Aysun'la. Peki. Aynur, pardon. Yapma bunu. Öykü Hanım bana bak gelip bir tane düzgünce açıklama bile yapmıyor. Demiyor ki ben ona o şekilde konuşmak istemiyorum. Bak ağzım yoruldu. Dinlemesen de önemli değil. Öykü Hanım'ı anlatıyorum. Düzgün şekilde anlatmıyor. Hala gelmiş bana orada işte sen ne diyorsun bilmem ne bilmem ya. Gel bana de ki ben onunla orada o şekilde konuşmadım. Burada herkesin içinde bunu söyle. Ben burada kendi kendimi üzmeyeyim yani anlıyor musun? Peki Hasetçim kazandığım bir ödül var. Evet. Evet. Afiyet onu olsun. Sana şahane bir sushi armağan ediyoruz. Wow. Sushi. I love it. Sushi. Birini tercih edip davet edebilirsin. Yemeği kızdırdı paylaşabilirsin. Kızdırdı bütün. Erkek olmak zorunda. Beni seç. Ben de sushi seçiyorum. Hayır bir kişi seçebilirsin. Kız oluyor mu? Erkek. Erkek.
Seç bakalım. Aslet ben bir tane ayırıp gitsene. Ya patla gitsene bu çocuk. Bak bir şey söyleyeceğim. Bence bugünü ben götürdüm. Oradan buradan kaldırdım. Batı kazandım. Götüreceğim yanımda. Bat. Bat. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Kazandım. Muhabbete geleyim de. Acaba? Arkadaşlar tercihini açıkladı. Duyuyor musunuz? Kim seçti? Bat evet. Yani ben muhabbete giderim de sushi hiç sevmem. Sushi yemem diyor. Sushi yemez misin? Yemesin biz yeriz. Muhabbete git o zaman. Kanalına getirirsin yani. Sen yersin hepsini. Başka kanalına tercihin var mı? Yani sushi seven beylerden. Ya bat. Ha? Tamam bahçım kalk seni götüreceğim. Hadi o zaman. Hadi kalk seni götüreceğim. Afiyet olsun arkadaşlar. Tebrik ediyoruz tekrar. Kalorisi nasıl bunların peki? Bak bunu şuna ben bir ye ne olur ya ya. Bak ne olur. Ama bak cidden bütün ağzımın tadını değiştirin şimdi burayı. Bak bunu değil bunu. Bunu ye. Ne olur ya. Vallahi tadı çok güzel. Ben dur ona. Ben. At ağzına. Öyle yapmayacaksın. Hepsini atman lazım. Vay. Yemin ederim. Bunu gerçekten severek mi yiyorsun? Hastasıyım, ölüyorum, bitiyorum. Bak o kadar diyorum sana. Şaka yapıyorsun şu an değil mi? Yemin ederim hiç sevmiyorum. Sushi nasıl sevilmez ya? Bunların başka bir modelini denemiştim ben. Hangisi? Vallahi bilmiyorum. Hepsi birbirine benziyor zaten bunların. Hı. Onu da hiç beğenmemiştim. Gerçekten... Bunların da hiçbir farkı yok. Hı hı. Ne var şimdi bunların içinde? Avokado var. Var. Bu da zaten haşlanmış pirinç. Çok gereksiz bir şey. Oylarımızı hatırlatalım. Kısmetse olur aşkın gücü. El Poder Del Amor. Kullanacağınız oylamanın, uygulamanın adı productionhouse.com.tr başvurularınız için kullanacağınız adres. Ve tabii ki kısmetse olur aşkın gücü official Instagram, Facebook, YouTube bizi takip edin. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik. Hoşçakalın.